Yemin ediyorum sizi döverim oğlum. Bak yanımda çakmak vardı benim biraz önce. Bir grup çakmak hırsızıyla program çekiyorum 5 yıldır. Hayatımda hiçbir şeye bu kadar şehvet, bu kadar arzu duyulduğunu görmedim ben. Bir gün evime 20 kişi geldiler. İzledim kenardan karanlıklardan ne yapıyorlar diye. Arkadaş sigaranı yakıyorsun, geri bırak oraya. Çünkü buradan almışsın çakma. Hepsi böyle. Sizi ben terör örgütüne satayım. Eylem yapamazlar. Çok ciddi söylüyorum. Hadi molotof! Allah'ım ya. Dinamit koymuşlar. Koyacağız şimdi TC'ni. Ya neyse. PKK'lılara gidin. Bana niye geliyorsunuz? Benim arzum bir sigara içmek. Evdeki kombinin pilot alevini çalmış koyayım. Alevi açlar. Buradan da bizi izleyen terör örgütlerine sesleniyorum. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Sonra da benim ekibimi alın. Mahmut'a baktım. Ne terör mü? Mahmut iyiyim. Kimse bana bir şey yapmıyor. Şey itiraf edeyim mi? Evet. Ben seni eve gelip 10 tane falan çakmak topluyorum. Sen istediğin için sana veriyorum. Lan gör. Her neyse olsun. Sigaranın annemin, babamın ve benim üzerimdeki etkisi. Sonralarında Tuğrul da katıldı aramıza. Ya sigara içmeyince bir insan sigara triyakisi ise sinirli olur mu? Ben çünkü aşırı sinirli olurum mesela. Babam da aşırı sinirli olur. Aynı evde bir uyanıyoruz abi. Babam. Ya bak asla yaklaşamazsın. Yok öyle bir dünya. Bana da yaklaşılamaz. Annem inanılmaz. Tuğrul hiçbirimiz bilmiyoruz ama nedense o çok sinirli. Tuğrul'un gözlerini biliyorsun değil mi sigara içmediği zaman? Büyük iri gözlü bir çocuk ya. Gel bakayım buraya. Şöyle bak kameraya. Bu ne oluyor biliyor musun? Şu tatlı Hindistanlı surat ne oluyor biliyor musun? Ben böyle oturuyorum. Sadece şunu dedim bak. Abi dedi laptopta dedi şeyleri dedi aktardım mı? Şimdi Bursa'dan İstanbul'a dönmeden onu aktaralım dedi. Dedim Tuğrul şu an dedim uyanamadım. Tamam ne dedim ya? Ne dedim ya? Ne dedim ya? S**tem. Ben de sigara içmedim ya. Kalkıyorum böyle oğlum bana bak atar yapmak gelin belanı diyorum. İki adım geri atıyor. Zaten hep öyle. Zaten hep öyle. Zaten hep şiddet. Hep şiddet sen. Sen hep şiddetçisin. O sırada babam geliyor. Diyorsun ki ooo ailenin büyüğü geldi. Bizi ayıracak. İkinci de a**a koyduk sizden. Gel bana atsın. Senin a**a koyduklarım. A**a koyduklarım. Ama Allah'tan ki evde annemiz var. Annemin sesini duyduk. Bu kadar. Annem yok. Yok. Salondaki vitrinin üstüne çıkmış. Tutuyor böyle. Ayrılam. Atladı üstümüze. Evde 4 kişi birbirini dövüyoruz o ***yim. Ben tabii annemle babamı vuramıyorum bu arada. Çünkü onun devlu açılmamış. Kodu kapalı. Tuğrul'a vuruyorum ben. Tuğrul kendine vuruyor. Benim böyle deniz böyle. Annem bana vuruyor. Babam bana ve Tuğrul'a vuruyor. Evde böyle kedi kavgası gibi yuvarlanıyor. Sonra Tuğrul önce odayı terk ediyor tamam mı? Bir daha buraya gelmeyeceğim. Annem babam değilsiniz. Annem babam değilsiniz. Annem babam değilsiniz. Sen abim değilsin. Sen kimsin? Çıkıyor odadan. Sonra babam... Yeter yok. Evlat yok. Evlat yetiştirmek... O***yim haplanmış bağcılarlı bebek gibi babamı hatırlıyorsun. Hayır diyor evlat. Öyle evlat. Ben böyle yetiştirdiğim için bana yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Kimden düşen iki parça? Kimden düşen iki parça nedir ya? Ben niye böyle bir şey duydum ya babamdan? Sizi doğurttuğum güne lanet olsun. Çat babam çıkıyor. Sonra annem. Bıktım bıktım. Köyüme gideceğim ben. Köyüme gideceğim ben. İnek sağacağım ben. Hah, yetti. Bıktım. Bana sormayın bir daha. Bana sormayın. Bu ne bir ezginlik lan. Bir şey de sorduğumuz yok. Bana sormayın artık. Hepiniz kendi hayatınıza bakacaksınız artık. Ben yokum bundan sonra. Beni unutun. O da çıkıyor. Ben de kalıyorum salonda böyle. Ne oldu a**ına koyayım şimdi hepimiz faça içindeyiz. Sonra hafif bir böyle nikotin kokusu geliyor odalardan. Tuğrul'un odadan hafif geliyor. Mutfaktan biraz geliyor. Annem üst kattan içmiş sigarayı. O geliyor elektronik kokusu. Haşlanmış tütün kokusu. Ben de böyle yakmışım demonu orada içiyorum. 2 dakika geçiyorum. Mutfakta dördümüz buluşuyoruz. Tuğrul önce böyle... Şey çok iyi olmuş abi yalnız ya. Bak bir şey diyeceğim. Senin çok iyi olmuş ya. Seviyorum ya seni. Ya, özledim ya. O sırada babam geliyor ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum biraz sakin olun lan. Bu hayat böyle bir şey değil. Annem geliyor. O zaman size krep yapayım. 4 tane bağımlı. Ama şöyle düşün. Bu ne kadar sürecek? Bir diğer sigaraya kadar ne kadar sürebilir? Yani her şey çok güzel değil mi? Ya eyvallah Tuğrul. O şarkı var ya aslında oğlum. Sen de klibini çeksen. Aslanım otur bakalım ya harika. Babam ya babam. Mevzuların bu son bölümünde acayip tepkiler aldı. Evet evlat zaten ülkenin ekonomik, sosyo, kültürel teröristler hain. Ne mutlu Türk'üm diyene. Annem diyor ki oğlum iyi beslen tamam mı tatlım kurban olduğum. Bak sana peynir koyuyorum. Böyle yavaş yavaş ama şey değişiyor böyle. Bu peynirleri sakın bak buzdolabına koy. Tamam buzmasın çünkü buzdolabına koymuyor sen. Bak anneme geliyor. Anneme geliyor yavaştan. Babam böyle. Mevzular tabii çok iyi. Mevzular çok iyi de siz ha koyayım mı? İki ayda bir video yüklüyorsun lan falan. Anam babam da böyle yavaş yavaş kılık değiştiriyor böyle. Tüyleri çıkıyor böyle. Gözlerimin önünde dönüşüyorlar. Tuğrul sen klibi git. Joker'e çektir o koyayım. En son ben artık sizin ailenin koyayım. Belanı al şey. Bir saattir sigara içmiyorum. Siktir git. Oğlum elini çek elini. Hayırdır ya? Abim diye bir şey yapmıyorum ama. Ne yapacağım koyayım acaba? Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Oh. 7 yılı kutlu olsun. Ne bu bir sürpriz mi? İşte hayat koca aletini çıkarıp yüzünüze böyle vuru vuru verir. Öz kardeşiniz de olsa. Ama ben çok fazla bağırıp çağırmıyorum mesela. Ona daha çok sinir oluyor bizimkiler. Ben daha böyle rencide edici tarafım. Mesela annem böyle bağırır bana. Analık.
Keşke öyle kolay becerilebilecek bir şey olsaydı. Senin suçun değil, sen iyi bir ablaydın, evet. İyi bir komşuydun, evet. İyi bir arkadaştın. İyi bir eştin ama iyi bir anne olamadın. Eyvallah. Eyvallah, yok eyvallah. Çok pisimdir o konuda. Babam bir gün dedi ki, biz sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık? Baba ne zaman yüzünü gördüm? Vatan millet sevgisi tamam eyvallah da. Ya evlat, benim çok arkadaşım oldu baba. Benim sevgilim oldu. Benim düşmanım da oldu. Benim babaya ihtiyacım var, bunlara değil. Babam da bir yere kadar dayanıyor değil mi? Sabah sabah kalkmışım böyle, yatağını toplamamışsın diye odaya girdim. Ya bu nasıl bir odaya giriş? Yatağını toplamamışsın. Dert mi oluyor sana ya? O zamanları düşünüyorum, 45 yaşında adam sana niye dert oluyor mesela? Annem geliyor. Ne oldu, sıkıntın ne? Oğuzhan yatağı toplamamıştır. Ne yapıyorsun? Eve girdim bir gün. Eve girdim ya. Bir insan eve girince ne olur? Ben geldim. Ya kim gelecek başka a**ayım dedi babam. Ya ayıp ya. Sen abone oldun mu bize? Hayır mı? Öz sevgilim ya. Bize abone olmamış siz oldunuz mu lan? Doğru söyleyin. Şimdi çıkarsın göster desem yanlış anlaşılacak hakikaten. Sen kaç yaşındasın? İkimiz de 22 yaşındayız. Ya ne tatlısınız ya. Uy ne zamandır sevgilisiniz? 3 sene olacak. Yasal mı lan bu? Nasıl tanıştınız? Üniversitede tanıştık. Ortak kattaydık. Stalkladım biraz. Şimdiki gençler o kadar şanslı ki. Bak adam anlatıyor. Kızı gördüm ve stalkladım. Bizim zamanımızda öyle bir şey var mıydı Müjdem? Diyeyim de konuya seni de dahil edeyim yoksa çünkü. Oğlum ben kız arkadaşım buradayken pinç çekmedim hiç. Ben şimdi anlatacağım. Sadece babamın dövdüklerini anlatayım o zaman. Bu hikayenin gideceği yeri tahayyül edebiliyor musun kafanda? Bak normalde biliyorsunuz bu hikaye gider ama şu an gidemez. Çok iyi, bizim zamanımızda yoktu öyle şeyler. Bu kadar, hikaye bitti. Biz ne yapıyorduk mesela değil mi? Birinden hoşlandığımız zaman eskiden hiç hatırlamıyorum. Nereden hatırlayacaksın? Nereden hatırlayacaksın şimdi? Hiçbir aklımda değil de hissiyat aklımda. Yani mesela hoşlandığım şey aklımda ya yani, yok. Hoş bak dur aşkım. Nereye gidiyorsun? Hayır dur açıklayabilirim. Şöyle yani hoşlantı hissi aklımda ama kimden hoşlandığım aklımda değil. Emine ve Soner de burada olmasına rağmen. Üniversiteden arkadaşlarım. Siz hatırlıyor musunuz benim kimden hoşlandığımı? Ya biz zaten Emine, ben, Soner Katolik okulunda okuduk aşkım. Yarın bütün Katolik dernekleri tarafından... Ya düşünebiliyor musun? Tarikatlar bana dava açıyor. Bir de Katolik dernekleri dava açarsa bir ateistler yanımda kalacak inşallah. İnşallah diyemiyorsun ya. Ateist arkadaşın, adam diyor ki abi yarın görüşürüz. İnşallah abi yarın inşallah. Ne kalıyorsun? Evet aslında birçoğumuz Müslüman olduğu için kurmuyor o cümleleri. Birçoğumuz seksist olduğu için koyayım demiyor cümle sonlarında. İnsanları böyle değerlendirmemek lazım değil mi? At ya**lı yapmanın şeyi yok. Benim bir arkadaşım vardı. Hep şey yapıyordu mesela. Hedef kızın hiç yanına gitmiyordu, muhatap olmuyordu. Çok acayip akıllı bir çocuk. Hangi arkadaş? Şey yok mu ya? Yok mu? Rıfat. Böyle mi anlatacaksın? Aşkım saçmalama. Ya arkadaşım diyorum. Bari ben diye anlat. Tamam. Anladın mı? Ne olur ya. Ben ne yapardım biliyor musun? Pinç'in bu bölümü. Tabii ki 5 senedir geleneğimiz olan yılbaşı bölümü. Yılbaşı bölümünde muazzur, harika, müthiş konuklarımız olacak. Ersoy abi, başlıyor dediğinde alkış koptuğunda sis ve kar basabilir misin abi ricaysa? Ersoy abi, Allah sana bu işi hangi ceza üzerine veriyor acaba? Çok merak ediyorum. Millet Tarkan sahneye çıkarken Ersoy abi yandan ışıklar ver falan der. Böyle bir dal y**tan abi kar olsun. Hayat, ekmek çok zor. Haklısın. Ben hemen başlatayım o zaman Ersoy abi. Çok üzüldüm şu an. Başlıyorum programa. Şu anda yılbaşı programındayız. Biliyorum 2019'dan sonra her şey çok ters gitmeye başladı birçok insan için. Özellikle yangınlardan, sellerden, depremlerden, felaketlerden, çığlardan kurtulamadık. Sonrasında bir ekonomik darbe yaşadık. Derken kendi cebimizdeki parayla o ekonomiyi de birazcık normale çevirmeye başladık. Ama bunun da acısını büyük ihtimalle birkaç ay sonra götümüzden fitil fitil çıkartacaklar. Bunu hepiniz şu anda bizi izleyen herkes tam olarak genelleyebileceğimiz bir şekilde yaşayacak. Bununla ilgili de burada konuşacak değilim. Çünkü bu yılbaşı programı. 2022 içinde çok iki olmasına rağmen biraz gıcık olurum böyle sayılara ben ama yine de hepimize umutlu. Gerçekçi konuşayım mı? Var, biraz daha var. Mutlu olmaya daha var ama olsun. Elbette İsa ile ya da Noel ile bağdaştırmayan Müslüman insanlar da bunu kutlayabilir. Çünkü bu bir takvim yaprağı hareketidir. Yıl değişir. İnsanlar öyledir. Başka bir şehre gittiği zaman, bir okulu bitirdiği zaman kendine yeni sayfa açmakla ilgili bahanesi varsa eğer birinin bunun için birçok şeye yaslanabilir. Birçok özel güne, birçok özel ana, birçok özel zamana yaslanabilir. Yılbaşı da bunlardan yalnızca biridir. İnsanlar o kadar mutsuz, o kadar yalnızlaştı ki artık bu yalnızca bir araya gelip sohbet edebilecekleri ve eğlenebilecekleri bahanelerden biri. Bunu böyle görmek her zaman çok daha iyidir. Geçen gün teyzenin bir tanesi yılbaşı ağacına saldırdı. Bu bir pezeverk haberi. Çünkü komik. Teyze yılbaşı ağacına saldırdı. Ağaç süsleme geleneği eski bir Türk geleneğidir. Yörüklerin halen devam ettirdiği gelenektir. Buna birazcık böyle bakmak lazım. Batının bayramını, batının ya da Hristiyan aleminin bayramını sahiplenmeyin diyorsunuz. Bu bir şeyi sahiplenmek değildir. Zira ben tombala oynayarak yapılan bir ayin daha önce görmedim.
Çok saçma ayinler gördüm hayatımda ama bunu tombala oynayarak yapmadılar. O yüzden insanları içinizdeki karanlıkla terbiye etmeye çalışmayın. İçinizdeki karanlığa insanları çekip onların da hayatını karartmaya çalışmayın. Bayramlarda bir araya geliyoruz. Yılbaşlarında bir araya geliyoruz. Özel günlerde bir araya geliyoruz. Yoksa anneler günü bizim annemizi 365 günde bir kere hatırladığımız için mi var? Ütü satsın diye var. Ama en azından bir bahanesi de var. O yüzden umarım bu yeni bir yol çizmek isteyenlere, yeni bir sayfa açmak isteyenlere ve en azından şu yıllardır yaşadığımız sıkıntılar bir bitsin yahu başlığıyla hayatına devam etmek isteyenlere koca bir bahane olsun. Pinç yılbaşı özel başlıyor. Müjde patlatamadı! Müjde patlatamadı! Aa, kar yağıyor! Kar yağıyor! Bütün bunlar programı başlatmak için miydi? Evet. Çok iyi. Biz niye peki programı çektikten sonra yapmadık da burası böyle dağılmadı? Ben niye bir porno film sonu gibiyim şu anda? Siz şimdi onu tatlı bir şey yaptığını zannediyorsunuz değil mi? Delirdi, delirdi. Bak orada onu patlatamadı. Ben sevgilimin gözünün döndüğünü gördüm ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak bu kadın ne kadar asaletli bir kadın. Şöyle gördüm az evvel. Emir böyle puf ha ha ha. Ber puf ha ha ha. Bir döndüm Müjde böyle bak. Onu patlatasın mı var senin? Yok mu başka ya? Yengeniz çok üzüldü bak vuruldu. Patlat bakayım aşkım. Gel bana doğru şey yapmayalım. Ananı s**tim. Ya. Bunu patlattığı mesafe neydi? Çok az 30-40 santim falan. 30-40 santim falan. Tamam. Teşekkürler aşkım. Çok... Siz barışmadınız burada. Olsun artık barışmayın ya. Kamil yeni bir manitası olana kadar üzülecek. Onu hepimiz biliyoruz. O çok genç var. Ama çok genç. Şu an duygularını böyle yoğun yoğun yaşıyor. Üzülüyor musun hala? Arkada mankenlerle konuşurken yüzüm böyle değildi. Kızlar hazır mıyız? Şu an aradığımız zoom. Aynen. Onay bekliyorum. Bakmadım. Motive ediyordun hepsine. Hadi çok iyi taşıyorsun kıyafeti. Hadi hadi ne olur bir öpeyim. İş icabı yap. İş icabı. Anladım. Olsun olsun. Hepimiz büyüyeceğiz. Emir'in annesiyle tanıştığımız, kız kardeşiyle tanıştığımız evet, günü hatırlıyor musun? Vay be ne güzel gündü ya. Zorlu'dayız. Suzan kardeş sağ olsun demiş ki Oğuzhan'cığım gel de gösterin biz de ekibinde gelsin. Suzan kardeş de çok seviyormuş Emir'in annesi ve kız kardeşi. Millet etrafıma toplanmış. Zorlu'nun önündeyiz. Fotoğraf çektiriyorlar bende. Ben ünlüyüm falan böyle. Oh oh oh. Suzan kardeş haydi Oğuzhan yapıyor oradan. Her şey müthiş. Annesi yanımda, kız kardeşi yanımda. Yukarıdan aa Emir geldi dediler. Yukarıdan böyle dev gibi bir yürüyen merdiven var aşağı uzanan. Ya Emir geldi dediler ben bakmadım. Çünkü daha gelmedi. Gelene kadar birçok şey olabilir. Aramızda hala 20 metre var. Annesi, benim annem de vardı. Tuğrul, Berk. Herkes dedi Emir geldi. Çünkü içeri girmek için de Emir bekliyoruz. Daha bak dönüp aa Emir mi gelmiş diye bakacağım ya. Aa bakamadan yanındaki şöyle oldu. Ay. Onun yanındaki surat aa aa aa. Dedim ki bakayım artık. Benim asistanım. Oruk bir baktım bir şey iniyor merdivenden ama. Böyle bak. Zorlu'nun ortasında takla atarak bir şey geliyor aşağı. Çantası bir yere uçmuş, montu bir yere uçmuş. Gerçekten herif 47 basamağa birden yuvarlanarak geldi yanımıza. Geliş müthiş değil mi bak? Yuvarlanarak böyle ayağımın dibine kadar geldi. Abi arabayı park ettim. Ay yavrum bir hafta sekti falan ama ben mesela dershanede sigara içmememe rağmen bir poza büründüm. Neden? Çünkü bir sürü kız var. Ve liseye geçmişsin. Lisede biz erkeklerin hakkında değil mi? Hatırlayalım lise çağımızı. Böyle bir titreşimde hatırlarsınız. Sabit durduğumuz zaman çok az olduğu için. Yine o dönemdeyim. Kadınlar benim için şey. Oh, aşığım seviyorum. Seviyorum galiba. Seviyorum. Bıyıkları da var olsun. Seviyorum. O moddayım. Karizma yapacağım onlara. Elimde sigara var. Ya yarın da babamla kavga edeceğim. Tabii, oğlum o zamanın en havalı şeyi o. Deli yürek yüzüğü taktım ben lisede oğlum. Deli yürek yüzüğü ne mesela? Baba sana mir oldum. Kanunları sayacaktım ya. Ne yapıyorsun? Kime artistlik yapıyorsun? Kız arkadaşın var lisedesin. Evet evet evlenince abi olsun salonumuz. Ne? Daha odana istediğin posteri asamıyorsun bakayım. Salon tasarlıyorlar kızla böyle. Aşkım ben çişim geldi benim. Bu durumdasın yani. Doğal olarak bir şov, bir poz, bir olmadığın kişiye bürünme hali. Kimisinde dışa vura vura gelir. Kimisi hiç belli etmez ama öyledir. Sen tanıdıkça öyle olduğunu anlarsın. Dershanede çeviriyorum elimde sigarayı. Ya kızlar işte böyle oldu. Böyle oldu. Neyin kızların hoşuna gidebileceğini bilmiyorsun o zamanlar. Şu anda da galiba pek bildiğim söylenemez. Ama o zaman hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet ya. Babam da bana araba alacak. Araba, Bahçeli'de ben gezeceğim. Teyp var, Kaynır. Bu şekilde salak salak şeyler söylüyorum kızlara. Sigara içmediğim için de çok öksürüp kendimi afiş etmeyeyim diye. Bir fırt alıyormuş gibi yapıp elimde çeviriyorum. Hani şöyle elimde sigara çeviren bir adam düşün. Dedim ki harika. Zil çaldı. Kızların tamamının gözleri de bendeydi o sırada. Dedim ki hareket şu olsan. Kapandı çünkü öncesinde reji geliyor sana. Dökübaş çıkıyor ya. Dedim ki kızlar da bana bakıyor hazır. Dersten sonra görüşürüz. Şöyle bir aşağıdan yukarı bir daha bak. Ve s**tir git sınıfına. Bunu hayal ediyorum dedim bunu yapacağım. Sigaranın yanan kısmı burada kalmış.
Şimdi şunu da yapamıyorsun. Falan yapamıyorsun. Çünkü hepsi sana bakıyor o sırada. Hayatım s**ildi. Hayatım s**ildi. Bir hafta boyunca üst dudağım burnum deliklerini kapatıyor. Şöyle. Alt dudağım böyle olmuş, kabuk bağlamış, kahverengi mor renkler. Konuşamıyorum. Olsan iyi misin çocuğum diyor. Hoca böyle hani yazın plaja gittiğin emir gibi oluyor. Gerçekten öyle. Bu arada gülünecek bir şey değil. Bu emirin bir rahatsızlığı. Bu 8 milyarda bir görülen bir hastalık. Mesela plaja gittiğimiz zaman bikinili kadın gördüğünde dayanamıyor. Şu şekilde bir şey düşün. Abi memesi. Memesi gözükecek. Ya sana ne a**kayım. Abi bu hiç üst giymemiş. Abi memiş. Abi memiş nedir ya? Bunu niye bağırarak söylüyorsun? Yanımızdan geçen kadınlar duyuyor böyle falan. Aa manyak falan deyip geçtiler yanımızdan. Diyemedim ki çocuk. Diyemiyorum hala. Bir tane arkadaşım var yanımda. Annemin arabasını kaçırmışım. Astra beyaz bir araba. Yazın ortasında güvercinliğe gidiyoruz. Anıttepe'ye geri dönüyoruz. Ne ehliyetim var ne bir şeyim var. 16 yaşımda falan. Çocuk da falan filanın oğlu. Galericiler malericiler falan. Kolye, yüzde faça var. Lan 17 yaşında çocuk 200 kişiyi öldürmüş zannedersin yani. Öyle bir tip. Konuşma öyle. Sürekli balgam atıyor falan. Arabanın camını açıp dışarı atmıyor bu arada. Her yere atıyor. Aa kardeşim. Falan diye bir herif ve böyle pavyon kurşunladık. Evet evet kurşunladık lan. Abileriyle konuşuyor büyük ihtimalle. Yaşamış gibi gelip anlatıyor. İşin kötüsü ben de inanıyorum. Benim altta kalmamam lazım deyip ben de benimkilerden duyduğumu bunu anlatıyorum. Ama benimkilerden duyduğum dediğim hepsi ajan istihbaratçı. Bununkiler de hakikaten çakal çukal mafya abiler. Şimdi ben de altta kalmayacağım diye ben de anlatıyorum. Diyor ki ya gittik abi Mehmet abilerin pavyonu kurşunladık. Ben bizzat 7 tane sıktım. Ben diyorum evet ya bizde bu... Filistin'de bir tane kaçak vardı. Onu öldürdük falan. Öyle bir şey yok bu arada yani. Bu tamamen şaka. Yapmışlarsa da bilmiyorum. İddianameye sokmayın beni. Neyse işte ben de Fransa'da suikasta gittim falan. Anlatıyorum böyle. Karşılıklı var ya öldürüyoruz, kesiyoruz ortalığı. Artık konu şeye geldi. Ben 4 tane adamı aynı anda dövdüm. Ben 7 tanesini aynı anda dövdüm. Büyük büyük atıyoruz birbirimize. Ortada böyle kocaman bildiğin, nasıl söyleyeyim hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Böyle bir çakmak vardı. Ocak çakmağı. Gerçek çakmak. Aynısını yapmışlar ama bu kadar çakmak. Sigara içiyoruz çünkü. İçmeyi bilmememize rağmen birbirimize ya bu boku da bırakamadık. Salak başlayalı 4,5 saat olmuş zaten pezevenk. Neyini bırakıyorsun acaba? Kıyıyor böyle koca çakmakla puf, ortaya koyuyor. Ben yakıyorum sigarayı. Konu artık şeye geldi. Hangimizin hayatı daha tehlikede? Bu diyor ki beni vallahi Kürt Ahmet'in adamları var. Beni vuracaklar ya. Ben şu an... Uzatmıyordu. Ölüyor hemen. Yarışıyoruz. Her konuda yarıştığımız için. Ben de diyorum ki benim babam da diyorum istihbaratçı bizim de dedim arabanın altına bomba koymuşlar geçen. Nerede? Ne bombası? C4. Bizim de araba her an patlatılabilir. Biz de acayip böyle ki biz gerçekten terör tehdidi alıyorduk. Ben onun 8 mislini katlıyorum. Arabanın altında geçen ben söktüm bombayı polisin. Tabii. Dedim yeter a**ına koyayım ya. Evde 25 tane bomba olur. Yardır yardır sallıyoruz birbirimize. Kafa çalışmıyor çünkü. Ankara sıcağı. Arabayla gidiyoruz. Arabada kim kadar bir sunroof var. O sunroof bugünkü teknolojiyle düşünme. Oradan güneş gir, vitesin altındaki büyük çakmağı ısıt. Daha da ısıt. Daha da ısıt. Çakmak patlar ya. Bizim havuzda arkadaşımız böyle, keko bir arkadaşımız vardı böyle. Koyuyordu paketle çakmağı yana. Pat diye patladı ve gözüne girdi herifin. 8 yıl kendi gözünden sigara yaktı. Bunun bu kadarını düşün. Tam ben şey dedim böyle. Ya kardeş dedim, bizim dedim arabanın altında bomba. Bak saçlarım dalgalandı. Böyle bir patlama olamaz a**ayım arabanın içinde. Hayatımda yaptığım ilk kaza, arabada ben yokum. Lojmanın yan tarafından 20 ile gidiniz diyor, biz 10 ile gidiyoruz. Belki 21 ile gidersek biri durdurup ehliyetimiz olmadığını öğrenir diye. Öyle gidiyorum, ortada böyle fidanlar falanlar filanlar. Yanımdaki ölmeye hazır dünyanın en delikanlı herifi var ya, görmedim bile herifi. Buf dedi, deng 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 deng, kapı açık sesi çalıyor. Atlamış o çocuğu arabadan. Annenle s**kerin. Herif arabadan uçmuş. Çocuğum ve gerizekalıyım ve İbni ne yaparsa iki katını yapıyorum ya. Ben de atladım s**kıyım arabadan. Düştüm. Arabanın altından bunun arka tarafta kalan ayaklarını gördüm. Döndüm, kalktım. Kaçalım mı? Bismillah, bismillah, bismillah diye. Bana bağırıyorum. Kaçalım. Çıttırın. Çıt. Pıh, pıh diye bir ses duydum abi. Bir döndüm. Araba böyle refüjün üstüne çıkmış. Fidanın birini devirmiş. Diğerinde durmuş. İki kapı açık. Kardeş dedim. Şimdi tabii terör tehlikesi... Birçok şey yaşadık ama... Yani ben arabayı bu halde götürsem babam beni s**ker. Soner 1,5 saattir gidecek. Ayıp olmasın diye a**ıyorum. Çocuk anlattığını bitirsin de öyle gideyim diye. Oradan oraya dolandı, oradan oraya dolandı. Aldırma gönül şarkısını söylüyordu. Şimdi duydum a**ıyı. Duvara çizikler atmış. Bu hikaye de bitti. Susmadım çocuğum. Bu hikaye de bitti. Gitmek istiyorsan git kardeşim. Burası öyle bir program. Az önce niye montunu giydin? Hayatta böyle. Kararsızlık zor mu? Soner kararsızlık zor mu? İster misin? Benim için zor. Kararsızlık zor mu diye sordum. Yoksa sormadın mı? Kesin sordu ya. Çok kararsızım. Sormadın mı yoksa? Olsun. İkizler Burcu da çok iyi bir şeydir.
Biz bir 2019'a girmişiz. Aman Allah'ım çok çirkin bir geceydi. Hepimiz için. Benim öyle bir şeyim yoktu tabii. 1500 kişi eve geldi. Nasıl geldi bilmiyoruz. Benim komşularım bizi takip ediyormuş. Ellerinde viski, şampanya, şarap. Tık 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 bir açıyorum kapıyı. 6 kişi. Kızlar diyor ki merhaba ya, story'den gördük. Nereye geçelim? Ne oluyor lan? Bayağı evde 1000 kişi vardı. Kürekli adam attı Berk evden. Eskiden kameranın arkasında duran sevgili Bekir Ciğerli. Bak Bekir Ciğerli benim çalışanım. Yani senin çalışanınsa ben ne kadar böyle tatlış aman arkadaş gibiyim de yapsam bir patronluk söz konusu değil mi? Çocuk benim yanımda elbette saygısını hiç bana kaybetmedi. Sürekli böyleydi. Estağfurullah, estağfurullah. Bekir sesler hemen yapacağım, hemen yapacağım. Böyle bir çocukken yılbaşı partisinde neye dönüştüğünü anlatayım. Gerisini sen tahayyül et kafanda. Bir abla var ve yani şey böyle nasıl söyleyeyim sana 7. kattan böyle yüzüstü atlasa hop tekrar 7. kata geri çıkar yani. Böyle bir dekolte, öyle bir koca memişler. Kıyafet, zincir, mini etek. Şarkıyı açmışız. Yılbaşı partisi evde tabii ki şarkı çalıyor. Kız böyle bak. Ah ah. Oy ah. Modunda oynarken Bekir Ciğerli'yi şöyle gördüm. Bekir Ciğerli'yi tekrar taklit edeyim de. Abi tabii, tabii abi. Ses hemen hallediyorum abi. Şu an hallediyorum abi. Efendim, efendim abi, efendim. Bak bu adam şuna döndü. Böyle çekiyor bak böyle böyle. Berk'le ikimiz bir tek ayığız. Ben içtim bu arada ama bende öyle bir manyak kontrol durumu var ki. Biri bir sıçarsa ortamda, yanlış bir cümle söylerse ya da birazcık fazla hareket ederse ben ayılıyorum. Bunu kaç kere kanıtladım? Çok. Bak bir şişeye yakın içki içtim. Şu şekildeydim Berk'le. Berk ama koyalım bu seni ortalığım. Daha saat 12'ye yarım saat var bu arada. Onu da anlamıyorum. Sanki yeni yıl, bir sonraki yıla açılan bir portal ve sen ona içmeden giremiyorsun. Almıyorlar böyle, tamam şuradan bir rakı içim falan. Öyle bir şey değil ki o. Ulan içip içip 12'yi göremeyen kaç kişi var bu hayatta biliyor musunuz siz? Ondan geri sayabilecek akli dengesi kalmamış herifin. 10. 11. Gidiyor gerizekalı, ne yapıyorsun? Lan bu kadar içilir mi a**ayım? İçiliyor. Birileri çok içince de ve biz orada aslında bizi değil, şahsımızı değil yani kişiselliğimizi değil de Babala'yı temsil ettiğimiz için, bir kanalı temsil ettiğimiz için oğlum kimler vardı bak burada söylesem yarın olay çıkar. Magazinlere ve şlaks diye çıkarız. Neyse yine de çıkmayalım. Aşkımla biz ayrılırız arada çıkıyoruz. Bir eksikliğimiz olursa değil mi? Kötü bir şaka oldu galiba bakışlarım. Ananı s**eyim. Yemin ediyorum yarım buraya devrildi şu an. Dur diğer yarımı alayım buradan. Ama o sensin. Tamam tamam. Aşkım. Her neyse Ankara'dayım. Dur konu kaçtı yine. Tatiline gideceğiz sevgilimle doğal olarak. Niye sevginiz varsa kimle gideceksiniz yılbaşı tatiline? Noel babayla mı gideceksiniz? Hiç havalı değil. Sevginiz varsa sevgilinizle gideceksiniz. Ben de hayatımda ilk defa kız arkadaşımla yılbaşına gireceğim. 10 yıl sonra. İnsan bir özeniyor. Özeniyor da çok cahil kalıyor. Şimdi düşünüyorsun yılbaşında ne yapılır sevgilinle? Yenge ben de sizinle yılbaşına gelebilir miyim? Şaka şaka. Gelebilirsin. Ne? Berkler gelecekti geçen gün. Berkleri falan görmek istemiyormuş. Aşk olsun. Özellikle o yanındaki yılanı.
görmek istemiyor. Benim yıllardır kız arkadaşım olmadığını biliyorsunuz. Ve bir kız arkadaş için de oturup yılbaşı tasarlamadım. Sonra bir anda sevgili Müjde hayatımıza sağlı solu girdi biliyorsunuz. Doğal olarak çok yükseliyorum yılbaşına. Diyorsun ki aman Allah'ım çok güzel olmalı, her şey müthiş olmalı. O çok mutlu olmalı. O mutlu olunca zaten şu şeye bana zarar vermiyor. Hayır öyle değil, öyle değil. Hayaller kuruyorum ama ne yapılır bilmiyorum. Bir grup insan ondan geriye sayıp hölölö hölölö diye öpüşüyorlar. Yani benim için çok daha mühim bir aktivite değil. Ama artık mühim. Oturdum düşünüyorum. Ne yapsam acaba? Hazır ünlü de olmuşuz. Ünlüler ne yapar? Bir baktım önce kışın. Pasoğlu da kayak kayak kayak. Ben kayağa gidelim desem kayak yapmayı bilmiyorum. Kadına şekil yapacağım derken orada kafayı gözü yarayacağım. Kolu bacağı kıracağım. Bir de utanacağım anlatamayacağım. Ya aşkım pis kaymıyor yalnız. Çünkü ben hayatımda bir kere kayak yaptım. Atladım gidiyorum. Herkes üzerine pahalı pahalı kıyafetler giymiş. Gözlükler sanki a**ım kurtarma operasyonuna çıkacaklar. Şuradan şuraya kayıp gelecekler. Birbirlerine şekil. Gözlükler en pahalı markalar. Ben gri mont, içimde kazak, altımda mavi kot. Gidiyorum böyle keko keko. Olala, olala. O kadar da güzel hızlı kayıyorum ki. Ama unuttuğum, atladığım bir nokta oldu. Ben durmayı bilmiyorum. Dedim ki çok hızlanmayayım. Bırakınca duruyordur herhalde. Eğim varmış. Eğim. Başladım abi uçmaya. Büyük hızla gidiyorum ama. İleride bir bina var. Bir sürü zengin çocuğu. Ha, harika zenginiz, çok zengin. Birbirine altın atıyorlar. Orada toplanmış o kıyafetlerle. Oraya doğru gidiyorum. Asla yavaşlayamıyorum. Filmlerde gördüğüm şeyi yapıp şöyle üçgen yapayım. Belki dururum diye düşündüm. Tam ben bunu düşünürken yanımda bir Osman abi daha vardı. O da tanımadığım bir adam ama orada anladım ki o da benden. Hiç kaymamış. Çünkü o da ananı s**eyim. Prospektüs arıyor sağda solda. Nasıl duruyor bu diye. O da geçti yanımdan daha hızlı. O yaptı benim düşündüğümü. Huleee dedi. Ben hayatımda böyle katlanıp kışlıkların arasına koyulacak bir adam görmedim. Ben de ayağa kendi götüne girdi oğlum herifin. Patata patata patata. Dedim ki ben bunu yapmayayım. Acaba şöyle yan mı yapayım? Böyle atlayanları ben çok seviyordum izlemeyi. Böyle atlayıp kendi kayaklarını yalıyorlar ya. Manyak mıdır onlar da? O nasıl bir korku? Geliyor böyle en tepeden vışt diye uçuyor böyle. Kayaklar burada ama. Onlar genelde yan duruyorlar. Dedim ki yan durayım. Yine hiç tanımadığım ama kaderi benimle aynı bir hanımefendi yanımdan çığlıklar içinde geçerken o da yan durmayı denedi. Şıp dedi. Kadın yok oldu moruk. Öyle bir şey hayatım boyunca görmedim. Hala orada bu arada. Kendisini arada sırada gidip dilek takarız böyle şey yaparız. Tabii. Çapıt bağlarız ona. Dedim bunu yapsam böyle olurum. Bunu yapsam böyle olurum. O sırada o zengin çocuklar hafif de iyi besleniyorlar ki belli. Pompik pompikler. Bir de pompik pompik üzerlerine çok pahalı şeyler giymişler. Ben tabii oraya çevirdim rotamı. Dedim ben bunların arasında dalarım. Beyir beyi patlamış bir jip içerisinde takla atıyormuşum gibi olurum. Ve bir şey olmaz. O öndeki Game Boy oynayan çocuğun bana bakışını hatırlıyorum sadece. Zenginim, 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 zenginim. Ananı sik. Bir koydum strike. 20 çocuğu birden yıktım yere böyle. Kayak bir tarafa fırladı. Ben çocuğun bir tanesine sarılmışım emmim gibi öpüyorum. Batonlarım fırladı. Çocuğun söylediği aşağılayıcı cümle geldi aklıma böyle. Abi bilmiyorsanız gelmeyin ya. Pezevenge bak nerede öğreneceğim ben a**ayım? Allah Allah. İbne'ye bak. Kırk yılın başı bir kayma şeyi bulmuşuz. O mutlu olsun diye söyleyeyim. Sen orada kaymaya devam ettin. Biz de yıllarca poşetle Beşiktaş'tan kaydık. He. Mür, sinirlendim. Uludağ'da böyle bir travma olduğu için şimdi sevgiline de bunca yıl oyunculuk yapmış, mavi tik almış bir kadına da aşkım Uludağ'a gidelim diyemiyorsun. Çünkü ya kayalım derse? Ben o riske girmem. Dedim ki daha biz bize, doğayla beraber, daha böyle ağaçların, ormanların içinde. Sincaplar uyandırsın bizi sabah. Hayvan seviyor ya, oradan vurmaya çalışıyorum. Böyle yaptı bana. Bu Sibelcan nerede çıkıyormuş dediğim başına. Ebru Gündeş de olur. Linet ya, Linet! Biz de siz bu videoyu izlediniz esnada. Sapanca'da Linet'i izliyor olacağız. Çok selamlar kendisine de. Ben çok severim Linet'i. Gel. Teşekkür ederim. Doner abi de çok seviyormuş. Aa biz gelmiyor muyuz? Aa çekilmez. Vallahi ona sorun. Evet baş başa yılbaşı kutlayacağız tabii ki. Sonra gideriz bir daha. Ben anlamadım ya. Bir sevgilimle böyle kafa kafaya verip baş başa yılbaşı kutlayacağız. Ondan gerisi. Gerçekten. Sapanca'ya mı gidiyorsunuz gerçekten? Neden Monaco değil falan gibi bir şey mi? Devamı. Ha, devamı öyle değil değil mi? Tamam. Neden gitmeyelim? Sapanca bizim memleketimizin toprağı değil mi? Ha, yok canım ben Kıbrıs'a... Kıbrıs'a mı? Sen çünkü bir kumarbazsın. Gideceksin varını yoğunu kırmızı 8'e koyacaksın diye benim ilişkimi niye örseliyorsun şu an? Ayrıca Kıbrıs'a da... Oğlum annemle babamı göndermiyor muyum ben şu an? Gitsinler bir çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yesinler gelsinler. Oğlum annemle babam inanılmaz insanlar ya. Ben bu yaştan sonra kumarbaz olan görmedim. Kumarbaz da değiller bu arada haram çünkü. Ama... Annemle babam ben ünlü olduktan sonra Kıbrıs'ı keşfettiler. Neden ben ünlü olduktan sonra Kıbrıs'ı keşfettiklerini hepimiz biliyoruzdur. Anne babasınız ya. Sizin bize iyi örnek olmanız lazım. Bilmiyorum hanginiz annenizin babanızın evine gittiğinizde şöyle bir manzarayla karşılaşırsınız. Dur, karşılaşacağınız manzarayı anlatmadan önce olasılıkları bir söyleyelim. Önce kapıda elbette anne karşılar. Aranız iyiyse tabii. Kötüyse geldin mi de olabilir. Ailesiyle arası bozuk olanlar düşünürüz. Biz şu an ailesi arası iyi olanları söylüyoruz. Bizim iyi değil mi? En son iyiydi. Tamam. Hani kapıya çağır oğlum oğlum. Baba içeride bacak bacak ısını atmış. Ya bir kalk işte a**ayım. Yanına kadar getiriyorsun ya. Ya bu neyin artısı a**ayım ya. Böyle 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 böyle. Tuttum parmağını. Uyuyu uyuyu biz takılıyoruz ev. Baban böyle bir o evlat nasılsın?
Babanın elini öpersin, oturursun. Hadi annen size çok güzel yemekler hazırladı falan. Bu kadar. Ya biz gidiyoruz. Kapıyı açmıyorlar a**ayım. Camdan da görüyorum ha, oradalar yani. Koltuğun arkasına saklanmışlar. Geldi tipini s**tireyim, geldi tipini. Hayır öyle demiyorlar tabii, estağfurullah. O kadar değil ama daha kötüsü. Oğlum camdan görüyorum, cama vuruyorum. Babamın önünde bir tane iPad. Fıstık gibi böyle. İnternetten kart oyunu oynuyor böyle. Soliter gibi bir şeydi. Ben ne olduğunu bilmiyorum. O kadar günahkar değilim. Babamın elinde böyle leblebi lak 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 billi 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 onlarla oynuyor. Ulan bu sahnede birçoğunuzun aklına şu geliyor olabilir. Baba kart oyunu oynayıp leblebi yerken anne üzgün ve kendisiyle ilgilenmeyen kocasına kızgın odaya elinde çaylarla giriş yapar. Bırak şunu biraz lan değil mi? Ya. Bir metre yanında bir ana. Ana yani bildiğimiz. Bizim anamız çünkü biliyoruz. Saçlar birbirine girmiş. Elinde bir elektronik sigara. Biteli 4 yıl olmuş. Farkında değil. Babam burada böyle. Annem orada böyle. Bir de gerginler a**ayım. Bam 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 vurdum çabuk. Ne a**ayım diyor babam. Açıyoruz işte. Açıyoruz. Hah açtım 4 tane kart açıyor falan. Baba diyorum kapıyı aç. Biz de dedik ki salak gibi Tuğrul'la ya bak sizi Kıbrıs'a gönderelim. Ne yapacağız orada? Neden? Nasıl? Şimdi mi? Annem de ya oğlum çok masraf sana ya. Çok masraf. Çok masraf oluyor sana. Ati hani babamın nerede Ati? Babamın da Ati'yle Ati der. Ati. O da anneme Paco der. Ati ve Paco. Yani Meksikalı bahçıvanlar değiller. Annem ve babam. O böyle verir böyle bavulu da. Hadi Ati ya oğlum çok masraf ediyorsun. Hadi Ati. Hadi. Aa ya bizim de şimdi emekli maaşları da tam. Anne olur mu bütün otel, uçak her şey ayarlandı falan filan. Ayarlandı da o makinalara şimdi bir şeyle parayla mı oluyor onlar? Parayla mı oluyor? Anne ben sizin hesabınıza şu anda bunu bir sıfır daha koyamasana. Çok yük oluyoruz ya. Çok yük oluyoruz. Sen de şey düşünüyorsun böyle büyük bir miktar para yatırıyorsun. Ama içinde de şu his oluyor eve giderken. Ya annem benim o paranın kesin bir kısmını koymuş. Bir kenara. Zor günlerde oğluma veririm falan. 3. gün Kıbrıs'tan bir telefon. Alo. Anne ne oldu iyi misiniz? Nasıl eğleniyor musunuz? Hemen bize para gönder. Şaka yapıyorum. Ben de diyorum ki anam yatırım yapıyor kenara. Geçen Kıbrıs'tan döndüler. Gittim eve böyle. Anne dedim nasıl eğlendiniz mi? Ay baban. Ben dedim sana 10 bin lirayı kazandık orada. Kalkalım dedim. Kalkalım bendeki 10 bin de gitti. Baban diyor elindeki parayı diyor kaptırdı. Benim paramı da kaptırdı. Sen de aklına ne getiriyorsun? Babam böyle ver kadın ben daha oynayacağım falan düşünüyorsun. Yok. Ben de babanı öyle görünce kaybetti. Bari ben kazanayım diye oynadım. Ben de kaybettim. Böyle anlatıyor. Söyle. Birincisi yanlış kişiye yatırım yapıyorsun. Bana yatırım yapsan ben ona kaptar gelirim. Bak bu çocuk kumarbaz. Kumarbaz. Her şeyin kumarı olur mu ya? Kazandığını da hiç görmedik şu ana kadar. Ben de görmedim kazandığını. Bin liralar bin liralar birikti. PES oynuyoruz evde. Diyor ki 100 bin lirasına da... 100 bin gerekirse evimi satarım. Tapusu benim üzerimde bu arada evin. Gerekirse evimi satarım mı? Hangi evini? Ebru Gündeş. Nerede sıkıyormuş? Ankara'ya gittik ya. Beni pavyona götür. Ankara'ya daha yeni girdik. Bismillah ya. Öğlen 3'te ne pavyonu? Aşkım. Bu arada yengenizle pavyona da gittik hakikaten. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Mega şova gittik yine. Garsonlar falan. Normalde bana gelirler orada. Abi bir arzumuz var mı? Yengemiz ne içer falan değil mi? Yenge bir arzun var mı? Abimiz ne içer falan diye soruyorlar bu da kıyım. Kızlar normalde orada viski içerler. Sürekli viski içerler ki hesap girsin diye. Müridi oldu karılar bunun. Bunlar şimdi size fazla yazar aşkım. Diyor böyle kız ona. Her neyse. Sevgililer gününde yapmak istediğin bir İzzet Yıldızhan konseri falan. Varsa yani şimdiden ayarlayayım. Kalp şeklinde jiletler alayım birbirimize. Kalp şeklinde jilet mi? Beni gülüm diye kaydetmiş oğlum telefonla. Yanında 3 tane gül var. Bu ne biçim manitacılık ben anlamadım. Ben bu kadını aktris diye aldım ya. Gülüm. Ben de seni belalım diye kaydettim. Siz ne yapacaksınız yılbaşında Berk ve Şeymor? Pinch'teyiz şu an yılbaşındayız. Aa ben yılbaşı programında seninle yılbaşında yapacağım programı mı anlattım? Şu an yapıyorsunuz. Ya ha millet de biz buradayız zannediyor a**ayım yılbaşı günü. Ama buradayız, buradayız. Buradayız, sizinleyiz, biz de sizinleyiz. Üzülmeyin fakirler. Geç. Az önce ne oldu oğlum öyle? Ya senin dizini mahvetmen değil, biz kariyerimizi mahvettik. Öpüştük arka tarafta ya. Çok güzeldi. Çok mu güzeldi? Teşekkürler Müjde. Sevgilini işine getirmeyeceksin. Görüyor musun? Ama biz olduğumuz gibi değil de değil mi? Biraz tiyatral davrandık. Çünkü biz normalde Berk'le öpüşmüyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani. Yani belki bir tık birkaç kez göz göze geldik. Bak şöyle düşün. Berk'le ben 5 yıldır yan yanayım. 5 dakikadır da dudak dudağa. Bu çocuğun kendini güldürden şakaları var. Ama kendini güldüren şakalar. Ama hayır, ben orada çekiyordum ya. Bir dakika, bu ne dedi oğlum?
Biz orada öpüşürken çekiyor muydun? Elimde videolarınız. İyi bari. Elinde başka bir şey olmasın da bize bakıp. Abi size bakıp çekiyordum denir mi lan? Eşek. Oğlum adamla 5 senedir yan yanayız. Bazısının aşk olarak illüzyon ettiği şeylerden biri de odur. Bir kutu kolayla ya da bir kutu şişe kolayla neler yapabilirim? Yok böyle bir program değil bu. Ben bu şişeyle 3 sene yatsam aynı yatakta. 3. sene birisi bu şişeyi çöpe atsa bunu özlerim ben. Özlerim. Bazısı bunu illüzyona çevirip adına aşk diyor işte. Oysa ne demiş büyüğümüz? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Doğru. Bu da ayrıldı ya bakayım. Doğru. 3 aylık ilişkinin nesine ağıt yakıyorsun bir aydır a**ayım? Oğlum 3 aysa bir hafta üzülürsün ona. Bunların matematiği var. Bunları bilelim Kamil. Efendim? Aşkım biz seninle üzülemedik ki. Biz 2 gün doğru barıştık hep. 3 aylık olduk zamandır üzülmedik. Biz 3 aylık olduk ama 3 aylıktan sonra aldıramıyorsun da. Şöyle düşün. Biz 3 aylık olduk ama ayrılığımız 1 ay sürmedi. Yani çünkü 3, 1. Görürdük 3'ün 1'ini yani. Ayrılığımız 1 ay sürmediği için 3. ayın sonunda 2. gün, 4. gün, 5. gün biz barıştık. Ha uzardı 1. aya. Sen sonra benim karşıma çıkardın. Ben derdim ki pardon hanımefendi siz kimsiniz? Kusura bakmayacaksın Müjdeciğim. O yüzden beni terk ettiğin zaman biraz daha erken barışırsak yer yapıyormuş değil mi? Çok tatlısın aşkım. Bizimki başka. Bunlarınki boş ver bunları ki. Herkesin tuttuğu kendine sonuçta. Beni ilgilendirmez. Güzeldir. Acının altında ezilme. Üstüne çık birazcık sörf yap. Çok gençsin daha. Bir omzun düşük olsun hafif. İyidir. İçtiğinin falan tadı başka gelir. Berk'le biz 5 senedir yan yana olduğumuz için tabii bir alışmak durumu söz konusu. Benim gözlerim Berk'i arıyor bazen. Alo. Fıçık fıçık göz kapağı sesi geliyor. Berk aramış tamam. Çok kötü. 5. sezon nasıl geldik bu hale? Arıyor gözlerim. Berk'le ben 5 senedir yan yana olduğumuz için çok anımız var. Ben araba kullanırken vitesini oradan telefonuma bakacağım. Berk de yanımda oturuyor. Ne oldu elini atmışım oraya? Bunu söyleyelim. Bunu söyleyelim. Bunu artık çünkü kaçılacak bir tarafı yok. Bazen böyle elim vitesin oraya gittiği zaman Berk'in eline değdiğim oluyor. Oluyor. Bacağımı da elledin. Ona geleceğim. Ama yani senin eline değdiğimde, senin elindeki tüylerinde bir anda böyle... Böyle Meksika dalgası yapıyordu kol kıllarını hatırla. Elimi attım, elin üstüne kaldı orada çekmedim de. Çünkü şeyi düşündüm, kaç senelik arkadaşım. Şimdi hani buna koyayım yapsam... Ne, iğreniyor musun ben? Hayır, iğrenmiyorum. Araba el freni çıkıp öpüşmeye başlamamalıyız ya. Öyle bir şey olmaması lazım hayatımızda. Rencide etmemek için elimi çekemedim. Çekemeyince de çok elim bir durum oldu yani. Berk ne yaptı biliyor musun? Bak, ileri bakan Berk böyle yaptı bak. Kafasını camdan dışarı çevirdi oğlum. Ben de görüyorum. Şimdi ne yapmalıyım? O kadar gerildim ki. Ben de gerildim. Ulan sen geriliyorsun da niye kafanı camdan dışarı çeviriyorsun ya? Hani istemem yan cebime koy gibi bir şey olmuyor mu? Yani böylesin ya böyle. Onu anlatmıyorum bak. Hakikaten geçen gün yaşadığımız o el el üstüne durumu ikimizi de tedirgin etti. Böyle uzun zamandır ikimiz birbirimizi açılamıyormuşuz gibi falan oldu. Camdan dışarı niye bakıyorsun pezeve? Sen ne yapardın mesela? Baksana böyle elim üstünde kaldı. Hani altından çekse bana ayıp. Hayır verin. Sen yine neye bozuldun yine? Kavgaya başlatabilir. Sen ne yapardın Kamil mesela? Ben senin böyle gidiyorum. Patronunum. Oğuzhan Uğur'um yani böyleyim. Gidiyoruz sen de yanındasın. Abi harika fikirlerim var. Nedir? Kapısının önüne gidip ağlayacağım. Kız içinmiş fikirler. Biz de kanal için fikir bekliyoruz. Adama dedim ki Kamil'e daha bir ay önce dedim ki artık sen bu kanalın bütün teknolojik bilmem neleri gelişmelerini sen takip edeceksin. Her hafta bana rapor vereceksin. Tamam abi. Harikayım abi. Harikayım. Ertesi gün kız arkadaşından ayrılmış. Ne oldu diyordun? Gelişmeler ne oldu? Abi işte... Ustura misali keskin hayatlar abi. Ah Kamil'im, Kamil'im. Burayı ağzına. E bitti bu. Doymadım da ben. Bize var dendi. Yok yok şaka yapıyorum. Şaka yaptım. Mahmut şaka yapıyorum. Kaseyi vurmaya geliyor böyle. Sinirlendirmedi beni. İyi bir kase o. İçtin içtin şiştin. İçtin içtin şiştin. Program başlıyor biraz saygı ya. İçtin içtin şiştin. Hadi nereye gidiyoruz? Niye araba gibi bu? Ne? Masa. Araba gibi olmadı mı bir an? Berk'le gerçekten 5 yıldır o kadar çok yolculuk yapmışız ki. Türkiye'de gitmediğimiz bir yer kaldı mı? Yok. Okyanus bile geçtik beraber. O yüzden Berk'le yan yana otururken bir anda böyle bir yere gidiyormuşuz gibi hissediyorum kendimi. Gidiyorsun. Narım. Bilmedin uzaklara. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun. Ahmet nedir ya? Ahmet daha vurgun. Gittiğine üzül insanın. Şarkının bir hissiyatı var, bir tiyatral çabası var. Gidiyorsun. Olmadı. Bu kaybeden bir erkeğin gözyaşları gibiydi. Gidiyorsun. Ram ram. Şimdi bunu biraz geliştirelim. Gidiyorsun. Ram ram. Gidiyorsun. Hep beraber. Ram ram. Bitirdi herkes, bitirdi. Herkes bitirdi, yav yaptı sonunda. Kendini ön plana mı çıkartmaya çalışıyorsun? En iyi yaylı sensin, tamam. Evet, tam sensin. Tamam, en büyük keman sensin.
Ha, çıkart göster. Gidiyorsun. Ram ram. Oğlum enerjinize sokayım. Hiç mi acı çekmediniz ya? Hiç mi birisi üzmedi sizi? Ram. Oğlum aramızdaki tek üzgün sensin biliyorum. Ah Kamil, aşk acısı çekiyor. Gözümün önünde çocuk eridi. Bak 3 günde 7 kilo verdi. Yavrum. Şimdi sana üzülme desem faydası var mı? Yok, üzüleceksin. Çivi çiviyi söker desem faydası var mı? Yok. Gel seni yarın buraya götüreyim desem onun bir faydası var. Belki biraz, belki bir tık. Çocuk çeksin acısını. Ne güzel. Bak hayatta olmanın belirtisi işte. Canım kardeşim. Ama bence gerek yok. Ama sen bilirsin. Desem de çekecek. Bunu bağlamadırız bu daha. Bu bağlanmamış. Profil fotosu. Fotosu. Eşeğin aklına, çok ayıp olur eşeğin aklına dersem. Su kaçırmışlar. Karpuz kabuğu düşürmüşler. Karpuz kabuğu mu düşürmüşler? Eşeği ne yapıyorlar? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorlar. Düşsün, getiriyorlar. Gidiyorsun. Pram pram. Bak güzel, olacak. Az kaldı. Telefonla oynamayı bitirince var. Bu saatte mi yazıyor erkekler? Gözleri dönüyor telefonuna bakarken. Wow diye. Lütfen sonra yazış. Bir de kadının biraz karizması olsun efendim. Bir 10 dakika sonra gör mesajları. Oğlum ben sevince mesaj atarken daha cümlem bitmeden aşağıda görüldü yazıyor. Aa yollamamışım ya. Bu ne acele? Gidiyorsun. Pram pram. Bilmedim uzaklara. Bak bakarken ardından. Derken siz o... Böyle bir pes yayla alalım. Bir bakalım. Gidem ya. Vallahi gidelim. Vallahi bak gidelim. Rezil olduk. Lan korona bile gelişti varyant da koyayım. Biz 5 senedir aynı boku çekiyoruz. Aa bizi ilk izleyenler yaşlandı, çoluk çocuğa karıştılar. Büyüdüler. Biz ne yapıyoruz hala burada? Evet 2021'e söylüyorum Sevinç. Gidiyorsun. Ram ram. Bakarken... Gidiyorsun. Bilmedim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Rem 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 rem. Olmadı ama olsun. Kurban olurum. Ne tatlısınız. Harika bir şarkıdır. Çoğunuz bilmez mesela. Benim Guncuk bilir misin? 98. Şarkı biliyorum da kimi söylediğini. Sen biliyor musun Kaan? Kaan! Arkadan. Ne koyayım? Kaan ne yapıyorsun oğlum orada? Kaan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada gizli gizli? Neden tek elinle selam veriyorsun? Ne oluyor orada şu an? Sen bu şarkıyı biliyor musun 98? Şarkı biliyorum da hiç söyleyemiyorum. 98'liler şarkı... Kibariye mi? Oğlum mi? Sen 80'li miydin? Aa bu karı 80'li. Aa kanka da elini öpün çabuk. Ah buna bir hürmet gösterelim biz buna. Buna ellerinden öptüm. Şaka yapıyorum, dalga geçmiyorum. Harika bir yaş bence. 80'li değilim. Kaçlı sen? 90. 90 mı? Kaçlısın hakikaten? 82 mi? 2000. 2000. 15 dakika önce doğdum. Ama reenkarnasyon. Anneannemin vücuduna girmişim falan. Şaka yapıyorum. Alınmak yok. Aa böyle yaptı böyle bana. Yap. Böyle yaptı bana. Böyle. Bana böyle yaptı. 80 kaç oluyor lan? 80'de doğsan? Kaç? 41 kere maşallah. Güzel kadın ama maşallah. Maşallah şunun güzelliğine bak. Yemin ediyorum ben 41 yaşımda mesela senin gibi gözükmek isterdim. Ben de yaşlıyım oğlum artık. Eskiden böyle gençlerin arasına karışmak için gençler ne dinliyorsa dinleyen, gençler ne giyiyorsa giyen tipler vardı böyle. Ezik bulurdum ben onları. Güya bizim dilimizden konuşacak. Gelmiş 40 yaşına. Hey ne yaptınız gençler? Hey ne yaptınız? Hey Metallica değil mi? Hey. Açıklayın. Buruşuk diyemiyorsun da. Hep böyle ondan gizli planlar yapardık aramıza gelmesin diye. Yaşlılar. Şimdi biz o yaştayız. Biz de şimdi ne yapacağız gençlerin yanına gidip? Bilmem be. Oynayıp böyle aralarına katılmaya çalışacağız falan. Amcayız biz amca. Hoş mu? Ne zaman elimizi öpecekler bizim mesela? Ne kadar var? 20 yıl. Saçmalama. Benim amcam 35 yaşındayken ben elini öpüyordum. Öptürmek istersen şimdi de öptürürsün. Ne olacak? Öptüreyim ben o zaman. Neden? Berhudar olmayalım. Evet. Neyse belki yılbaşı. Yılbaşı 2022. 22 oldu. Aa. Bu son 3 sene nasıl geçti oğlum? Altını mı yağladılar yıllarım öyle? Vujik diye geçti. 2019'dan sonra ne olduğumuzu şaşırdık ya. 2019'dan sonra bir maske taktım. Yanlışlıkla gözüme mi taktım? Ne bok oldu? Bir çıkarttım 2022'deyiz. Wow. Hey. 2022. İnşallah. Hayırlara. Birkaç gün. 3 gün olmaz. Birkaç gün kaç güne tekabül ediyor? Birse yanına kaç gelmez. Birkaç dersen? Birkaç bir, dersen bir, iki üç. Birkaç yani böyle 2-3 tane. Böyle 5 tane. Ben küçükken babama sormuşum bunu biliyor musun? Nasıl? Düzine kaç tane demek? 12. Birkaç kaç tane eder dedim babama. Silah temizliyor sırada bu arada. Gibiyim geliyorum böyle. Baba. Dedim ki düzine dedim 12. Peki baba, birkaç kaç tane? Ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Üç.
Yeni yıl bizlere, sizlere. Evet. Pezeberk 2022 hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gerçekten hayırlı uğurlu olur. 2021'in son haberleri nelerdir sevgili Pezeberk? 2021'in son haberlerine evet. Hemen başlıyoruz. Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlantı kolyeyi sahibine teslim etti. Yetmedi, üzerine bir de azar yedi. Ne? Bursa'da galerici. Şaka yapıyorsun, Türkiye'de olmuş bir de. Bir de tabii. O harak. Bursa'da galerici Rıfat Aybey değeri 2 milyon lira olan kolye buldu. Nerede bulduğu? Yerde. Hangi yerde? Bursa'da bir yerde. Kolyenin sahibine ulaşarak kolyeyi teslim etti. Kolye sahibi ise Aybey'e hediye vermedi ve kolyeyi sahibine geç götürdüğü için de tersledi. Bir de bulmak için de 500 lira falan harcamış adam, masraf etmiş. 500 lira da gitmiş taraflara bakmış ne bu diye. Taksiye maksiye paralar vermiş, 500 lira harcamış. Adam almış bulmuş 2 milyon liralık kolyeyi, gitmiş önce bir satmaya çalışmış. Sonra bakmış sertifikalan, sertifikada demiş ki sahibi kim, öğrenmiş. Dur gideyim bari a**ayım bunu bozduramadık. Belki herif bir 5-10 bin lira ödül atar da en azından günü sıfır geçirmemiş oluruz deyip adamı beklettiyse... Bak. Yok canım şu fotoğrafta gördüğümüz abi bunu yapacak abim yani. Sonuçta olaya biz objektif bakmak zorundayız çünkü burası Pezeberk. Elon Musk yeni saç stiline geçtikten sonra Tesla hisseleri %6.5 kadar düştü. Şaka mı bu, siz mi yaptınız? Hayır. Ne güzel adam ya. Her şey yakışıyor bence yani. Milyarder diye mi öyle acaba? Bir gözüme güzel gözüküyor oğlum. Beni öpmek istese öperim. Ehliyet sınavında 20 bin liralık kopya düzeniyle yakalandı. Hocaya verseydi 20 bin lirayı. Ben hoca olsam mesela. Hocam şöyle takdim edeyim. Oh, 20 bin. 20 bin için bu kara kader. Güzel TikTok videosu olur. Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi girdiği ehliyet sınavında kopya düzeniyle yakalandı. Porsche içerisinde gizlenmiş kamera düzeniyi, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık bulundu. Yazılı sınav mı bu? Direksiyon sınavında neyin kopyasını çekecek ya? YouTube'dan bir halliş videosu açıyor falan böyle. Kulaklık mulaklık sınava girmiş. Bence orada deniyordur. Ehliyet sınavında bu işe yararsa önümüzdeki üniversite sınavında koydum ortalığın kafasında bir şey olabilir. İşte o düzenek. Araba ekipmanı takmış kendine. Aynı hırsız tarafından 4 kez soyulan dükkan sahibi açıkladı. Etraftakiler hırsızı çalışan zannetmiş. İzmir'in Konak ilçesinde bir iş anındaki beyaz eşya tamir dükkanına çeşitli tarihlerde 4 kez gelen şüpheli 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1 elektrikli yüzme havuz panosu. Elektrikli yüzme havuz panosu bir intihar ekipmanı mı? Bir de kombi çaldı. Kombi mi çalmış? İşte o hırsızlar. Adam asansöre koyup çalmış ya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yaptırıyoruz buraları işte. Çok güzel olacak inşallah. Metaverse evreninde ilk düğün gerçekleşti. Ya millet ne kadar ilerledi. Gerdeği nasıl olmuştur? Gerdeği nasıl mı olmuştur? X, X, kare, kare, X, X. İşte o evlilik. 52 yaşındaki Tracy Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon EXP Reality'de çalışıyorlar. Çift yüz yüze görüşmeden önce avatarları 2015 yılında Las Vegas'ta bir şirket etkinliğinde tanıştı. 2019'da da nişanlandılar. Çok uzun ya. Harika. Metaverse. Dedikçe aklım Metaverse'e gidiyor. Halı saha mı açsak orada acaba? Halı saha mı? Oğlum FIFA oynatacaksın işte. Tamam söyleme bunları. Çok insan izler, yaparlar. Vallahi yaparlar. Biz bunu söyleriz şimdi. Doğru. O kadar zekiyiz ki aklımıza gelen şey Metaverse'de otopark açmak. İnanılmaz. Aa otopark değildi lan. Otopark değil. Güzel olur. Metaverse'ü mesela kim yönetecek peki? Ben mesela Metaverse'de birisi benim aneme tecavüz etti. Arsa aldım oradan. Bir baktım üstüne iki grafik çizgi çizmiş. Kime şikayet edeceğim? Yasası ne bunun? Yapamadığını mı? Çünkü para harcanacak bir yer abi. Ortam karışır. Mesela Metaverse'ün mafyası olsak. Kim Kardashian Aralık ayı boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu. Kardashian günaydın. Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek ifadelerini kullandı. İşte o piyanist. Oğlum çok acayip değil mi lan? Yaptığın mesleğe bak. Aa. Sabah sabah böyle gidiyorsun böyle. Ben de uyuyorum. Kim Kardashian'ın çocuğuymuş ben. Günaydın canlarım. Haydi bakalım. Günaydın. Kimmiş? Kardashian. Kimmiş? Daha mantıklı olur. Niye piyanist tutmuş bakayım? Zenginlerin şeyini de. Vallahi billahi bunlar daha. Evet Pezeberk söyle bakalım. Amerika'da mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi. Doğru ama ayakta yenmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletindeki Bonner County kentindeki dairede meydana gelen korkunç olay duyanları korkuttu. Gerçek mi lan bu? Beyninde sorunlar olduğu düşünülen James Russell isimli adam, Russell olduysa
Bir insanın yemesi durumunda beynindeki sorunun çözüleceğine inanarak 70 yaşındaki David M. Fledged adlı adamı mikrodalgada pişirdikten sonra yedi. Oğlum evet, Türkiye'de kadının bir tanesi adamı öldürüp lahmacun yaptı. Taziye için gelenlere yedirdi adamı. Sahte jinekologdan akıl almaz oyun, akıl almaz tuzak, akıl almaz şeyler. Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı. İtalya'nın Bari kentinde kendisini jinekolog olarak tanıtan 40 yaşındaki cinsel tacizci, kadınların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şahsın evinde kurduğu düzenek sayesinde çok sayıda kadını kamerayla tutak olarak kayda aldığı ortaya çıkmış. Sapıklığın böylesi ya. Prodüksiyon var a**ayım. Düzenek kurmuş İbne ya. Haydi şöyle neşeli bitirelim 2021'in son pezeberkini. Haydi bize bir şarkı söyle de arkadaşlarımız da eşlik etsin. Katinamın elinde halısı silkemez, ah silkemez. Katinamın elinde halısı silkemez, ah silkemez. Silkmesini bilmez yavrum gülüm Katinam. Getir silkeyim, getir silkeyim. Silkmesini bilmez yavrum mori Katinam. Getir silkeyim, getir silkeyim. Oh! Yapma oğlum. Şu an ona gerek yok. Yapma, yapma, yapma sakın. Takıl. Onu ben patlatacağım. Ver. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Seni deli gibi bekledim. Pat! Ay! Ya alo? Kimmiş? Patlangoç. Aa. Alo, ne yapıyorsun? Sıkıntından patlıyoruz be. Ben niye Acun abi gibi güldüm lan? Bak böyle gül... Bu arada Acun abi bizim programa konuk olduğunda şaka yapıyorum, herkes gülüyor. Acun abi bakıyor, herkes güldüğüne göre bu ibne komik bir şey söyledi. Böyle yapıyor bak. Bir şey söyle, herkes gülsün. Ben Acun abiyim. Yani şimdi demek ki... Bak programlarını izle. Kendi programlarında da öyle. Çünkü gerçekten güldüğü zaman kafayı öne atıp el kol hareketi yapıyor. Sol 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 sol. Aa, ne oldu ya? Dibiz. Geliyor, 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 geliyor. Herkese futbol olsun. Geliyor, 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 geliyor. Kaç yaşına gelmiş adamlarız yaptığımız şeylere bak. Hadi seninle aynı anda patlatalım. Neyi? Nasıl denk gelecek? Birimiz fedakarlık yapacağız. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Yeni yıl. Allah Allah. Ya hadi seninki boş. Benimki niye patlamıyor? Ben de patlayacak diye uğraşıyorum. Boşu vermiş bana. Komik de değil ki böyle bir şey. Babamın yaptığı şeyin aynısı değil mi? O patlamıyor. Yalamamış o da. Ne yaptın? Ben biraz daha yapayım. Bize verip bunları oynatıyorlar bize burada. Oğlum nereden aldınız bunları? Hakkımızı arayalım ya. Yerden aldık ya. Ne en iyi yer? Pıs dedi, elime pıs dedi. Pat! İlk kim yaparsa? Ya gene patlamadı ya! Gene patlamadı ya! Dönmüyor! Dur, dur! Ateş gel! Şunu soyalım. Önce acaba çalkalayacağız mı? Ne kadar çalkalayacağız? Tamam. Benimkini de patlat! Aman bir tane patlatamadım ya. 6'da 2. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Dur şimdi hadi düello, düello. Tamam ben sallıyorum, hayır. 3 adım gidiyoruz, sonra sıkıyoruz. Oğlum 3 adım gidersek hadrajdan çıkarız. Ben iyi salladım ha. Gay pornosu gibi oldu şu an. Allah Allah. Filmin adı da Sırt Sırta. 2 adım sonra dönüp ateş ederiz. Evet. Başla. Ben mi patlat? Oğuz abi, Oğuz abi. Götüm göründü, götüm göründü. Çubuk duruyor muydu? Kaldır beni artık. Oğlum öyle insan mı kaldırdı? Ama beni... sen de biraz çaba sarf edeceksin. Niye? Şöyle yapacağım bir. Sürüklüyor beni pezevenge bak bakayım. Sanki beni avını eve götürüyor. Sen de biraz çaba sarf et. Çaba mı sarf edeyim? Evet. Ben bu çaba sarf ediyorum. Lan kaldır artık. Hayır. Kaldır sana. Bunu yapmamız için kaldırman lazım. Onu indir. Onu indir. Kaldır. Tamam onu indir öyle kaldırayım. Ne olur patlat artık. Kal.
Kaldır beni! Ama adımını at, adımına bas! Ya ben adım atacaksam sen beni niye kaldırıyorsun? Ne manası var? Ay. Ne oldu burada ya? Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun! Şey yaparız, görüşürüz o zaman. Tamam. Hadi bay bay. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada sizin ilginiz dahilinde değildir elbette ama şu haber kanalları siz konuşmaya başlar başlamaz yayın akışını kesmesin. Lütfen rica ediyorum. Hayatımızda 40 yılın başında bir Habertürk'e çıktım. Oturdum bir keyifle dedim kendimi izleyeyim. Harika bir hafta sonu programı. Sevgili Aysun Özüm programı. Ne yapsak diye bir program. Çok güzel bir program. Tam konuşacağım. Aysun Hanım soru soruyor. Evet olsam. Ve harika bir mekan açtınız. Pinch Pub. Neler söyleyeceksin dedi. Ben de gayet böyle hani ciddi bir gazeteci bana kültür sanat soruyor. Döndüm böyle dedim. Pinch Pub'da istikrar. Canlı yayın. Cumhurbaşkanı çıktı böyle. Alkışlıyor millet. Ben böyle kaldım. Dik dur eğilme bu millet seni. Dik dur bekledi bekledi. Oğuzhan'dan öncelikle Oğuzhan oradan çok özür diliyorum dedi. Ben de 40 yıl... Siz hep çıkarsınız Sayın Cumhurbaşkanım ya. Siz hep çıkarsınız. Bana niye şey yapıyorsunuz? Bir 40 yılın başı haber kanalına çıkmışım ya. Tamam ya. Biz de verelim mi bundan sonra? Gerçekten öyle yapmayalım mı? Biz de Sayın Cumhurbaşkanım nerede konuşuyorsa keselim, bırakalım pinçi mesela. Ey ulusal! Ey gafil! Be cahil! Eskiden bunun bir yolu yorda mı vardı? Evet, şu anda Cumhurbaşkanımız Ankara'da konuşuyor. Kendisinin konuşmasına bağlanıyoruz. Az sonra ne yapsak programı devam edecek. Ne kaybettim ben? Dik dur eğilme sloganlarını kaybettim. Onları duyamayacaktım belki bir tek. Onu da bir kısmını duyamayacaktım. Oğlum böyle bir şey olamaz. Yani dünyanın yok oluş filmlerini izliyoruz. Dünyanın yok oluş filmlerinde bile. Şu anda acil bir durum olduğu benim ekrana bir şey çıkıyor ve diyor ki ananı s**ecek meteor geliyor. Lan bunda uyarı yok. Araya bir jenerik gir, bir şey gir. Yok. Şulaks diye adam sayın bey yüce Cumhurbaşkanımız girdiği anlamı vurup izlersin, önemli başlıkları çıkartırsın ve dersin ki işte Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dedi. Sistemin gittiği yere bak. Devlet vatandaşına sahip çıkmak zorundadır. Çünkü vatandaştır aslında devletin yapı taşı. Bizim vergilerimizle yapılır bu yollar. Bizim vergilerimizle polis memurları, askerlerimiz maaş alır. Evde anneniz babanız varken korktuysanız ilk onların yanına koşarsınız. Çünkü o evi geçindirmek zorunda olan, size bakmak zorunda olan onlardır. Devletin de böyle olması gerekiyor. Devlet bizimle mücadele ediyor. Bugün trafik kameraları koyuyorlar bazı yerlere gizli gizli. Ya devlet sana pusu kurar mı? Geç. İkincisi, herhangi bir iş yapıyorsun ve bir para kazanıyorsun. Alkolik koca gibi davranıyor sana. Ve sen temizlikten birazcık para biriktirip eve getirdiğinde belki engelli çocuğuna bakacaksın o parayla. Belki buzdolabını dolduracaksın. Hayır abi. Alkolli koca geliyor, seni dövüyor, paranı alıyor, gidiyor bir de kumarda yiyor. Acaba kırmızıya mı koyuyor, siyah mı? Onu düşünüyorsun. Devlet bizim mücadele edeceğimiz bir şey değildir. Devlet sana pusu kuramaz. Hangimiz çocuğunu devlet okuluna göndeririz bugün? Parası olmayanlar. Hangimiz normal bir hastaneye gideriz? Parası olmayanlar. Devlet bunu parayla aldığımız hizmetten daha iyi kılmak zorundadır. Çünkü devletin görevi budur. İşte devlet adamlığı da bunu gerektirir. Ama biz bugün devleti ve hükümeti karıştırırsak hiç kendi cebimizden çıkmayan ki sonrasında maalesef topraklarımızı bedel olarak gösterdiğimiz köprüler, yollar bize hediyeymiş gibi sunulur. Hayır, bunlar hediye değildir. Köprü yapmak, yol yapmak zorunluluktur, zaruridir. Trafik artarsa yolu genişletmek zaruridir. Bu bir seçim kampanyası olamaz, bu bir göz boyama olamaz. Bu asla bir hediye olamaz. Çünkü bunu yapmak zorundasın. Doğal olarak devletim, aa dur bunun parasını nereden alırım? Aa dur iki elektrik faturası ödememiş, dört tane daha sokayım. Dur doğalgazdan şuna şöyle giydireyim. Aman bizim şunu yapmak için, günü kurtarmak için, makyajımızın çıkmaması için şöyle bir şey yapmak zorundayız. Bu parayı oraya aktaralım da bu ibneler aç kalsın dememesi lazım. Bize bakmak zorundasınız. Bizi korumak zorundasınız. Şu anda o kadar çok ABM, o kadar çok bina, o kadar çok site, o kadar çok beton yaptılar ki herkese güvenlikçilik düştü. Ve devlet yetkilileri, biz size iş buluyoruz işte. İspark yapıyoruz, size biz iş olanağı sağlıyoruz diyor. Ama bizi gerçekten işimize adapte edecek okullarla, bahçeleri hariç ilgilenmiyorsun. Umarım 2022'de bütün bunları aşarız. Devlet bize düşman gibi davranmaz. Bunu ben söylüyorum, düşün. Bulgaristan'dan gelip Kuzey Trakya'yı aldılar. Aldılar. 50 bin dolara ev satın aldı Bulgarlar gelip. 50 bin dolar bundan bir hafta önce 1 milyon TL ediyordu. O insanlar da ekonomik durum sebebiyle maalesef gidip 50 bin dolara evlerini sattılar Trakyalılar. Sattılar 50 bin dolara, 40 bin dolara, 30 bin dolara sattılar. 30 bin dolar diyorum size. Birim olarak düşün. Amerika'da 30 bin lira olarak görülen şeyden bahsediyorum. Birim olarak düşün. 50 bin dolara sırf 1 milyon yapıyor diye sattı adam evini. Şimdi... Konu kapandı. Şimdi o parayı gidip Bulgar'a verse, Bulgar der ki yarısını eksik verdin. Alışveriş yapıyorlar eczanelerden, şuradan, buradan, her yerden alışveriş yapıyorlar. Tamam, onu gördük haberlerde. Tabii ki onu verecekler. Ne verecekler? Ama orada satılan evleri, arsaları, şu anda o evleri, arsaları satan insanların halini gösteriyorlar mı haberlerde? Çünkü büyük mesele o. Finalde ekonomi düzelecek kesin. Ama düzeltmemiz gereken daha çok şey olacak. Ne olursa olsun biz yine Pinch'te burada sizlerle beraber. Teşekkürler. Neyse. E gördük metroda işte. Metroda adamın bir tanesi kadına bıçak çekti. Dedi ki senin ağzını yüzünü s**lim. Elinde bıçak var. Aciz bir köpek. Çıkarttı bıçağı. Güvenlik görevlilerinden bir tanesi yoktu ortada. Niye olsun? Asgari ücretli maaş alıyor herif orada. Niye olsun ya? Sen kendini o sapığın önüne atar mısın mesela? Dur beni bıçaklasın ona kıyıp. Ne bilmem ne var. Ne aileme para yatacak. Ben zaten bu iş yapmıyorum ki abi. Ah memleketim, canım memleketim.
Hepinizi böyle alayım lütfen. Ah benim canım fakir, yolsuz izleyicilerim. Nasıl kıskanıyorsunuz beni şu anda piçler? Biliyorum kıskandığınızı. Hiç bu kadar güzel bir fonda çekim yapmamıştım herhalde. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani bir mankene, bir modele yürüdüğü için ne denir mesela? Ellerinize sağlık. O harika, yüreğinize sağlık mı denir? Ne denir? Çok iyi yürüdün. Çok iyi taşıdın elbiseyi denir. Yani ayağınıza sağlık olabilir. Ayağınıza sağlık. Evet. Ayağımızla iş yapıyoruz ya. Allah çok. Benim tabii bilmediğim bir lisan. O yüzden bana yardımcı olacağınızı biliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok iyi taşıdınız kıyafetlerinizi. Harika kıyafetler. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Ayça Kuru Medya Akademi'den geliyoruz. Ayça Kuru'yu daha önce de konuk etmiştik burada. Zarafet'in kitabını yazmış bir hanımefendi, evet. Ki gerçekten yazmış. Yani bayağı böyle fotoğrafını falan da koymuş. Hani başkası yazdı zannedilmesin diye. Bir şey söylemek istiyorum herkese buradan. Zarafet değil, Zarafet arkadaşlar. Buradan Ayça Kuru'ya saygılar. Bu zaten sanırım benim izleyicimin %100 bildiği bir şeydir. Onu kanalında söyleyebilirsin. Onlar biliyoruz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kavga çıkmasın. Şöyle devam edelim o zaman. Ayça Kuru Akademi'ye çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Kıyafetlerinizi kim tasarladı? Davet edelim. Güzel koleksiyon için kendisine çok teşekkür ederiz lütfen. Ben teşekkür ederim. Bavala TV muhteşem. Gerçekten pozitif enerjinizle yola devam diyorum. Başarılar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Konuyu hiç bilmediğimle alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz bu defileyle alakalı? 2022 koleksiyonu kapsül bir koleksiyon. Yaz adına çok puj renkler ve uçuş uçuş kumaşlar tercih ettik. Size konuk olduk. Ayrıca bundan da çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yüreğinize, beyninize, fikrinize sağlık. Onları uğurluyoruz alkışlarla. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada unutmadan saçımızı, makyajımızı yaptılar. Altıyer Akademi'ye de kocaman öpücükler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Harikasınız. Gidiyor kızlar. Bence program burada bitsin artık. Bir manası kalmadı. Müjde Uzman da bizlerle birlikte oldu. Ona da büyük alkış. Kendisi 2001 Elite Model Look'un birincisiydi. O da sağ olsun kırmadı. Podyumda yer aldı. Müthiş bir makyajı vardı. Müthiş bir kıyafeti vardı. Makyaj ve kıyafetle ilgili müthiş profesyonelleri de buraya alalım alkışlarla. Onlara da teşekkür edelim. Makyajını sen yaptın. Evet. Müthiş oldu. Makyaj yaptığın herkese böyle wow diyorlar mı? Mesela kimden olmaz? Tabii ki model çok önemli. Sonuçta bir tuval düşünün. O yüzden makyajı ekstra patlatabiliyor modelin yüzü. Öyle mi? İyiyse. Sezgi. Sezgi nerede? Gel çabuk gel buraya bakayım. Bu bizim kızımız birazcık keko. Ortamlarda böyle renkli renkli cayır geziyor, dolaşıyor. Mesela olur mu? Tabii ki de olur ama hani herkesin yüzünün şekline göre iyi görünecek bir makyaj tarzı var. O yapmıyor mu? Bence şu anki yoğun günlük için çok renkli geldi mesela bana. Daha hafif yapardım. Gencecik bir kızsın sonuçta. Yani daha hafif makyaj yapar. Olmamış biliyor musun? Kıyafete ne diyorsunuz hocam? Yani ne yapalım? Akrabamız bir taraftan da şey de diyemiyoruz. Bir proporsiyon olarak palazzo pantolon tercih etse daha çok yakışır. Üstündeki çünkü havuç bir pantolon ve buradaki çizgileri, krep kumaş bu kupları seni daha geniş gösterir. Rep tercih etmeden gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim. Haddini bilme, defol buradan. Çabuk bu söylenenleri yap. Daha hafif makyaj ve kripto para mıydı? Neydi, bir şeyler oldu. Ben o kadar hakim değilim ki konuya. Sizlere çok teşekkür ederim. Müjde Hanım'ın üstündeki tül elbise için Recep Demiray'a çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Muhteşem tacı için de Mersun'un kafasına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir de tabii muazzam bir kuaförü vardı ama o çekimleri maalesef bekleyemedi. Savaş Uğur Black kuaförden. O da saç tasarımı yaptı. Ona da çok teşekkür ederiz. Hadi yeni yılla ilgili bir şeyler söyleyeyim ve sizi göndereyim o zaman. Yeni yılda isteyenlere aşk, para ve sevgili diliyorum. Umarım herkesi beklentisi üzerinde bir yıl olur. Çok çok güzel olur. Yaşasın. Ya ne kadar pozitif para. Mesajlar verdiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize, fikirlerinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Madem
Madem yılbaşındayız, madem 2022, o zaman şöyle lambur lumbur, gümbür gümbür Gencer Savaş bandosu sizlerle. Bir dakika, bir dakika, bunlar kayıda başladı. Bence çok ileri geri konuşmayın. Birader, herkes biliyor. Ben hariç. Sen ne, menajerim oldun? Benim menajerim oldu. Ha. Ben de şey dedim, keşke bizimle bir konuşsaydın dedim.
Avustralya'da yaşadıklarımızdan bahsettim. Ondan sonra Oğuzhan da şey yaptı. Abi niye benim bu haberim yok? Yok. Bana böyle bilgi gelmedi. Verilmedi böyle bir bilgi. Yavrum girdin mi kayda? Kaç sene oldu? En son 2018'de bizim konuğumuz olmuşsunuz. 2018'de aynı. Max single çıkartmıştık. Sonra evet. Senin Cem'le mi geldik bizim? Ha, evet. Cem. Cem'le ikimiz geldik. Akustik ben çaldık. De vardım. Sen var mıydın? Önce geldin sonra... Aslında hepiniz vardınız. Sonra performans için ayrı bir gün daha yapıldı. Doğru. Öyle bir durum oldu. Performansa Cem'le biz geldik. Evet. Çok uğurlu geldin o parçaya. Aa, onu söyleyeyim bu arada hakikaten. İzlenmedi diye falan. İzlenmedi, hiç mi izlenmedi? Öyle bir uğurlu mu geldi? Hangi şarkı? Yadeller. Ha. Hangi şarkı mı? Abi çok var ya. Hiç uğurlu gelmemiş ama. Kendimden yoruldum, programdan da yoruldum. O programda bize o kadar çok şey anlattınız ki arka arkaya şunları yapacağız, işte animasyonlar girecek, biz bir şirket olacağız, artık kendi albümümüzü çıkartacağız. Bugüne kadar, 2018'den 2021'e kadar bu söylediklerinizin hangilerini başardınız ya da yaptınız? Şu anda yapmaya başlıyoruz. Pandemiden dolayı bütün hayaller herkesin olduğu gibi ötelendi ama şimdi işte kendi şirket ilk bağımsız albümümüzü yapıyoruz. Artık Manga'nın ilk sanatçısını lanse etmek üzereyiz. Yeni animasyon film yapmak üzere geliyor. Hepsini yapmaya başlıyoruz. Pandemi birazcık galiba rötarlattı konuyu. Rötarlattı. Peki bunu çok samimi soracağım. Böyle müzik gruplarıyla son zamanlarda yine biz konuk alıyoruz. Gripin'i en son konuk aldık mesela. Herkes diyor ki pandemi yüzünden yapmak istediğimiz birçok şeyi yapamadık. Tamam pandemi yüzünden hepimiz yapmak istediğimiz birçok şeyi yapamadık ama bu bir tık da bahane oldu mu gruplar için? Hayır ama şunu söylemem lazım. Biz pandemide üretmediğimiz kadar çok ürettik. Hatta bir ara o kadar çok fazla şey yaptık ki dedik ki bu hani 3 konsepte mi ayırsak, 3 albüm mü yapsak? O kadar. Çok çaldık, çok ürettik. O konuda bir iki ay tökezledik ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Dünya nereye gidiyor? Sorular soru işaretleri. Evet çünkü matematiğimiz bozuldu. Sonra o bize başka bir dünya evren yarattı. Yani stüdyoya gidip buluşamamak, sürekli evlerde olmak. Herhalde beynimiz bir çıkış yolu yarattı ve herkes farklı kayıtlar alıp onu birleştirmeye başladı. Sonra acayip, yani en son ben dahil oldum solist olarak. Bir gün stüdyoya bir gittim, inanamadım ve ilk defa... Bence anlamadı şarkıları. Nasıl yani? Ya bir kere hayatımda öyle şarkılar duymadım ya, o kadar aksak. Ama bir dakika, ben seninle pandemi esnasında buluştum senin stüdyonda, sizin stüdyonunda. Doğru. Sen de o sırada bir şeyler dinlettin bana, yeni bir şeyler. İşte onlar. Onlar mı? Onlardan dinlettim. Evet, çok acayip şeylerdi. Ben de anlamamışım galiba. Bana çok acayip geldi ama güzeldi, çok iyiydi. Ya ben gruba ilk defa mektup yazdım ya. Duygulanıp öyle bizi de öyle ağlatan. Hangi mektup diye sormayacaksın ama değil mi şu anda mesela? Görmediler lan, sonra okudum alıp bir de. Güzel bir mektup. Bir tane var zaten, o da... Peki ana fikri neydi? Sizi iyi ki sizsiniz, harikasınız. Hayır, umutsuzluğa kapıldığımız bir anda dünya olarak ve bütün müzisyenler, sanatçılar olarak içinde bulunduğum grubun böyle güzel bir çıkış yolu bulması müzikal olarak beni hem gruba hem dünyaya karşı acayip umutlandırdı. Oh. Yani gözlerim doldu, mektup yazdım, bıraktım. Sizi seviyorum. İyi, süper bir sevgi patlaması olmuş. Yeni albüm nihayet bugün çıkıyor. Ama biz bundan öncesinde mesela Gripin'e de sorduk. Neden sürekli iş yapmıyorsunuz? Neden bu kadar uzun aralar veriyorsunuz? Biz varız mesela sizin dinleyiciniz. Ayrıca yeni nesil artık bunu dinlemiyor mu, etmiyor mu gibi bir polemik de doğmuştu. Abi öyle bir şey yok. Adama bir şey vermezsek elbette dinlemez deyip eleştirmiştim onları. Fakat Gripin çok enteresan bir şekilde sizi hedef aldı. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Yani sevgi ve barıştan yanayım ama. 17 yılda 4 albümümüz var bizim. Çok üretmediğimizden belki de vurmuş olabilirlerdi. Şimdi yok, şöyle. Ya, ne dedin, siz şimdi mesela albümünüz bugün çıktı. Müthiş. Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne dediler. Biz sesini sonuna kadar açıp verebilir miyiz arkamızdaki ekranda? Arkamızda ekran var bu arada. Stüdyo büyüdü. Bakalım ne demişler. Çok öyle akıllıca böyle... bulmuyor musunuz şu an albüm yapmayı mesela? Yok. Bulmuyorsunuz. Manga'nın da Aralık'ta albümü çıkıyor arkadaşlar. Manga'yı severiz canım. Hiç akıllıca şeyler yapmıyorsunuz. Geçen de sizi Mor ve Ötesi'yle kapıştırmaya çalışmıştım, hatırlıyor musunuz? Bu sefer de Manga. Gruplar savaşını istiyoruz biz. Bir kadın mı çizeceğiz? Hangi kadını çiziyorsun sen? Yani... Şöyle de bir şey var. Derdini anlatamayan albüm yapar bir sürü şarkıyla. Bak. Ben bilmem. Buradan ilk gol geldi. Ne diyorsunuz Gripin'e? Böyle geldiler üzerine. Ya doğru söylemiş. Ama öyle olmaz. Doğru değil, doğru söylüyorlar. Bir tartışma bir polemik. Yok. Bu arada sonrasında tabii ki sevgilerini ve öpücüklerini. Ama bir şey diyeceğim. Herkes bunu söyledi bize. Ne yapıyorsunuz? Albüm yapıyorsunuz. Yok. Deli misiniz abi siz? Yani dağıtımcımız herkes. Yok çocuklar. Biz bunu single paylaşalım. Albüm. Şöyle yapalım. Albüm. Bunu yapalım. Hayır albüm ya. Dedik ki tamam ya. Bari ikiye bölelim yani. Çünkü 15 şarkı yapmışız. Kıyamıyoruz yani. Hepsini de göstermek istiyoruz. Paylaşacağız yani. Evet. Aslında doğru bir şey söylüyor Birol. Yani kafamızda bir kurgu var. Anlatmak istediğimiz çok şey var. Bir şarkıya sığdırmaya çalışmak çok dürüst gelmiyor bize. Onu işte 7-8 şarkıyla birçok şeyi anlatmak. Ya roman gibi bir anlatım tarzı zaten daha önce de yapıyorduk bunu. Konsept evet. Albümde. Ona tekrar dönmek istedik. Çünkü yapan kimse yok artık. Bir bütünlük içinde bir dinleme seansı olsun istiyoruz insanlarda. Ama isteyen de tabii ki tek tek dinleyebilir ayrı ayrı. Ya tabii ki öyle olur. Aslında şu da var. Çok basitçe biz böyle yapabiliyoruz. Öbür türlü yapamıyoruz. Denedik yani bir single. Ya yapıyoruz da yani. Çok içimize sinmiyor. İçimize sinmiyor. Anlatamıyoruz. Arkasında duramıyoruz çok fazla. Yapabildiğimiz aslında
bu. Çünkü bir şarkıda bir şey anlatıyorsun ama eksik kalan bir şey var. Sonra başka bir şarkıda onu bütünlüyorsun. Anlat müzik olarak, söz olarak. O zaman daha mutlu hissediyoruz yani. Biraz hikayecilik de var işin içinde. Tabii tabii. Evet. Sizin bir konunuz var ve bir derdiniz var. Bu yüzden de geneleyiyorsunuz. Bizim eskiden yaptığımız o albümü alıp kendimize eve kapatıp değil mi? Baştan sona albüm dinleme ve o albümü anlama ve o albümü sevme mesailerimiz vardı. Maalesef şu anda öyle bir şey yok artık. Hani bir şey çıkmış. Evet. Gördük mü, görmedik mi? O kadar çok milyonlarca izlenen şarkılar var mesela. Gözümün önünden geçiyor. Ben bir kere bile dinlememişim. 3 ay sonra Pinhani'nin şarkısını, o Dünyadan Uzak şarkısını keşfettim. Onu da Sakiler çıkarttı diye. Sonra baktım altında Pinhani de mi söylüyormuş dedim. Meğer Pinhani söylüyormuş falan filan. Oldu ya artık tabii tabii. Öyle. Odak çok fazla genişledi. Herkes bir şey çıkartıyor. Rap albümleri çıkıyor, bir şeyler çıkıyor falan filan ama 3 sene önce size söylediğim gibi sizin Gripine de söylediğim gibi şarkı yapmanız lazım. Çünkü bizler hala genciz, yaşlanmadık ve sizinle çok büyük bir mazimiz var. Bugün sizinle yeni tanışacak gençler de var belki ama bizim dediğim gibi sizinle bir mazimiz olduğu için sizden sürekli şarkı bekliyoruz ve albüm bugün çıktı. Nedir albümün adı? Antroposen. Antroposen. Harika bir albüm. Dünyadaki sanayi devriminde okudum da hiç hatırlamıyorum ya şu an. Kısaca insan çağı. Zaten şu anda yaşadığımız, çağın ismini aslında birileri, bazı bilim adamları, bazı yazarlar bu artık insan çağı. Dünyayı geri döndürülemez noktasına gelmiş bulunuyoruz. Hani acele bir şey yapıp eğer karar verip bunu uygulamazsak hakikaten yokuş aşağı gidiyoruz. Yani bunu kabullenmemiz gerek. Bazı insanlar dünyanın sonu geldi diye düşünüyor ama mesela biz yine de işin içinde birazcık umut arıyoruz. Albümün açılış parçası Holosen, yani bundan önceki çağ. Dünyanın yaşanabilir olduğu dönem. Toplumlar arasındaki savaşlar, kültürel farklılıklar, onlar müziğin içinde var, sözlerin içinde var. İşte bir yerde Yunus Emre'ye gidiyor. Onun yolculuğu var. Onun yolculuğunda, onun aftarından bizim bugünkü çağdaki arayışımız var. Şu anda rahatsız olduğumuz şeyleri yazıyoruz ama içinde biz de varız yani. Bizim de. Hizmet ettiğiniz şeyler var. Bizim de hizmet ettiğimiz şeyler var. Aynen. Benim de hizmet ettiğim şeyler var. Soundcheck'te gördüm. Ama en çok benim hizmet ettiğim şeyler var. Biraz da buruldum açıkçası. Çünkü bu da bizim ekmeğimiz yani, ne yapalım. Gökyüzünden emojiler yağıyor evet ama yağmazsa bize de para vermiyorlar. Ama çok doğru bir eleştiri. Evet ya, bak o açıdan hiç düşünmüyorum. Tabii hiçbir Oğuzhan bizim arkadaşımız. Acaba buraya yazmasak mı dememişsiniz. Acımamışsınız. Hedefe koyduğumuz adamların ne başında bu geliyor oğlum. Ben bozdum dünyayı. Özellikle YouTube'u. Çok dünya da güzel. Dünya olmasa bile Türkiye'ye en azından. Abi olsun. Birinin bozması lazımdı. Bırakın ben bozayım en azından dedim. Harika bir animasyon tanıtımı girmişsiniz ki onunla ilgili de projeleriniz vardı ama önce onu bir izleyebiliyor muyuz acaba inşallah? Albüm Manga'nın kendi şirketinden ki adı da Manga Müzik. Süper. Artık kendi albümlerinizi, kendi single'larınızı, kendi kliplerinizi, her şeyi siz sırtlanacaksınız belli ki. Ve bu size daha da sanırım fazla mesai katacak işinize. Mesai özellikle çoğaldı. Kendi albümünüzü kendiniz çıkartıyorsunuz ki grubun bir araya gelmesi de sanıyorum 20 yıl. 20 yıl. O zaman bunu kutlayalım. 17 sene hasta aldık size. Biz böyle kek oluruz. Biraz yavaşız farkındaysan. Ya bir de peçete alabilir miyiz? Onu şaka zannettiler. Niye bakıyorsun, yok, gülüyorsun? Getirsene peçete. O da espri zannetti, böyle yapıyor. Peçete istedi adam. Ne oluyor bu pasta merasiminde? Kesiliyor mu? Yalnız laptopta geldi. Ha, laptop o da mı hediye? Geldi. O da artık tepsi. Bıçağı şöyle el... Kesmiyor yapacaktım ama. Bak, para mı isteyecektin adamlardan? Tamam, çok iyi. Bende var bıçak ama. Bizde hep var bıçak böyle. Ne yapacaksın? Bir karar ver artık. Doğrayacak mısın bizi? Koy buraya git. Paçanları öğrenir misin? Teşekkür ederiz ya, hakikaten. Bu adamlar, rock'n'roll adamlar. Hiç yakışıyor mu burada? Türkü albümü çıkartmış gibi pasta getirmişsiniz. Böyle kuru kafalı adam gibi bir pasta hazırlatsaydınız. Bir de üfler misiniz o zaman? Ben üflemem. Kamil, geri alır mısın bunu? Bu çünkü şov. Şu anda yemeyeceğiz. Buyurun. Ha, yemeyeceğiz mi? Ya yiyelim. Hepimizin adına sen üfle. Teşekkür ederiz. Bir müzik şirketiniz olduğuna göre bunu yalnızca kendiniz için kullanmayacaksınız herhalde. Yani memleketteki yetenekleri bulup onlara da albüm yapacaksınız, klip çekeceksiniz. Böyle bir sorumluluğa hazır mısınız? Hazırız artık. Ya zamanı geldi diye düşünüyoruz zamanı ya artık. Geldi. Değil mi? İki gündür bizimle turnede olan Selin Körükoğlu diye bir artık arkadaşımız diyoruz ona. Instagram'da ben onu keşfettim. Aa, birini keşfettiniz ve bayağı keşfettik. Çıkartıyorsunuz. Evet, ben Selin'i keşfettim. O sırada grupla paylaşıyordum. Ya böyle bir genç var yani, çok 18-19 yaşında. Kendi bir dünyası var. Tek gitarla çalıyor ve çok iyi takipçisi var. Çok iyi beğeniler alıyor. Ve Ankara çıktı. Aa, bizim gibi. Geldi, tanıştık. Ondan sonra ben grupla tanıştırdım. Bunu Manga olarak biz yapabilir miyiz diye konuştuk. Alalım mı hazır buradayken o zaman? Olur. Selin'i. Alkışlarla buraya alalım.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne hissediyorsun acaba? Adamlar o kadar güzel şeyler anlattılar ki seninle ilgili. Çok duygulandım. Ferman abi beni takip etmeye başlamış. Ben bunu görmedim. Aa, ayıp ama. Sonra biri bana mesaj atmış. Dedi ki Ferman abi seni takip ediyor dedi. Şok oldum yani, çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Çok seviyorum gerçekten. Manga grubunu çok seviyorum. Manga grubunu herkes çok seviyor. Özellikle Ferman'a kadınlar bayılıyor. Öz kardeşimi Tuğrul'u sana benzetiyorlar ama uzaktan, karanlıkta. Aa. Ve bir yerler yanarken onun dumanında. Yani böyle zifiri karanlıkta sana benzetiyorlar. Bak o da bu. Aa. Geçen tamam. gün arabası, bir de bir kek odur. Üstü açık araba, kış. Tamam mı? Arabaya binerken kızım bir tanesi koşmuş arabaya. Aa ne güzel araba demiş. Tuğrul da gaza gelip tabii ya falan filan yaparken Tuğrul'a yaklaşmış. Manga! Ferman! Ciyak! Diye bağırmış sonra. Ben dedim ki hayır değilim falan filan çünkü sosyofobim de tuttu benim. Herkes bize doğru dönmeye başladı gecenin körü. Kızlara demiş ki Ferman burada demiş. Bütün kızlar koşarak arabaya gelmiş. Hayda. Atladılar mı için arabanın? Yok. Yakın, tabii yaklaşınca. Hanımefendi ben değilim dedim. Hanımefendi mi? Orada anlamış olması lazım. Ben anlardım. Kamicim hoş geldin. 9 Aralık'ta nerede? Bostancı. Tabii o albüm lansmanı. 19 Aralık'ta ki bu program 1 Ocak'ta yayınlanacağı için. Oldu bitti. Çok güzel. Harik nasıldı? Nasıldı? Çok müthiş. İnsanlar da çok gerçekten iyi tepkiler vermişler. Türkiye'de konser vermedikleri şehir kalmamış. Yani evet. Yalan. Var. Geçen saydım. 10 şehir falan var galiba değil mi? 72'deyiz. Saydınız mı lan siz? Vay be. Zor parçasının klibi kurgudan geldiği zaman bütün grup izleyip ağlamış. Ben ağladım. Siz niye böyle sen herkese ağlıyorsun, mektup yazıyorsun falan? Yani. Ne kadar duygusal bir adamsın. Çocuklardan sonra ya. Acayip duygusallaştım. Bozuntuya vermeyeyim dedim. Öz vermeyeyim. Hiç mi gözünüz dolmadı ya? Abi kurgu bizim evde yapıldığı için ben alıştım zaten çekildikçe çekildikçe. Ama bahane çok iyi. Sen abi zaten herhalde hiç. Konuya da yükselmemiş. Şarkıya da yükselmemiş o. Geldiler, çektiler, gittiler. Cool. Hayranlarından aldıkları hediyeleri günlük hayatlarında kullanıyorlarmış. Doğru. Doğru. Evet. Ne alıyorsunuz ki? Abi kolye. Her bilmem şey geliyor ya. Yok geliyor bayağı güzel şeyler. Biz de kullanıyoruz gerçi. PlayStation falan gönderiyorlar bize oynuyoruz. Bak işte bak. Asıl Rockstar burada. PlayStation gönderiyorlarmış. Bize buradan kolye geliyor. İlk olarak Manga Ankara Limon Bar'da çıkmış. Doğru. Bu doğru yanlış cevap oyunu mu? Ne bu? Oyun mu oynuyoruz? Ne yapıyoruz abi? Yok bilemedim yani. Bak Kamil hiç bu kadar rencide eden olmamıştı. Limonu biliyorsun. Limonu efendim kim bilmez. Hiç konuşmayalım. Kaç Avustralya eder? Limonda yaşananlar. Muazzam bir yerdi gerçekten. Çok güzel. Efendim? Sizlik bir şey yok hanımefendi. Ben orada birçok insan şarkı söyleyip kendini işte içerek ne hallere sokmuş. Onları sizlik bir şey yok. Sevgilim canım şu an kavga mı edelim misafirlerimin yanında? Allah aşkına. Limon diye bir yer var ya, afiyet olsun. Bunu yemekte konuşuruz. Bir ara bütün grup aynı evde yaşıyormuş. Sonra evlenenler, daha ciddi ilişkiye girenler olunca dağılmaya başlamışlar. Kadın her şeyi değiştiriyor. Daha ciddi biraz manidar oldu da yani. Daha ciddi. Sanki ondan öncekiler böyle gevşekmiş. Hayır, gibi böyle. Birlikte yaşıyorlarmış sonra daha ciddi ilişkilere giriyorlar. Aynı evde yaşadığınız dönem ne üretimler, ne üretimler mi yoksa? Yok, hiç üretim yok. Hiç üretememeler. Hiç üretim yok. Zaten 5 erkek, bir sahne menajerimiz vardı, 7, 10 erkek. Hoş bir ortam değildi. Hiç hoş bir ortam değildi. Kokusu geldi yani. Evet, evet. Hissetmişindir sen onu. Hissettim çünkü biz de yaşadık maalesef böyle şeyler. Televizyon için 3 şarkı hazırlamışlar ve bir tanesini seçmişler. Aa! Bak bu benim gerçekten uzun zamandır merak ettiğim bir şeydi. Niye diğer ikisini çalmadılar diye. Aslında çıkardık. Bu arada ben diğer parçalardan birine oy vermiştim, kuruldu. Öyle mi? Kendi aramızda Şaki seçtik. TRT'ye gittiğimizde aman beraber duralım abi, sıkı duralım. Oturduk. Bu lafı gitti, bizim aramızda anlaştı, şarkıyı istemedi, diğerini istedi falan. Biz böyle kaldık abi, ne diyorsun falan diye. Abi polis sonuçta şimdi ne yapacak? Ama olacak? Karşı taraf da yani af aldı. Ne oluyor falan. Biz hemfikir değiliz daha. Adam aman vardı. Millet oraya başkasının şarkısını araklayıp gitti abi. En azından siz 3 seçenekle gitmişsiniz. Yok hayır. Onları da konuşmayalım. TRT devlet kurumu artı çok önemli müzisyenler o seçici kuruldalardı. Neşet Ruhacan, sonra caz orkestrası şefi. Başka bu Limi Limi'yi seçen grup mu ekip? Şimdi orada... Pardon hayır. Çok, ben de çok değerli buluyorum hepsini ya, bu arada. TRT artık kimi seçiyorsa sanatçı onlar şey yapıyor. Albümde neden Almanca şarkı var? Gerçi var Umnicht ama... Umnicht. Yani niye var? Yani... Yani ben şu an... Ferman Almanca biliyor. Ben... bu kadar çok... Yaptık sonra Kartel'den Erci abi benim koçluğumu yaptı. Berlin'de de radyoda halen devam ediyor mu? Devam ediyor. Değil mi? Görüşüyoruz arada sırada. Çok selam var kendisine de. 95 Kartel dile gelir sana. Ve şu anda Erci'ye konuşmakta. Kartel yan yana can cana beraber. Almanya'nın caddelerinden alsana haber. Durum beter bak, kartele sahip özel bomba. Rap şeklinde geliyor. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum bu arada. Daha dinlemedim, fırsat olmadı. Bugün ama sanıyorum atarsın. Bugünden itibaren artık herkes Spotify'dan, oradan buradan, dijital mecralardan dinleyecekler. Dinliyorlar şu an. Televizyon sonrası çok yanlış karar vermişler. O yüzden yurt dışına çok iyi açılamadık diye bir açıklama yapmışız. Bunu bizim programda açıkladılar. Adam bizim
programı izleyip soru çıkartmış ya adamlara. Bunu biz konuştuk üzerine, dedik ya niye böyle oldu, şöyle mi yapsak falan. Manga'nın N'si küçük yazılınca çok kızıyorlarmış. Evet. Ben story attım ama bugün nasıl attım? Ben hepsini büyük yazdım. O da olmaz. Ortadaki N büyük olacak abi. Sadece. Evet. Manga'yı küçük yazıyorsun, N'sini büyük yazıyorsun. Bu kadar ya. Yani evet. Rocket Science değil yani. Aynen. Evet. Dövmemiz var oğlum yani. Evet. Hatta biz Manga'nın N'sini pinçe koyduk, çaldık. Yeah. Yakın. Değişik kulis isteklerinde bulunuyorlarmış. Kriko ve sarımsak ezici bunlardan biriymiş. Ya bunu bir türlü beceremek çok istiyoruz. Çünkü... Ya ilk turnenin başında ilginç bir istekte bulunsak, her sarımsak yerde bir kriko ezici istesek ve o krikolar gelse, onların her geldiğinde fotoğrafını çeksek, albüm sonra yollasak ve o çektiğimiz bütün kriko fotoğraflarından bir albüm kapağı yapsak mı falan diye. Beceremedim. Yağmurda şey dedi, kriko zor olur, sarımsak ezici isteyelim dedi. Kendi bestelerin var mı yoksa cover mı yapıyorsun şu ya an? Ya cover yaptım iki konserde de ama hani bir sonraki konserlerde kendi şarkılarımdan da söylemek istiyorum. O zaman patronuna bir soralım. Bugün kendi şarkısını mı söyleyecek, bir cover mı söyleyecek bize Pinch izleyici? Bizim düşüncemiz bir tane kendi parçasını çalmasını çok istiyoruz. Belki... Ama kendini hazır hissediyorsa tabii. Evet, belki ben onunla bir Karadeniz türküsü söylerim belki. O zaman alkışlarla.
Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın. Sen oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Gele vera teresi, gele vera. İki dağın arası, o iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, o yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası. Yüzünden silinmesin, o yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Müthiş bir kız bulmuşsunuz. Nasıl, iyi değil mi? Tebrikler. O zaman yeni albümden bir şarkı Pinç izleyicisi için icra ederseniz. İlk kez canlı çalacağız. Evet, ilk kez canlı çalacağız. Kıymetinizi bilin ulan. Abone olun, like atın, bir şeyler yapın, yukarı kaydırın. Bize de abone olsunlar oğlum. Niye? Niye size abone olalım? Ya neden? Ne için? Çok güzel videolarımız var bizim de. Müzik var. Bir parça kayboldu senin sokaklarında. Alıştım aramamaya, dün yine sen, sen değildin. Düştü yüzümden bir parça kayboldu senin sokaklarında. Sataştım kalabalığa, dün yine ben, ben değildim. Taktı bu kafa sana, bile bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Kırıla kırıla taktı bu kafa sana. Bine bine sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Kırıla kırıla. Düştü yüzümden bir parça kayboldu senin sokaklarında. Alıştım aramamaya, dün yine sen, sen değildin. Düştü yüzümden bir parça kayboldu senin sokaklarında. Sataştım kalabalığa, dün yine ben, ben değildim. Sonumu bilmediğim bir yoldayım, sen yoksun kafamın içi labirent. Başlasın kıyamet, seni bulmam için bir yem koysun. Kafana kısılmak yok, andolsun. Taktı bu kafa sana, yine bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam. Sana yine yine sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini.
yoksun kafamdan içi labirent. Başlasın kıyamet, seni bulmam için biri yem koysun. Kafamda kısılmak yok, andolsun. Çaktı bu kafa sana, bile bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Kırıla kırıla, çaktı bu kafa sana. Bile bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Kırıla kırıla, çaktı bu kafa sana. Bile bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Kırıla kırıla, çaktı bu kafa sana. Bile bile sarıyorum hep başa. Fırtına kapımızda, tutamam elini. Teşekkürler. Şimdi müjdeyle Oğuzhan'a gel. Yaşasın dedikodu yapar keyfime bakarım. Ağzımda sakız elimde çanta, fink atarım kaldırımlarda. Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım ama dizilerimden beni ayırmayın. Değişir dünyam bir tuşla uzaksan. Yeni bir kart verdi bugün bankam. Puanladım artık en büyük kankam. Olmasa da cebimde 5 kuruş para, cebimdeki telefon 10 numara. Bak kızım yeni kocalık hürümüz gibi dolan ama ailemizin kızı gibi daha. Seni alacak biri de bulunur elbet. En kolay parayı hep sen kazan. Hadi söyle bizden daha. Ayna ayna hadi söyle benden daha. Aksızı var mı? Dünyanın sonuna doğmuşum ya da ölmüşüm de haberim yok. İyi bilirdik derler elbet ardından. Yok, yok.
nice yıllara. Ve Manga konuğumuzdu. Bizim... Ben ışığa bakıyorum kameraymış gibi lan ikisi. Ben şunu kamera sanıyorum referans yani. Referans noktasını ben de arıyorum bayağıdır. Ben hep ışığa baktım, ona yapıyorum abi falan. Bak orada tamam, aslında. Hadi. Bir de gözümü alıyor, niye bu kadar aydın? Seninle 10 sene oldu mu tanışalı? Bizim oldu. Neden tanıştık biz 10 sene önce mesela? Şarkı yapacaktık. Ama hiç beni nazarlayan yoktu yani. Ama abi senin böyle enteresan şarkıların vardı sonra. Değil mi? Komikli komikli şarkılar yapıyorduk biz o zamanlar. Rap yazar gibi başka tarz müzik yapıyordun sen. Çok eskiden beri rap müzik dinleyen bir insanım. Rap müziğin bu döneminde tabii ki herkes rap müzik dinliyoruz diyor. Öyle ki zamanında sırf içinde rap parti var diye şarkılar çalmayan radyolar bugün tamamen rap şarkılarına dönmüş durumdalar. Tabii herkes anladı kıymetinizi. Veriyorlar gazı, veriyorlar puanı, veriyorlar popüleri. Düşünüyorum. Benim dinlediğim rap şarkılarda 10 şarkı varsa bu rap değer görmüyor diye başlayıp bu rap değer görmüyor diye bitiyordu. İnsanlar konserlerinde bir süre albüm satıyorlar. Geçti abi. Evet, isyanı. Niye dinlemiyorsunuz isyanıyla? Aslında geçti. Dinliyorlar. Herkes çok fazla dinliyordu. Milyonlarca kişi dinliyordu. Ana akım görmüyordu onu. Bir şekilde görmemezlikten geliyordu. Aynen, onu yıktık ya çok. Nasıl yıktınız? İnternet aslında bizi kurtaran. Plak şirketlerinin baskısından YouTube'a kayması olayın, Spotify'ın çıkması vesaire vesaire derken biz kendi müziğimizi kendimiz icra etmeye başlayınca zaten olay engellenemez bir halde. Yükseldi yani. Sen İzmir'den çıktım, İstanbul'a geldim, çok para kazandım durumuna geçmek yerine İzmir'de sabit kaldın. Neden İstanbul'a gelmiyorsun? Zor olmuyor mu? Zor olmuyor yani şöyle, İstanbul daha zor bir yer. Yani İzmir yaşam standartları yüksek bir yer. Çok yani. Özledik. Selamlar İzmir'e. Ya ama tabii ki de o cesareti gösterip İstanbul'a gelen herkesi tebrik ediyorum ben. Çünkü bütün arkadaşlarım denedi İstanbul'u. Ben de 5-6 ay denemişliğim var. Ben Taksim'de yaşadım. Tam ben geldim yerleştim. Babam işte üniversitenin parasını ödeyecekti. Babam üniversitenin parasını ödemedi. Sonra ben geri döndüm. Babana da selamlar olsun. İzmir'de sistemi oturtunca İstanbul'a bir türlü tekrardan hani gelme niyetine girmedim. Şu anda çok mutluyum. Artık otoban da var, uçak da çok yakın falan derken çok farklı olmuyor. Sadece akşam partilerine yetişemiyorum. Ha yandaş oldu bir anda. Hiç öyle düşünmemiştim. Duble yollar. Yoldan değil arabadan diyebiliriz ona. O araba için de laf etmişler. Zamanında sokakta yatıyordun, şimdi Mercedes'lere biniyorsun diye linç yemişsin. Neden? Bana ne oluyor okuyayım şu an? Öyle linç yemedim hiçbir zaman. Yemedin mi? Yesene mesela, niye yemiyorsun? Çok iyi bir şey vallahi, bak arada taze tutuyor insanı. Çıktığımdan beri beni zengin zannediyorlar zaten. Maslak'a giderken Levent üzerinde koca bir binada seni giydirmişler. Üstü açık bir araba. Arabayı Edis kullanıyor. Neden bilmiyorum. Ben olsam Edis'e araba vermem mesela. Yanında Ekin Beril derken arkada sen böyle takılıyorsun. Beraber projeler yaptınız. Kullanıyorlar işte. Evet abi. Arkada. Bir anda parlamış patlamış isimlerle anında projeler yaptı. Güzel bir proje oldu. Zeynep Bastık'la projeler yaptı. Diğer isimler var. Zeynep çok eski arkadaşım ama benim. İzmir'den. Ya Zeynep'in sesine zaten hayrandım ben. Bu şarkıyı onunla yapmalıyım demiştim. Emrah Karakuyu bestelemişti. Selamlar. Biz klibi çekmeye başladığımızda Zeynep'in takipçisi 100 bindi. Klip bitene kadar 200 oldu. Sonra 300, 500 de bir anda patladık. Benim en çok tıklanan, Zeynep'in en çok tıklanan şarkısı oldu. Süper. Senin zaten oturmuş bir tarzın var. Ben de yıllardır seni dinliyorum çünkü. Şimdi Kaan Boşnak'la yüz yüzeyken konuşuruz. Solisti. Ayrıca kendi de single'lar çıkartıyor tek başına. Onunla bir şarkı yaptınız şu an. İlk duyduğumda dedim ki ha bu nedir? Neden? Hiç bağdaştıramadım ikinizi. Şarkıyı dinledim. Üf. Efsane olmuş ve nedenini de anladım. Kaan da beni çok dinliyor. Ben de Kaan'ı çok dinliyorum. Yani ben farklı tarz müzikleri dinlemeyi seven bir tipim. Yaptığım işte düetlerden de belli zaten. Çok rap dinliyorum. Benim ilham aldığım konular sizden çıkıyor falan demişti. Ben de onun soundlarını çok seviyorum. Hani rock müziği çok seven biriyim ben zaten yani. Onların hani indiğin mi oluyor biraz hani değişik. En son İzmir'e geldiğinde işte konsere davet etti beni. Gel ne zamandır görüşmüyoruz takılalım. Dedim konser sonrası gel stüdyo yapalım. Şarkı çıkınca herkes çok beğendi. Listelerde iyi yer aldı. Hani o bizim için önemli bir konu. Evet, çok çok önemli bir konu. Ve bu arada Kaan da bugün gelecekti aslında ama Antalya konseri varmış. Antalya konserinde herkes bilir. Bir gün sonra neden hareket edemediğimizi. Ersay Üner burada şu anda. Antalya konserlerinizden sonra mesela neler yaşadığınızı ufak... İki gün yok. İki gün yoksunuz. Ya birinci gündeyiz biz de. Birinci gündeyiz. Kaan da şu an Antalya konseri sonrası. O yüzden bir birinci günde hiç de bir şey demiyoruz. Kendisine selamlar. Senin sevgilin var mı? Ben evliyim abi. Çocuğum var. Çocuğum var. Ne, ne ara oldu lan bunlar? Ne ara kaçırdın lan bunu? 11 aylık çocuğum var. Allah bağışlasın. Tanıştığım. Ha aradık. Sen sabah yediğin boku biliyor musun benim? Abi Murat Cemcir geldi. Çok da güzel bir ekip geldi. Yayın da diziye başlamışlar. Ben başlattım programı. Ya bu Netflix'teki dizi harika. Ya bu Netflix. Bak 7 kere Netflix dedim. Orada Gain'den hanımefendiler de vardı. Herkes bir bozarıyor, kızarıyor. O yüzden Allah bağışlasın. Amin abi. Bütün konu buydu. Vallahi buydu aslında. Gerçekten buydu. Günah çıkardın sen. Çıkarttım abi. Geldim. Çok özür dilerim. Ama hiç de yakıştıramadım. Mesela yakıştıramadım derken tabii ki. Elbette. Yakışıyor. Öyle değil. Oğlum. Tahmin etmedin. Dur öyle değil ama adamın yaşadığı ve insanlara sunduğu bir başlık var. Böyle bakıyorum billboardlarda, bakıyorum da arabalar, klipler falanlar filanlar. Bakıyorum İzmir konseri, bakıyorum Antalya konserlerinden sonra ne olduğunu biliyor. Sonra doğal olarak benim bebeğim var deyince... Evre abi artık 30 yaşını geçtim yani. Kaç oldun? 31.
Ben o zaman yok oldum ya. Neyse hayırlısı. Benim 10 senedir çok sevdiğim, müziğini çok beğendiğim, takip ettiğim, yakışıklı bulduğum, nedense her yerden attığı top basket olan bir arkadaşım. Anıl Piyancı konuğumuz. Nedir bu basket sevdası? Bu arada iyi oynuyorsun. Teşekkür. Bir de bunu gözümüze sokuyorsun da. Biraz yani bokunu da çıkarıyor olabilir. Önceden ama. Instagram'da senin videolarına bakarken şey görüyordum böyle. Şuradan atarım, bak buradan da atarım. 5 tane üst üste atarım videoları. Artık maçlara döndü. Milleti yıkıp falan turnikelere girmeler, üçlük atmalar. Orada böyle basketbol oynadığınız bir çete var galiba. Evet evet. Ya işte abi kötü şeylere yöneleceğimize dedim spora yönelelim. Ve bütün ekibimi, bütün arkadaşlarımı etkilemeye çalışıyorum bu konuda. Ama basket herhalde çocukluğumdan içimde kalmış. Hep olmak istediğim bir şeymiş meğerse. Ben de yeni yeni keşfediyorum bunu. Zamanım varken pandemide başladı işte bu süreç. Zamanım varken eve basketbol sahası yaptım mı? Eve? Evet. Millette ne para var a- koyayım yok ya. Yok be çok pahalı bir şey değil. Benim bahçemde var. Bu yaştan sonra uzamazsın yazdılar. Neler yazdılar ya? Bana da abi NBA'ye mi hazırlanıyorsun? Konsere mi hazırlanıyorsun? Ya hadi öyle bir maç ama yapalım. Ama şöyle bir şey. Yo ta abi. Bir dakika. Bak bir dakika. Bak bunlar çok büyük çete tamam. Bunlar ekip olarak geziyorlar. Biliyorsun mesela Anıl Piyancı bir şarkı çıkartıyor diyorsun. Çat 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 yanında 7 adam daha çıkıyor. Ki bu ara çok yapılan da bir şey. İyi de oldu. Sen ekibini topla. Ben de ekibime bakıyorum şu an yapmayalım. Bir gözlerindeki şeyi gördüm çünkü. Sen de bizim ekibe bak bakayım bir. Oğlum topu alıp atacağız. Yapacak bir şey yok. Yapalım. Mı lan öyle bir maç? Benim terasta. Bak vallahi bak. İzmir'e gelin ya. Çoban İzmir'e. Çoban yaparız belki. Oğlum yok bu adamlar profesyonel oynuyor. Çoban ne lan? Çoban ne biliyor musun? Bizim gibi göbekli ve koşamayan kekoları basket oynayışı. Topu atıyorsun potaya yere bir kere değiyor tutmak zorundasın falan öyle saçma saçma şeyler. O zaman bence İzmir konserimize gittiğimizde bütün ekip mutlaka bekliyor. Anıl'ı ziyaret edelim ve bizi bir yensinler en kibarcası. Şimdi şarkıları yapıyorsun, düetleri yapıyorsun. Kendinle ilgili single planın ne? Şu anda Kaan'la projenin devamını düşünüyoruz. Aa evet, o devam edecek ikinci, yani. Üçüncü şarkıyı yaptık. O kadar. Evet, o gaza gelince devamı geldi. Arada sololar da çıkacak ama kesin bir release tarihi yok şu an. Ama benim hazırladığım belki 100 tane şarkı var. Oh be. Pandemide çok pis kapanmıştım yani. Güzel. Bütün hani böyle süreci şarkı yaparak geçirdim. Kafamı anca öyle dağıtabildim yani. İçinde böyle patırdanmıyor mu şu anda onlar? Hadi bunu da çıkartmam lazım. Hadi çıkarayım, çıkarayım derken ama ne ara çıkaracağım tribi oldu yani ister istemez. Bir albüm çıkardım, 20 şarkı yaptım. Abi ne yapıyorsun dediler. 20 şarkı mı kondur albüme? O zaman Kamil'i buraya alalım. Bakalım internette seninle ilgili neler yazıyor. İlk sözlerini 13 yaşında yazmış. Çok abartı. Öyle miymiş? Bak bir iyice. Evet evet. Kim demiş? Ben mi demişim? Tabii. Hatırlamıyorum artık ya. Kimler vardı o zaman? Hedef 12 falan. Yeraltı operasyonu, susturucu. Tabii. Hani 5 yaşında Kartal kaseti evde 2 kere alınmış. Hani kayboldu bir daha alın. Ercü'ye çıkarttı bir tane. Karakan çıkarttı falan. Biz kafayı yedik. Sonra ben de ilk o yaşlarda söz yazmaya başladım. Rap. Ama annemin babamın evinde bir odadayım. Hayatta bok gibi. Okul astığında dayak yediğin dönemler. Ama yazdığım sözler şu. Hey kızlarla arabada gezdim. Oo falan. Ne duyuyorsan onu icra ediyorsun ya. Kareler diye bizim sahil kısmımız vardı böyle. Bayağı breakdance için o zaman yapmışlar yani bir alan ve insanlar orada toplanıyordu. Biri rap çalıyordu, biri dans ediyordu. Sonra tinerciler geliyordu, kavga çıkıyordu falan. Tabii fix, fix. Fatih Akın'ın belgeseli vardı. Köprüyü geçerken de galiba adını tam hatırlamıyorum ama orada da mesela breakdance'çılara mikrofon uzatmışlardı. O çocuklar beni öldürüyordu ya. Böyle gelip biz gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için... Kayıt alabilmek için garsonluk yapıyormuş. Doğru. Kayıt alabilmek için değil, stüdyo parası biriktirebilmek için garsonluk yapmıştım. Başardın mı? Stüdyoyu kurduğunu biliyoruz da parası garsonluktan mı geldi? Yarısı garsonluktan, yarısı tamam. İşte arkadaşlarımdan. Herkes 20 lira attı, 30 lira attı falan. O zaman dolar 1 lira. Oo tabii. Ama tabii insan hayalleri için çalıştığında gerçekten külfet gibi gelmiyor ya işte. Ya sonra ilk böyle stüdyoyu kurdum, ilk kaydımı aldım. Aa dedim para kazanılıyormuş. Ben ilk 20 liraya bir aldım, o gün hayatım değişti. Mercedes'in adı Yeşil Mermi'ymiş. Ya bir şarkımda... Bu nedir ya? Arabama lakap takmışım ama galiba. Güzel yeşil mermi. Bir şarkıda söylemiştim onu da. Öyle bir şey yok yani aslında. Mercedes var ama yeşil değil sadece. Ama hayalim hep yeşile kaplatmaktı. Nedense işte orijinali bozulmasın falan. Değeri de artıyor falan derken yapamadık. Ekonomiyi de düşünüyor adam o sırada. Yapacak bir yeşile şey. Yeşile bu sevgin... Abi hikaye çok dandik bir hikayesi var. Benim bütün odam grafitiydi. Ben grafiti yaparken bütün odanın her yeri havana kadar yani düşün. Ve bir gün artık üstüme gelmeye başladı duvarlar. Her yerde bir şey yazıyor. Yorar. Yoruyor. Dedim ki odayı, evimin bir odası stüdyo o zaman. Gaz betonları örmüşüz falan. Çıkmacıdan kapı almışız, pencere almışız. O kabini yapmışız. Bir gün dedim ki yok abi böyle olmayacak yani. Benim üstüme geliyor duvarlar. Boyayacağım ben bu odayı dedim. Ve gittiğimde seçtiğim renk yeşildi. Evimin bir odası olduğu için yeşil oda oldu orası. Kendiliğinden oldu yani bu. Ve benim şirketimin adı da Yeşil Oda oldu yani. Güzel. Markalaştığı için o yeşil öyle kaldı gitti yani. Bu. Yeşil arabam da olsun istedim hep ama olmadı. Olsun. Olur olur. Mercedes'in olmuş. Kaplatacaksın ya şurada 5000 lira bir şey. Kıyamadım. Kıyamadım. Tamam tamam. Orada yeşil biraz şey düştü. Daha mantıklı. Rap kankisi ezelmiş. Beraber... Rap kankisi diye bir şey mi var? Rap kankisi diye bir şey yok da hani birbirimize ilham olduğumuz, çok büyük başarılar yakaladığımız en yakın arkadaşlarımdan biri Ezel. Beraber çok şarkı yaptık. O bana çok fazla şey kattı. Ben ona çok fazla şey kattım. Ne güzel. Süper bir yetenek ya. Müzisyen yani. Canlı yayında rap söylemeyi sevmiyormuş. Evet doğru.
Vuruldum lan şu an. Abi bir dakika, biz canlı değiliz. Sahnede söylemeyi seviyorum da. Böyle tamam. Hani masaya oturup hadi rap söyle, akapella yap. Medya tam olarak konuya uyanamadı. Rap müziği o kadar çok dışladılar, o kadar çok dışarı çıkarttılar ki konudan. Şimdi rap tekrar yükseldiği için ve bambaşka bir boyuta geldiği için medyada pop şarkılarına ne yapıyorsa rap'e de aynısını yapmaya çalıştı bir süre. Sabah yemek programına falan davet etmişler rapçileri ya. Yazık birçok popçuya değil mi, maalesef bunu yapmadılar mı? Sen de domatesleri kes, bu sırada yeni şarkını anlat. Yakışır mı ya? Konuya ters bir kere. Benim de hoşuma gitmez böyle yani bir şey olsa. Yani akapella olarak söylemeyi çok sevmiyorum yani. Normender söylemiştim. Bilemeyeceğim. Bitti. Yazıklar. Çok iyi hazırlanmışsın. Çok teşekkürler. Teşekkür. Bize şarkı söyleyecek misin? Tabii. Şurada çok güzel bir sahne kurmuşsun. Evet, güzel olmamış mı? Evet, çok güzel. Ben bu kadar geniş, bu kadar ferah bir yer beklemiyordum yani. Değil mi? Biz de beklemiyorduk. Hayırlı olsun. O zaman Anıl Piyancı'yı sahneye davet ediyoruz. Numara gel bizimle, takıla takıla sen. Cebinde para mara biter, yavaş ol. Kurala murala ben gelemem, orada dur ama der. Yakala kafamı, bana yeter kafa on. Numara numara gel bizimle, takıla takıla sen. Cebinde para mara biter, yavaş ol.
murala murala ben. Gelemem orada dur ama der, yakala kafamı bana yeter. Şekillerin Paris ama fikirlerin paspal. Önümdeki kirdeme ahmak. Piyancının klipleri sağlam. Görüp kıskanan tiplerin krizleri başlar. İçeri girmek zor baya, inan ki bitmez yol falan. Piyancı birden pompalar, flowlar imen olmadan. Yazmam ben fikren dolmadan. Gördük biz kimler tombalar, onlar kim bizden roçalar. O yüzden dikkat etmen gerek, çünkü burada zemin kaygan. Kurnaz herif kalmaz. Etrafı turla gez bak, burada yeni tarlam. Ve üzerinden geçmek için buldozerim var lan. Şimdi ise dik durman gerek. Hip hopsa kick vurmak demek. Yapmazsan git bul mazeret. Bilmezsin kim bu muhalefet. Kimseden hiç umman beden. Dersin ki ilk turdan yeter. Isırdım pitbull'dan beter. Hip hopsa zengin olmak piyancıdan bilizer ya. Hızlıyız sanki bilizer ya. İstersen kalk bir gider yap. Sonunda pişman olursun bebeğim, fan gibi heyecan. Yaparsın mal gibi feryat. Ederiz partini berbat. Kafam numara numara gel. Bizimle takıla takıla sen. Cebinde para mara biter. Yavaş ol. Kurala murala ben. Gelemem orada dur ama der. Yakala kafamı bana yeter. Kafam numara numara gel. Bizimle takıla takıla sen. Cebinde para mara biter. Yavaş ol. Kurala murala ben. Gelemem orada dur ama der. Yakala kafamı bana yeter. Para para pul pul. Değiştirir adamı git ara ara pul pul. Ne iş varsa yaparız mı? Hayır hayır dur dur. Tek işimiz bu. O yüzden kafa mafa cool cool. Kafa on. Numara numara gel. Bizimle takıla takıla sen. Cebinde para mara biter. Yavaş ol. Kurala murala ben. Gelemem orada dur ama der. Yakala kafamı bana yeter. Kafa on. Adam yetenek. Zaten altını çizmeye gerek yok. Yıllardır da gösteriyorsun. Peki baktığın zaman kendine, tamam abi budur dediğin noktaya geldin mi? Gelmek üzere misin? Gelemiyor musun? Yani budur demek çok zor tabii ki de. Ama hayal ettiğimden fazlasının gerçekleştiğini gördüğüm için içim çok rahat. Yani gözüm açık gitmez bu dakikada. Kaç kere pes etmekten döndün? Abi ben başladıktan sonra para kazanmamız, rap müziğin tutması 10 yıl sürdü abi. 10 yıl bekledik, bekledik, bekledik. Yani 1 yıl olur, 2 yıl olur. Bir şey çabalarsın 3 yıl, 4 yıl. Ben o sırada işte stüdyo işinden para kazanıyordum falan derken. Pes etmeye her zaman çok yaklaştık. Bizim eski şarkıları işte sen de anlattın ya. Bütün şarkılar neden tutmuyor? Neden? Niye? Ne oluyor? Niye olmuyor? Niye rap müzik geri planda kalıyor falan gibiydi şarkılar yani. 10 yıl sonra başarmanın verdiği haz inanılmaz gerçekten. Şu dakikada çok böyle pis hırslarım yok. Yani bundan sonra ben gerçekten hani hayal ettiğimden fazlasını kazandım. Bu yolda bana destek olan herkese gerçekten minnettarım. Şu noktaya gelebileceğimi düşünmüyordum. O yüzden kafam çok rahat. Bu dakikadan sonra yaptığım müzik gerçekten kendim için. Bir kaygım yok. Ne ticari ne başka bir şey. İlla ekonomi önemli. Ama kaygısızım artık. O yüzden keyfim çok yerinde. Film bir yerde bitti ama bazı hedefler de yeni başlıyor. Umarım daha güzel noktalara getiririz ama dediğim gibi gözüm açık gitmez bu dakikadan sonra. Eyvallah. Bir sonraki nesle biz bunu güzel bir şekilde bıraktık. Herkes keyfine baksın. Anıl Piyancı'nın sesini duyduğum anda radyoda, şarkısı çaldığı anda hop Anıl Piyancı diyorsun. Adam sesiyle de tarzıyla da imza atmış durumda. Seni tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Arkadaşım olduğun için bu çok övgüler mutluyum. Yeni çok mutlu ama öyle gerçekten. Seni gerçekten çok seviyorum. Çok çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Keyifle takip ediyorum ve Anıl Piyancı konuğumuzdu. Adam, adam. Sen adamsın. 8 milde, yok 2 kere böyle yapıyorlardı. Abi, daha bir sürü tekniği. Şu var. Şunu bilmiyor musun? Ne o? Bunu böyle yapmayı bilmiyor musun? Abi ben nasıl? Türkü bara gidiyorum. Ben hep bilmiyorum. Hayır, sen bunları bilmiyorum. Sen eski rapçiydin. Ben eskiden ben. Aa, yılbaşı programı bu. Yılbaşı programı bu. Saçma sapan bir klişe, böyle Türkiye güzeli klişesi yapman lazım şu anda. Herkesin yeni yılını kutluyorum diyeceğim ama. Bu sene öyle bir yıl ki gerçekten girmeye can atmıyor herkes. İlk defa hani bir yeni yılı böyle heyecanlı beklemiyor insanlar. Ama evet, umarım şaşırtır bizi ve çok güzel bir yıl olur. Hepimiz için çok mutlu bir yıl olur. Herkesin dilediği gibi bir yıl olsun. 2022 mi artık? Herkesin dilediği gibi bir yıl olmasın. Manyak dolu ortalık. Bak sana yemin ediyorum. Herkesinki olmasın. Ha, herkesin değil. Tamam. Abi evet. Herkese bizim yarar olacak. Yani. Bizim taraf. Bizim tarafa iyi olsun. Bitti o zaman. Sağ olun. Hoşçakalın. Ya bir ara bir şarkı kesiyoruz, yapalım ya. Yapalım abi. Ayıp. Valla. Yapıyorsun değil mi hala? Adamsın. Geri sayım alalım artık. 10 dakikadır kayıtta mısın? Sen biraz önce sabahtan beri bizim konuştuğumuzu duyuyor musun? Bazen o kadar saçma şeyler diyor mesela. Ben de diyorum ulan adam öyle dedi o zaman. Senlik bir şey yok, ben yandım. Ben bok yoluna gittim şu anda.
Benlik olan kısmı sorun değil. Zaten manipülasyonla ilgili bir şeyden bahsettim. Evet. Yaşamadığım şeyi yaşamış gibi anlatan insanlarla ilgili bir laf soktum falan. Oğuzhan'la ilgili bölümü kesinlikle paylaşabilirsiniz. Hiç gerek yok böyle şeylere. Norm Ender şöyle bir başlık atmış. Demiş ki, Türkiye'de Amerikan özentisi rap yapılıyor ve ben bununla savaşacağım demişsin. Öyle mi demişim? Öyle dememiş mi lan? Dedi, demiş, demişsin. Demiş miyim? Demiş, hesap ver. Bu kadar sertlikle söylemedim hani slogan bari. Amerikan türü rap yapılıyor, dolayısıyla çok özenti bir ortam var. Bunu yapmayın falan şeklinde değil. Zaten sarkastik bir şey yapıyorsun. Rap müzik eleştiriyle ilgili bir şey. Ben tek tipçiliğe karşıyım. Her alanda, sanatın da her alanında, hayatın da her alanında. Bir şey aşırı derecede fazla yapılıp artık klişe halini alıyorsa ben ona karşıyım. Bir de yaptığım eleştiri tamamen müziğin sanatsal yönüne değildi. Atıyorum ototune kullanımı, trap'in 808 basslarının kullanımı falan, işte hi-hat trimleri falan. Yenilikçi şeylere karşı değilim. Ben de kullanıyorum zaten. Nasıl böyle bir şeye karşı çıkabilirsin? Ama öyle bir noktaya geldi ki sadece markaların övüldüğü ve sadece işte atıyorum sex and drugs dediğimiz şey var ya. Sadece bu öznede işte Amerika'da yapılan rap'in Türkçe versiyonu gibi. Google'dan translate yapıp Türkçe bir şekilde şarkıların üstüne oturtmaya geldi. Açıklamaya çalıştığın şeyi dinlediğin zaman aa doğru söylüyor sanırım falan durumuna geliyor insanlar. Ama işte dinlememiz gerekiyor ya da okumamız gerekiyor. Ya da gazetecilerimizden bir şeyleri manşet yapabilmek sadece satış ve tiraj için manşet yapmadan önce bir saniye bu sanatçıya böyle bir şey yapıyorum ama bu slogan bu insanı çok farklı bir yere götürecek kariyerine. Ya da insanların algısında çok farklı bir yere koyacak. Bunda daha temkinli olayım ya da en azından bize sorsa röportaj çıkmadan önce böyle saçmalıklar yaşamayız. Videonun altına yaz. Norm Ender dedi ki bütün gazetecilerin Allah belasını versin. Hani buna geliyor tabii adamın konuşmasından çıkan sonucu kendine göre başlıklandıran çok fazla insan var ama onlar da ne yapsınlar? Seni insan olarak görmüyorlar çünkü. Sen o sırada bir malzemesin. Şarkın varsa hareket ediyorsan varsın. Yoksa kesinlikle yoksun. Katılıyorum. Söylediğim kelimeleri o kadar artık seçmeye başladım ki gerek politik doğruculuk olsun. Şu anki konumda, durumda her söylediğinin farklı yerlere çekilebiliyor olmasından dolayı konuşurken bile çok fazla düşünmeye başladım. Yanlış başlık atmasınlar. Saçma sapan bir noktaya gitmesin iş diye falan. Aslında şu anda da onu düşünüyorum da bilmiyorum. Yani sanırım çok fazla baskılıyoruz kendimizi ya. Açıklama yaparken ya da yaşarken. Belki de bu yüzden de farklı ve yanlış ifade ediyoruz arada sırada. Kesinlikle. Yani ona da yol açar. Gerginlik elbette ona yol açar. Senin konserinde mesela bundan 15 yıl önce zıplayan insan bugün bir doktor falan. Ya çok seviyorum falan. Çok güzel bir lüks. Bir aile oluyorlar gerçekten bir süre sonra. Çünkü sen onların anılarında yer eden bir isim oluyorsun. Çok önemli yani o anı paylaşmışlar mesela. O zaman için beni gördükleri zaman aslında gördükleri şey kendilerinin masum oldukları yaşta. O şarkıyı dinlerken yaşadıkları coşku. Tabii. O tatmin. Atıyorum mekanın sahibi kitlesi tamam. Yeğenesi de bu şarkıyla falan büyük bir hype yaşadı. Belki beyaz yakalılar işte işlerine giderken açılın mekanın sahibi geldi diye herkes bir şarkıda bir hani bir o sarkastik o eleştirel şarkıda bile insanların eğlenebileceği bir an yarattık ve bu şu anda mesela teenage olan insanlar büyüdüklerinde 30 yaşına geldiklerinde hatta şimdi bile başladı ya pandemi öncesi işte en çok son şarkı diyelim her şeyin biraz daha normal olduğu bir dönemde bu pandemi falan olmadan virüsler vesaire bu gibi şeylerle uğraşmadan patlayan en son şarkı oydu en sosyal şarkı oydu şu anda bile ben insanlardan görüyorum ya yani keşke o zamana geri dönsek insanların hayatında bir şey oluyorsun hayal kahramanı gibi ya da o anı gerçekleştiren bir insan gibi. Seni farklı zamanda farklı bir yerde gördükleri zaman bir zaman makinesi, bir zaman yolcusu gibi hissediyorlar falan. Burada tabii yaşlanıyor muyuz? Bizim yaptığımız işler de bayağı nostalji sayılıyor artık bizim yaptığımız şarkılar. 2012'de yapmışız biz. Bayağı nostalji geliyor ve sen benim askerlik anımsın. Aa, nasıl? Eksik Etek şarkısı vardı. Ve askerde herkes onu dinliyordu. Şu kadar şu kadar MP3 player'larımız vardı. İşte miğferlerin içine saklıyorduk. Yani o zaman saklıyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden izleyen vardı. Şimdi öyle bir şey yok ki milletin miğferlerini aramasınlar ama. O dönem ben tanıştım. Sonrasında devam ettim. Bir ara verdin. Ya da biz seni çok fazla görmedik. Göz önünde değildin. Sonra geldin. Rap popüler olmuştu. Patlamıştı artık. Radyolar çalmaya başladı. Televizyonlar yayınlamaya başladı. Dizilerde falan söylenmeye başladı. Sonra geldin. Popüler olduğu için rap de ve artık insanlar evlerindeki bilgisayarlardan da rap şarkıları yapabildikleri için. Bunu çok çabuk sosyal medya aracılığıyla milyonlara ulaştırabildikleri için. Bayağı bir isim duymaya başladık biz. Geldin. En tepeye oturdular. Sen bir geldin. Gel böyle daldı piyasanın içine. Benim sevgilimle ben dinliyorum şarkıyı. Bana vuruyor. Ben Fero muyum? Bana ne vuruyorsun şarkıyı söylerken? Hıdıdı hıdıdı al bitch diyor. Duruyor ne yapıyorsun? Eğlenirken sinirlenmek diye bir şey ben hayatımda ilk kez kendisinden gördüm. Çok seviyor, söylüyor. Hareketler falan. Niye gelip mesela bu kadar kalabalık içerisinde hapishaneye girdiğinde en iriyi mi döversin önce sen? Yoksa gerçekten onlara hayır bunlara bunlar söylenmeliydi mi diyerek yaptın? Yok canım estağfurullah. Hani şöyle bir şey var. Benim daha önceki çalışmalarımda da ben hep sarkastik işler yaptım. Ben stilimi değiştirmiş değilim ki. Ya onlar da tabii ki nasibini alacak bundan. Öyle bir noktaya gelmişti zaten atıyorum benim dile getirdiğim şikayetleri ben dediğim gibi birçok üniversite söyleşilerde falan duymuştum. Ama yaşlarına da merhamet etmedin. Yani yok. Küçüklerdi aslında. Estağfurullah. Yok yok. Ben çünkü bayağı olay yerinden geliyormuş gibi değil miyim şu anda?
Yani şarkı şimdi şöyle bir şey. Yaptık okey. Biz işte buna diss atmak diyoruz. Zamanında işte Eccavlar hiciv yapmak diyormuş işte. Neyzen Tevfik gibi örnekleri var. Mesela politik bir şey yaptığımız zaman politikacının arkasında kimse durmadığı için belki gündem olmuyor. Aslında biz politikacıya da çok biz ağır küfürler ediyoruz belki de yani. Üstünde küfür değil belki ama alt metninde çok gerçekten sağlam laflar sokuyoruz yani. Ama hiciv yapıyoruz. Sarkastik bir şekilde onu ele alıyoruz. Sadece şu var. Kitlenin o anda popüler konusu buydu. Yani benim yaptığım eleştiri bunun üzerine gelince sanki o popüler konunun üzerine ben bir eleştiri yapmışım gibi oldu. Anladım. Yani kitlenin zaten popülerleştirdiği konu buydu. Dolayısıyla onların ilgisini oradan çekti. Kişiye değil konuya odaklanmıştım. Ben aslında konuya odaklanmıştım aynen. İsimleri zaten hani tanımam, etmem. Daha önceden konuşmuşluğum, oturmuşluğum falan olan insanlar da değil. Ama piyasaya baktığımda ben bu tarz şeyleri yapıyorum. Yapmayı da seviyorum. Sarkastik açıdan. Bir de rap yapıyorsun yani. Hani öyle bir noktaya geldi ki iş niye bunu yapıyorsuna geldi. Abi rapçi değil misin sen? Senin kalemin, kağıdın yok mu? Sen de çık bana atıyorum. Bununla ilgili bir cevap ver. Ben bunu bu kadar ciddi ele almasalar bu kadar işin büyüyeceğini düşünmüyordum. Bunu espriyle karşılasalardı bu şarkı insanların hatırında daha mizahi bir şarkı olarak kalacaktı. Amerika'da da oluyor ya late night show diğerine laf atar. Konu çıkar ortaya, eğlence çıkar ortaya. Kesinlikle. Ben buradan laf attım. Aman ne dedi ne dedi ne dedi deyip deyip yayından kaldırıldılar. Buradan selamlar onlara da. Yani bu sürtüşmeye bu güzel bir malzeme yaratıyor ama. Yani kesinlikle. Düşün. Tabii ki Sagopa ve Ceza barışsın. Aynı kahvede tavla oynasınlar. Çok isterim elbette. Hatta barıştılar da galiba. Ufaktan bir jestler başladı birbirlerine ama mesela onların birbirlerine attıkları diss hala dinliyorum. Dinliyorum abi seviyorum yani. Oo ne dedi? Çünkü şöyle bir şey böyle oluyor dedi. Olsan terapi gibi oluyor sana. Evet. Bunu tabii ki de o iki insan arasında geçen kötü diyaloglardan dolayı bu şarkılar oluşuyor belki. Onlarınki çünkü gerçek bir olaya dayanıyor bildiğim kadarıyla. Ama hani onların yaşadığı travmatik şeyi finalde sen kendi hayatında bir yere konumlandırıp bir terapi yaratıyorsun. Mesela işte kız arkadaşının benim şarkıyı dinlerken benim seni tokatlaması gibi. Yani o aslında bir esprili, mizahi bir terapiye dönüşüyor. İşte sanatın güzelliği budur. Sanat bu toplumların bir anlamda duygu olarak rahatlamasını da sağlar. Bunu bu kadar baskılarsak bir de sanata müdahale edersek öyle. Çünkü herkesin hassasları farklı. Bir tane adam politik olarak bir şey görmek istemiyor sanat eserinde. Diğer adam mesela atıyorum cinsel olarak bir şey görmek istemiyor. Diğer adam dine temellendiriyor ve o sanat eserini eğip bükmeye çalışıyor. Bunların gerçek şeyler olmadığını, bunların senin eğlenmen için ortaya konulan ürünler olduğunu anlayabilirsek zaten bu dediğin olay ortadan siliniyor. Kalmıyor yani böyle bir şey kalmıyor. Herkes eğlencesinde o anda kalacak. Yani Murat Kekilli bu akşam ölürüm dediği zaman sen o adamın gerçekten öleceğini düşünüyorsan o senin sanata olan bakış açındır. Tabii ki de bazen yazdığım sözler içerisinde saçma sapan yerlere çekilebilecek yerler oluyordur. Ama velakin bütün her şeyi magazin muhabiri gibi cımbızlayıp bak buradan bunu demek istiyor, bak şuradan şunu demek istiyor. Girersek sanat dünyasında eleştirmediğimiz sanatçı kalmaz diye düşünüyorum. Gel bakalım kendisi. Evet ki abi. Rap çok zor iştir ama çok iyi para kazandırıyor diye bir açıklama yapmışsınız. Nerede? Nereden? Kaynak. Kaynak söyle oğlum. Niye söylemem? Götünden yazdıysa uydurduysa. Bence uydurmuş. Uydurdun mu? Bir daha söyle lafı. Rap çok zor iştir ama çok iyi para kazandırıyor. Ne alakası var? Ben yıllarca bu adamların konserlerinden önce ve sonra tişört satarak, CD satarak yeni şarkılarını yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Yıllarca bunun için uğraşmışlar. İçinde çantasıyla sattık. Evet. Yani gittiğimiz konserlerde falan satıyorduk. Rap müziğin ticari olarak şu anda iyi bir para kazandırdığı doğru ama eğer bunu yapmış olduğumuz yılın dengesine vuracak olursak zaten İstatistiği herhangi tutmaz. Bir işte 15-20 sene zaman harcarsan zaten bu parayı kazanırsın. Zaten kazanıyorsun aynen öyle. Yani aynen öyle. İstatistik sıçar geç. Yeni çıkan rapçilerle feat yapmıyormuşsunuz. Yeni çıkanlar önce uçmayı kendisi öğrenmesi gerekiyormuş. Evet. Bunu bu şekilde söylememiş olabilirim ama yine dediğim gibi o cımbızla çekince çok farklı anlaşılıyor. Şöyle ki kendini daha kanıtlamamış ve bazı amatör noktaları geçmesi gereken noktalardaysa mesela tespitim o oluyor. Birazcık diyorum ki hani kuş da kendi uçmayı öğrensin. Zararlı olurum diyorsun yani. Kesinlikle hayır yani alırsın bir noktaya getirirsin ondan sonra bırakınca. Aradaki bölümü görmediği için. Evet belki ileride böyle bir şey denk gelirse hani gerçekten. Bir pırıltı görürsem olarak peşinden koşarım. Kesinlikle. Uçtuktan sonra da yalnız bırakmam diyorsun. Şunu demeye çalışıyorum hani Mevlana'nın sözüdür. Ateş başka bir mum başka bir mumu ateşini paylaşır. Ateşinden bir şey kaybetmez isterim ama dediğim gibi hani öyle bir şey bana şu anda denk gelmedi. Bir şarkısına bot atılmış ve bir günde 182 milyon izlenme almış. 182 milyon mu? Kesinlikle. Nerede? Şu anda Instagram'da falan en çok izlenen video benim videom olabilir yani. İhtiyacım yok şarkısına. 182 milyon. İşin garip tarafı şu. Botu geç zaten. Bot oldu o kadar aşikar ki. Bir günde 182 milyon izlenebilen bir insan dünyada zannetmiyorum. 10 bine yakında bir yorum var videoda falan ama o rakam birazcık bana abartı geliyor. Sonradan neden böyle bir şey nasıl yapılıyor? Kim yapıyor? Bizi sevmeyen insan
insanlar falan mı yapıyor diye düşünmüştük. İlk başta negatif almıştık bunu. Sonradan şunu keşfettik. O 180 milyonluk bir bot basıldı ilk başta. 180 milyonluk bir rakama tekabül etti Instagram'daki video. O sırada mekanın sahibi 180 milyondu YouTube'da izlenmesi. Şöyle bir şey seven bir insan hani mekanın sahibi geri geldi deyip de 180 milyonluk bir izlenme atmış olabilir. Olabilir. Bunun da tabii zarar verdiklerini bilmeden yapıyorlar. Yani kesinlikle yani. Sonra bak adamı düşürdünüz magazinlere, bak adam burada geliyor anlatıyor. Açıklamak zorunda kalıyorsun. Ya bu işte kendi atıyordur botu falan. Diğer videolarıma da yaparım onu. Niye sadece ona sembolik olarak bırakayım bunu? 180 milyonu bölsen çok da tatlı olurdu yani. Bütün videolar 10 milyon, 20 milyon. Güzel gidermiş. Çok enteresan olaylar. Devam. Bir konser öncesi tutuklanmış. Evet, doğru. Polis peşimde. Ya sen bunu yaşadın mı? Yaşadım. Neden? Tam o rapçileri aldıkları dönemde. Denk geldi yani. Benim uzaktan yakından alakam yok o olaylarla falan. Tam o dönemde biz de hatta geyiğini geçiyoruz. Bir konsere gitmiştik Aydın'a. İşte mekan sahibi mekanı falan gösteriyordu bilmem ne. Böyle gündüzden de konuşuyoruz falan işte. Şimdi polisler geliyormuş falan, konsere çıkamıyormuş. Esprisini yaptı hani gündüz bir de. Biz de eğlendik, güldük ha falan bilmem ne. Olur mu olur falan filan diye. Sonra gittik otele istirahat etmeye. Otele girişi yaptık. Girişte de GBT veriyorsun. Veriyorsun ya, kayıt yaptırıyorlar falan. Muhtemelen oradan. Benim işte bir davayla ilgili ama alakasız bir davayla ilgili savcılıktan gitmemişim. Sürekli bir tebligat gidiyormuş eve. Halbuki adres benim evimin adresi değil. Yanlış bir yere tebligat gidiyormuş. Kendi kendilerine bekliyorlarmış yani. Tabii savcı da bu niye gelmiyor bizi ya, takmıyor mu deyip de bir herhalde şey yakalama çıkarmış. Kararı. Yakalama kararı çıkarmış. Hiç geldik uçakla falan, hiç havaalanında bir sorun olmadı falan. İşte otelde direkt arkadaşım işte kız arkadaşım dedi böyle böyle polis arıyor. Ya bırak diyorum dalga geçmeyi falan. Çünkü geyiğini de yaptık ya, inanmıyorum. Allah billahi polis diyor falan. Arıyormuş ama yani kapıyı çalmamış direkt. Allah Allah ya falan mı çıktım. Bir yandan da böyle gerginim hani olay nedir, siyasi bir olay mıdır falan filan. Polise gittim böyle böyle bizimle geleceksiniz falan işte bilmem ne. Okey dedim abi geleyim de hani suçum ne, neden geliyorum falan. Ona göre bilgiyi alayım tweet atacağım. Tamam, destek bekleyeceğim. Tabii ondan da tweet atacağım falan bekliyorum. Eğer öyle bir şey mi hani politik bir şey mi var falan. Anlam veremedim çünkü. Yok yok dedi yani politik bir şey olsa, siyasi bir şey olsa başka bir ekip yollarlardı. Bizi değil dedi. Allah Allah ne olabilir ya falan filan. Gitti hastane, hatta çok komiktir. Sen şey yap dedi. Bugün içeridesin ve hafta sonuna denk geldiği için şu anda da hukuk bayramı var. Pazartesi falan dedi anca bulur. Sen dedi iki gün biz dedi nezarettesin falan. Eğleniyorlar falan mı bunu söylerken acaba? Hastaneye götürdüler. Doktor beni tanıdı kaldı. Hayırdır falan diye böyle. Dedim bilmiyorum ben de yani. Anlayamıyor, anlam veremedi. Konserine gelecektik akşam dedi. Dedim böyle böyleymiş bilmiyorum falan. Nedir sorun falan filan işte. Orada bir konuştular polislerle. Onlar da biz de işte içerikle ilgili bilmiyoruz falan bilmem ne. Sonra gittik karakola. Sağ olsun mekanın avukatı. Çocuk işte son bir çırpınışla falan. Abi o kadar bilet sattık Allah'ını seviyorsunuz. Bırakın. Peki bu avluya birilerini alabiliyor muyuz karakolda? Organizasyonu oraya yıkmaya çalışıyor. Abi şansıma bak yani. Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Giderken o hukuk bayramında gerçekten hakimi trafik ışıklarında görüyor arabaya. Denk geliyor tamamen. Hemen iniyor yanına gidiyor falan. Böyle böyle işte şehrimize gelmiş olan bir sanatçı var. İşte böyle böyle bir şey olmuş. İstanbul'da bir davası varmış falan. Şu anda bir mahkeme olamadığı için yatacak ve hani konsere bilet alındı. Hani çok rezillik olacak falan. Sağ olsun da babacan bir hakimmiş falan. Eyvallah. Ben alışverişten dönüyorum. Şu poşetleri bir eve bırakayım. Tabii tabii. Ondan sonra geleyim diye. Bizim dava görülsün diye mahkeme salonuna geldi sağ olsun falan. Davayı gördük işte. Ben ifademi verdim olayla ilgili. Ondan sonra dava zaten düştü. 15 senelik bir şey yani. Hani çok alakasız, şarkılarımla da alakalı bir şey yani. Sözlerle ilgili bir şey falan. Sonra işte çıktık davadan. Konsere gittik. Çok acayip şeyler geliyor ama otellerde tabii GBT'ye bakılıyor. Mevzular programında mesela Vatan Millet Sakarya'ya gideriz. Hep anlatırız askerlik. Bunları anlatırız. Konuşuruz. Benim de bir ekibim var. Berk var. Bu arada Berk'e geçmiş olsun. Ayağındaki kemik uzamış. Yani böyle bir şey duydum. Gittik İzmir'de konsere. Otele giriş yaptık. Aa, bir baktım Turan'la belki polis alıyor. Bayağı alıyorlar. Askerliği yapmamış, ikisi de kaçmış kaçmış durmuşlar. Kaçmış kaçmış. Berk böyleydi. Abi ben kiloluyum. Böyle polis bu. Valla bak. Otellerde çok tehlikeli ve sıkıntılı olabiliyor. Yani tehlikeli değil tabii. Yani suçu olan tabii cezasını çeksin canım. Sen ne zaman yaptın? Hakkari Yüksekova, Esendere'de askerim 2005'te. Orasının coğrafi şartları falan da çok kötü. Uzun dönem mi yaptın? Minimok şoförüyüm. Evet evet 15 ay yaptım. Abi. 30 tane böyle virajı olan bir yol var. Türkiye'nin en son elektrik direği işte. Zerrin Karakolu diye bir şey var. Kotul Dağının altında. Orada bitiyor ve biz daha devam ediyoruz. İran'la zaten sınır. Perihan Karakolu'na gidiyoruz. Eskiden çadır diye kurulmuş. Şimdi yine güzel şey yapmışlar böyle betonlar falan. Güzel bir karakol haline getirmişler. Bayağı rakım 3600 falan. Dünyanın en yüksek ikinci karakolu falanmış yani. Öyle düşün. Ama bölüye geliyorlar şimdi aşağıdayken. Aşağıda işte eğleniyorlar falan. Biz bakıyoruz. Ha, bunlar Perihan askerleri. Okey ben götüreceğim ya bir daha. Daha nereye gideceklerini bilmiyorlar ya. Orada işte eğleniyorlar işte şöyle böyle falan filan. Böyle askeriz şöyle askeriz. İşte intikallerde şöyle oldu mu böyle oldu mu falan filan diye. İşte bize
soruyorlar falan. Görürsün yeğen falan tarzı. Takılıyoruz biz de. Yukarıya çıkarıyorum bunları. Ondan sonra hemen abi aşağı nasıl inebiliriz? Böyle nasıl geçebiliriz tabii. Hemen böyle bir şeye başlıyor falan. Sonra alışıyorsun tabii. İnsan çok garip. Ben de bir İzmirliyim yani. Hani ailemin tek çocuğuyum. Zor şartlar yani. Sonra oyunum okla yarışıyorduk yani orada arkadaşlar. Bir konserinde seyirciler hiçbir şarkı söylemediği için çok bozulmuş. Ve dövmüş mü? Yani bunun sonu neye bağlanıyor? Evet evet. Mekanın sahibi çıktıktan sonra yerini söylemeyeyim. Yanlış anlaşılmasın diye mekana. Şöyle bir şey olmuş. Normalde mesela yazlık mekanlarda çıktığın zaman tur denen bir şey var yani. Geçiyorlar otelleri falan geziyorlar. Evet. En top sanatçılardan biriyim o anda. En popüler. Şarkımız zaten hani çok iyi falan filan. Benim kitleme bıraksalar zaten doldurur yani. Çok hızlı geziyoruz. O mekanda da gittik işte. Bir gün başka yerdeyiz, bir gün başka yer. O kadar saçma bir tur. Derya'ya da buradan... Sizin suçunuz mu hanımefendi? O kadar saçma bir tur ki. Zürih'ten çıkıyorum, ertesi gün Mersin'deyim. Mersin'den işte atıyorum Kıbrıs'a gidiyorum. Oradan ertesi gün Münih'teyim falan. İşte yazlık mekana gittik. Şarkıyı söylüyorum. Hiç kimse hiçbir şeye eşlik etmiyor. Yani eşlik ediyor da dans ederek eşlik ediyor. Duygusal şarkı söylüyorum. İşte dudak kımıldamıyor falan. Yani normalde en son söylüyoruz falan. Mekanın sahibini dedim bir söyleyeyim. Bakalım hani bir refleks, reaksiyon ne verecek falan. Kitle. Mekanın sahibini söyleyeyim. Herkes dans ediyor ama söyleyen yok, eşlik eden yok falan. Bütün popüler şarkıları söyledim. Bulutsuzluk Özlemi'nin işte cover yaptım, sözlerimi geri alamam. Onu söyledim. Yok. Kara Toprak yapıyorum, yöresel falan, Aşık Veysel. Yok. En son kaşıkla çıkıyor falan filan. Yok, yine hareket yok. Abi yani. Anlamadım yani. Bir şarkı arasında dedim ne oluyor ya? Nedir yani bu falan? Mekan sahibinden öğrenmiş işte Derya'da. Portekizliymiş onlar. Tur çıkmış ya otele. Ya. Ama oynamışlar en azından. Euro'dan. Tabii. Ama çok garip. Ben orada Kan Revan'ın işte. Bak. Biri kollarımda uyuyup. Sözler şerefsiz oldu ya bak. Kız oynuyor. Ya, alakasız bir noktadaydı yani. Çok çok garip yani. Rap müzik terapi gibiymiş. Sen bu bir şey söyleyeceğim. Bak. Bu herif bu soruları bir yerden bulmuyor abi. Amerika'da falan da oluyor mesela. Eminem gidiyor. Oranın başkanına küfürlü bir şarkı yapıyor. Orada bazı şeyleri serbest bırakıyor. Onu fark ettim. Yani oradaki politikacılar, siyasiler halkın öfkeyle birikmemesi için sanatçıların bu gibi çıkışlarına müsamaha gösteriyorlar. Şunu şöyle düşün, bunu bölümü yayınlayamam tabii ki ama mesela maalesef konu olarak, başlık olarak hep onun üzerine gitmişiz yıllarca memlekette. Ben ifade özgürlüğünün gerçekten hani sonuna kadar savunacağım ya. Konu ne olursa olsun bu arada. Hiç ders çalışmayan, yaramaz bir çocukmuş. Hatta liseden atılmış. Sen Ezel fanı falan mısın oğlum? Kesinlikle. Bu adama niye bu soruları soruyorsun acaba şu an? Liseden de atılmış. Ben de Anadolu Lisesi'nden atıldım. Abi Sir Ken Robinson'un çok güzel bir TED'de konuşması var. O da diyor mesela işte bazı hiyerarşi var eğitimde. En başta matematik ve diller. Altında işte kimya, fen bilimleri falan. En altta sanat, spor gibi alanlar. Niye böyle bir hiyerarşi var diyor ve eğitim sisteminin ne noktaya geleceğini şu andan kestiremiyoruz diyor. Ve tıkandı kaldı. Evet çünkü eğitim sistemi oluşturulurken o sanayi devriminden sonra fabrikalara işçi alabilmek için oluşturuldu ya. Aynı formatla hala devam ediyor. Aslında o kadar çok işçiye ihtiyacımız yok artık. Ve niye bunlar arasında bir ayrım var? İnsanlar dans etmeyi sevmez mi? Niye sanat en altta? Çok güzel bir örnek veriyor ve çok güzel bir konuşma yapıyor. Meraklısı varsa TED'den dinleyebilir konuşmayı. Altına imzamı atarım yani. Matematik defterimin arkasına çizdiğim resimler yüzünden dayak yedim. Hem öğretmenlerimden hem babamdan. Lan evet. Ben İranlı sanatçı mıyım a**ını koyayım diye. Sanat yaptığım için zulüm görüyorum acaba yani. Kesinlikle. Onu da bilmiyorum ama. Sonra Güzel Sanatlar Fakültesini üçüncülükle kazandım. Ve o esnada da bana dedi ki babam. Bu yeteneği benden almış. Babalar hep sahiplenir iyi şeyleri. Lan göremiyorum ki. Ne talan derinlikli resim çiziyorum senin sayende şu anda. Ama kendisine de sevgiler. Hakikaten abi. Hakikaten öyle bir alt sınıfa koyuyorlar ki biz de diyoruz arada sırada. Yurt dışında yapsaydık şu yaptıklarımızı. Ama diyoruz. Senin var mı sorun başka? Var ama bunlar benim fikirlerim de değil bu arada. Kendi söyledikleri. Tamam oğlum adam burada sanki üçüncü kişi olarak niye söylüyor? Yanımızda lan dur bak dokun bak gerçekten burada şu anda söyle. Gerçek adı Ender'miş. Oha! Ben Norm'du, sonuna Ender koyduğunu zannediyordum. Çok özür dilerim ya. Çok teşekkürler Kamil, çok teşekkürler Kamil. Şimdi tabii sana burada burası Hülya Avşar şovmuş gibi ya da sabah şekerleriymiş gibi evet şimdi de Norm Ender'den bir şarkı dinleyelim demeyeceğim. Az evvel mangaya yapmış olmama rağmen. Mekanın sahibini burada kimler ezbere biliyor? Full. Bak arada sıçan olur döverim. Önce bir Özlem'i alalım buraya hemen. Gel bakalım. Sınav, test. Girişini yap bakayım. Aa. Girişini sadece girişini. Sabah yaptım krep krep. Ne güzel oldu bre. Dur. Onlar da geldi. Dur 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 dur. Oğlum burası kreş mi? Niye sen kardeşlerine geziyorsun? Manitamı alayım ama bana vurmayacaksan. Kameralar açık çünkü. Gel. Gel. Aa.
Sezgi gel koş çabuk. Sen de mi biliyorsun? Gel. Ah ye, soyun genç. Bu iş böyle Rolex Benz. Sizin tayfa beş, beş. Bizim tayfa geç, geç. Bravo, bravo, bravo. Hadi burayı söyleyin de göreyim. Hadi. Bizim popüler kültüre göre gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac. Hadi yüzüne bize emek. Yanınızı bir insana basmasın da all hip hop. Ama beni Hitler gibi kariyeri yönüne tesis eder. Pozitiften Elif Cemal. Ben boyun eğmem, soyunu isterim. Çıldırtırım etnik faşistleri. Umrumda değil kuliste hoplayan, sürekli koplayan Zifosan. Ve beni dinler devrimci gençler. Sizin aşak güvenli dostlar. Kafası testis gibi siz maymunları istiyorsa oradan kanunları. O zaman güçlü zayıf ödeyecek. Size yoksa siz savan şırdan şırdan. Hey hey hadi bakalım. Gucci gang Gucci gang nasıl yapalım. Zekanın sahibi geri geldi. Bebeği pisten alalım alalım. Özgürlük değil uyuşmayın. Basını tizini sesini açın. Hip hop'u bok edeceksiniz de. Polis sen değil siz benden kaçın. Run! Kıyamdan kaçın. Bravo! Bravo! Bizim hanım sonuna kadar söyledi ya. Bak bunlar yine şaşırdı da. Aferin! Yakında neler var? Son bir şarkı çıkarttın. Evet, son bir şarkı çıktı. Ne kadar oldu? Çok yeni değil mi o? Çok yeni. Protest bir şarkı aslına bakarsan o. Popüler olsun falan diye yaptığımız çalışmalardan değil. Benim vardır hep öyle prestijli, arada sırada ciddi olmam gerektiğini düşündüğüm noktalar böyle. Bazen o taraftan esiyor. Neyzen Tevfi'ye vuruyoruz işte. O tarz bir şarkı, Kediler Aslan Olmaz. Şimdi yine bir konser turnesine çıkacağız işte. Ege bölgesi ve İç Anadolu. Özellikle şu mevsimlerde. O konserlerimiz var. Tarihleri belli aslında sosyal medya hesapları. Özellikle Instagram'da falan da paylaşmıştım. Yeni konserler falan da ekleniyor. Ender olarak, Mor Ender olarak. Kendini nasıl tanımlarsın? Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü. Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü. Adanmış hayatları cesaretiyle yoğurdu. Tabiat anne bin bir çakala hep bir aslan doğurdu. Pes etme, kabullenme, zor da olsa şartların. Hiçbir nefer, hiçbir nefes zor da havlu atmadı. Konuşsun kahpeler, tarihim cevap verir. Benim kahramanlarımı Hollywood yaratmadı. Sisteminiz oyunsa ben de oyun bozanayım. Çatlamış bu toprağın serseri bir ozanıyım. Severken Mevlana'yım, söverken Nezin'im. Ben Bolu'da Köroğlu'yum, Sivas'ta Veysel'im. Ve Norm Ender konuğumuzdu. Biz de mekan açtık işte. Açılış partimizde çok yakında Pinch Pub'da. Lütfen gel. Kesinlikle. Merhaba. Haberleri sunacak mısınız? Aa! Yasemin Şefik uğramış. Bir gün elbette zaten konuğumuz olacak ama bugün biz onun konuğu olduk. Çok güzel bir podcast yayını yapıyor. Teşekkür ederim. Neden yapıyorsunuz? Adı ne? Yasemin Şefik artı bir. Bugün biz artı iki olduk. Siz evet, müjde de geldi. Beraber bir röportaj vermiş olduk. Halbuki YouTube'da da bununla ilgili mevzu... Aşk diye bir şey. Aslında ikisi de çok farklı programlar. Podcastleri yaparken şunu fark ettim. İnsanlar telefonla kaydediyorlar ve benzeri şeyler. Amerika'da çok güzel işlenmiş podcastler var. Bu beni birazcık böyle coşturdu. Altına acayip efektler döşeyip bir mekandaymış gibi ya da bir tekneymiş ya da bir plajdaymış gibi podcastler yapmaya başladım. Ya süper. Mesela Yasemin Şefik deyince benim aklıma herkesin o başlık olarak kullandığı klişe var ya Türkiye'de kadınlar mizah yapmıyor falan filan. Biz de o ad sizlere Yasemin Şefik ismiyle ya, çok utandım. Çünkü benim yıllardır gerçekten öyle. Çok eğlenceli bir kere. Senin Instagram'ını takip etmek de çok eğlenceli. Bu arada etmiyorsanız lütfen Yasemin Şefik'i Instagram'dan takip edin ki zaten şurada şu anda yazıyor. Wow. Lütfen oradan giriniz ediniz. Bir insan meslek olarak mizahı seçebilir. Sahnede mizah yapabilir ama normalde sessiz, sakin, cool takılabilir. Sen gerçekten mizah içerisinde yaşıyorsun. Ben bu paylaşımlarından da görüyorum. Bir normal fotoğraf atıyorsun böyle altında yazan yazıyla bile günüm keyiflenebiliyor. Aa ne güzel. Çok sevindim. Podcast'lerle şimdi insanları duyuyorsun, programlarını da duyuruyorsun. Öncesinde zaten duyuruyordun. Sahne alıyordun. Evet, bir ara stand-up. Ocak sonunda başlayacağım tekrar yeni oyuna. Bir nevi Barbarella. Bilir misiniz Barbarella'yı? Amerikan tarihinin en ilginç bilim kurgu filmi. Jane Fonda oynuyor ve bir pornografik bir hikaye ama böyle izliyorsunuz. Vay bu da ne böyle? Ben de böyle bilim kurgu çok seviyorum. Bilim kurguya düşünce de böyle 60'lara kadar iniyorsun işte yıllar mıllar. Bunu çok absürt buldum ve o dönemin evet çok cool ve kült işlerinden bir tanesi. Ben de aldım bunu stand-up'a çevirdim. Ne yapıyorsun peki? Yani ne anlatıyorsun? Başlığı ne? Seks, ilişkiler, beceremediklerimiz, çok becermeye çalışanlar. Bunların hepsini bir kategoride toplayabilirsiniz. Ben gelmem. Erkeklere de tavsiye etmem. Tavsiye ederim de eşlerinize gitmeyin. Çünkü yani orada büyük büyük konuştuğumuz şeyleri yüzümüze vurabilir gibi hissettim mesela şu anda. Mesela şöyle bir bölüm var. Onu ben ilk stand-up'tan beri kullanıyorum 2016'dan beri. Nasıl başlarsa öyle biter diye bir kategori var. Orada hemen hop izleyiciye dönüyorum ve şey soruyorum. Atıyorum ikisi çiftler. Siz nasıl başladınız diyorum. Diyor ki barda başladı diyor ilişkimiz. Acayip içmiştik. Nasıl ayrılacağınız çok belli. Alkol yüzünden ayrılacaksınız gibi. İlginç tespitlere bağlı. Çok ilginç çiftler var ama tanışma hikayeleri. Çok merak ettim bu arada. Tabii şaka bir tarafa. Ocak sonu.
Onu nerede sahne almayı planlıyorsun? Ben BKM Mutfak'tayım ama bu sezon nasıl ilerleyeceğiz BKM ile karar vereceğiz. Peki, farklı BKM noktalarda olacak. Peki BKM Mutfak'ta yaptığın zaman onlarla bir anlaşman mı oluyor? Yani mesela Pinch Pub'da çıkamıyor musun? Çıkarım tabii ki. Niye çıkmayayım? Ha, Oğuzhan orası arkadaşım. Evet evet. BKM lütfen buradan sana da saygılar. Böyle şeyler yapalım yani. Böyle yapıyorsun. Arada bir şey. Siz de şey yapın yani onu. Tabii ki burada sahne almasan da gelip sahne aldığın yerde seni izlemeyi de çok isteriz. Çünkü gerçekten çok güldüğüm, çok takdir ettiğim, çok hayran olduğum bir insansın. Hiç utanma ama öyle. Gerçekten işini sonuna kadar hakkıyla yapan bir insansın. Ben gösterine gelmeyi çok istiyorum. Ayrıca yayınlarını nereden takip edebilirler? Podcast zaten bütün podcast yayınlanan her yerde var. YouTube'da Mevzu Aşk Yazınca çıkıyor. Episod derginin içeriği kendisi. Radyo devam ediyor Best FM. Ay ne kadar çok. Benim ondan sevgilim yok galiba. Aslında tam tersi. Çok fazla ortamım var. Bir şekilde biriyle karşılaşıp. Ama arkadaşlarımın sevgisi var. Ben de daha henüz Müge Anlı'ya çıkacak göz yok. Öyle mi diyorsun? Gelinmez ama. Evet. Olsun. Ben çok mutluyum. Çok güzel oluyor. Ben de çok şeydim. Olmuyor olmuyor. Ah ne gerek var falan durumunda. Doğru konuğu çağırmak lazım. Evet ya biz hep erkekler el normen derler. Güzel bir kadın çağırdık sonra da gönlümüzü tabii kaptırdık. Güzel yaptık. Biz şimdi bir program yaptık biraz evvel. Harika bir sohbet oldu. Ne zaman yayınlanacak? Muhtemelen siz bu programı izlerken dinlemiş olacaksınız. Evet. Güzel çünkü biz yılbaşındayız şu anda. Evet. Evet. Yasemin Şefik misafirimiz de efendim. Wow. Yakın zamanda da konuk ol, çok güzel sohbetler edelim. Çok seve seve. Senin şu ilişki formatın devam ediyor mu? Taş aşk. Abi çok güzel bir show. Yaşasın. 2021 nasıl geçti? Bok gibi geçti. Sevgili yaptım. 2021 bence çok kötü geçmedi. Ya nasıl kötü geçmedi? Nasıl kötü geçmedi daha? Nasıl kötü geçmedi? Söylediğin ne her geçti? Bok çıkıyor. Söyleme bari. Söyleme o zaman çıkmasın. Oğlum Biden sırf benim dediğim çıksın diye 2 saat ameliyata girdi. Evet. Kamala Harris'le dedi yer değiştirecekler dedi. Değiştirdiler. Deprem olacak şurada diyor. Oluyor. Deme. Deme. Ha, yine mi diyeceğim? Bir kere. Aa, çok pardon. Pardonunu ne kıyım artık. Tamam ben düzelteyim kardeşim. Hiç devam etme. Ne olur gelme buraya. Gelme artık. Eski sevgililer dönebilir. Ya dönmesinler artık. Eski adı üzerinde. Ex'ten next ne olur. Mesela benim şu an sevgilim var. Benim eski sevgilim bana mı dönecek? Dönemez. Evet. Yeri de oldu. İlişkisi olanlar için de bu geçerli yalnız. Nasıl ilişkisi olanlar için de geçerli? Bir dakika o zaman benim sevgilimin de eski sevgilisi ona dönebilir mi? Evet. Ben kavga yani, çıkarırım şu an. İletişime geçmeye çalışabilirler. Hemen manitamın numaralarını değiştireyim. Aynen. Dikkat et. Ya ne dikkat edeceğim? Bana ne a**ayım? Öyle mi zapturatta altında tutacağız ilişkiyi? Eskisi arıyorsa arar. O açıyorsa sıkıntı var. Onu da engelleyeceksek ilişki böyle müdahaleyle değil mi? Bir yere getirilecek bir şey mi? Zaten gizli olan her şey Ocak ayında ortaya çıkar. O yüzden kimse gizli bir şey yapmasın. Asitir. Hepsi mi? Hepsi. Ya çıkmasın abi. Ben artık gerçekten insanların gerçek yüzünü böyle başlık halinde görmekten yoruldum, sıkıldım. İstemiyorum a**ını koyayım ya. Bak bana kötülük yapılmış olsun. Sırtımdan hançerlenmiş olayım. Döndürüp a**sinler gerekiyorsa. Bilmeyeyim abi. Niye biliyorum? Niye ortaya çıkıyor ya? Bitmiş çok korkuyorum. Ya. O yüzden konuşturmuyorum. Çünkü biliyorsunuz her yılbaşı programı geliyor, konuşuyor ve her söylediği çıkıyor. Bakalım 2022 için sevgili Yiğit Penguin... Hala söyleyemiyorum. Neler söyleyecek? Öncelikle 2018 sonunda, Kasım'ında başlayan o ruhsal gerginlik Ocak ayından itibaren geride kalacak. O gerginlikten kurtulacağız. Böyle bir ruhsal rahatlama gelecek. Oh. Kaygıların, korkuların böyle bir rahatı bırakacaksın. Böyle bir s**kerler. Aynen. Zaten olan olmuş moduna geçeceğiz. Ha. Ama bunun diğer yanı depresif hale de sokabilir. Evet. Nasıl sokabilir? Nasıl girmeyelim? Tembellik verebilir. Ama hiçbir şey yapmak istemiyorum artık edebilir. Ama diğer yandan bunu iyi değerlendirirsek de bizi yükseltebilir. Nasıl iyi değerlendirmek? İyi değerlendirmek o anda acıdan beslenmeyeceksin. Hemen olacak, bitecek, hemen geçeceksin. Gelecek sene bizi ön plana çıkartacak tek şey ertelememek. Ne varsa elinizde hemen Ocak değil de. Ocak ayı çünkü 2020'ye benzer bir başlangıç yapacak. Şubat itibariyle. Şubat itibariyle her şey biraz daha düzelmeye girecek. Ne gibi her şey? İlişkiler bir kere. Bu bir ay, bir buçuk ay ilişkilerdeki sorunlar Şubat ayı itibariyle düzelecek. 20 Şubat'tan 10 Mart'a ciddi anlamda yol arkadaşlarını bulabilecekleri inanılmaz güzel bir tarih. O dönem başlayan ilişkiler çok uzun süreli ilişkilere dönebilir. Çok fazla evlilik dönemi veya o dönem tanışanlar daha sonra uzun süreli bir ilişki ağına girebilirler. İlişkilerin bağımlılığından kurtulacağımız bir dönem. Çünkü herkes biraz içe döneceği için kendine özel alan arayacak. Bu da ikili ilişkilerde çatışmalar yaratacak. Yani sıkılmış ilişkiler, hep aynı şeyleri yapan ilişkiler bitebilir. O yüzden yenilik, ilişkiye yenilik katman gerekiyor. Gezmen gerekiyor, tatile gitmen gerekiyor. Şu an binlerce kişi pozisyon değiştirebiliyorsunuz. Çok sert, tamam çok ayıp. Evet. Yıl dediğim gibi biraz sancılı başlar. Zamlar falanlar. Ya Türkiye için zaten ben mesela geçen gün yorum yaptım işte Instagram'da değersizlik hissiyle ilgili. Ama ikili ilişki değersizliği bu. Oraya bir mesaj yazmış. Abi demiş benim para birimim 1'e 15. Nasıl kendimi değerli hissedeyim demiş. Yani artık genel bir yorum bile yapamıyorum. Mesela şu an diyeceğim ki 2022 gerçekten bence güzel bir yıl. Geçtiğimiz 3 yıla göre çok güzel bir yıl. Ama Türkiye'deki
kötü olaylar gene o iyiliği hissetmememizi sağlayacak belki. Doğru. Pozitif bakmamızı engelliyor bu olaylar ama yine de şöyle bir müjden var. Diyorsun ki Mart ayında ekonomi düzeliyor. Evet. Ocak, Şubat gene ekonomik olarak biraz sıkıntılı geçebilir. Ama Mart ayında bir anda bir yükseliş var. Bu da belki bir erken seçim açıklanmasıyla belki. Veya herhangi bir durumla bir anda bir yükseliş var. Bunları aklımıza tutalım. Eğer erken seçim açıklanmazsa, piyasalar düzelmezse hemen Yiğit'i linç ettirelim Twitter'da. Siz zaten nereden bileceksiniz Allah bilir deyip girelim. İki senedir aynı şeyi söylüyorsun, hiç yapamadım. Yaptım. 15 Ocak'ta aşık olacaksın. Böyle 15 Ocak'ta böyle gezdim böyle. Kapıcıya bile hallendim belki bir aşık olurum falan diye. Yok. Haziran'da oldu ama. Haziran'da da demiştim. Ya. Sonuçta 2022'de sevgilin olacak dedim mi? Dedin. Oldu mu? Oldu. Mutlu musun? Evet. Türkiye'nin durumu bu. Deprem, savaş bize vuran bir şey var mı? Yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra söylüyor. Bu arada şimdi kameradan büyük ihtimalle böyle s**kine danışıyormuşsun gibi gözüküyor ama. Burada telefon var, yanlış anlamayın yani. Başka ne olacak küçük Yiğit? Balık tutan. Olsun, olsun, olsun. Çok komik bir şey değil bence. 10-11 Ocak'ta deprem olacak. Kim söyledi? Papua Yeni Gine taraflarında bir deprem olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Depreme güldüğümüz yok efendim. Arkada çıkan sesler çok acayip de sinirlerimiz bozuldu. Ona birazcık güldük. Diyorsun ki 10, 11, 12 bekliyorum. Ocak'ta bir deprem aynen. bekliyormuş. Papua Yeni Gine taraflarında olabilirmiş. Yani Ortamız dünyada bir yerde. İllaki. Memleketimiz için bir afet görüyor musun? 1-5 Haziran arası Türkiye'de ufak çaplı depremler olabilir. Ama böyle 5-5,5. Çok yüksek şiddeti olmayan. 5,5 da gerçi memleketin inşaat yapısına bakarsak yüksek aslında bize ama çok da zararı olmayan zannediyorum. Depremler bekliyorsun Haziran'da. 5-17 Mart, 6-11 Mayıs, 23-24 Mayıs deprem tarihleri. Bu tarihlerde depremler olabilir. Endonezya'da olur. Büyük deprem tarihleri genelde bu tarihlere denk geliyor. Savaşa gelirsek, öncelikle Ocak ayında ilk başta Çin-Tayvan gibi bir savaş başlangıcı olabilir Ocak ayında. Bunlar bilindik şeyler aslında. Yani Çin-Tayvan'ın haritasına bakıp onu söylüyorum. Ama önemli olan Nisan'dan sonra. 20-23 Mart ve 1-7 Nisan arası ciddi bir savaş başlangıcı olabilir. Bravo. Bu biraz daha büyüyen bir savaş tarzı olabilir. Yani birkaç ülkenin içine dahil aynen. olabileceği bir savaş diyorsun. Böyle NATO olur, Çin olur, zaten İran olur. NATO olursa zaten dünya savaşı olur. Bu yıl özellikle İsrail-İran tarafından çatışmalar bekliyorum. Bunlar birbirleriyle çatışabilir. Biz ne yapıyoruz o sırada? Yani. Dolar kuruna bakıyoruz biz o sırada. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Umarım çok işin içine girmeyiz. İnşallah hiçbir yerde olmasın tabii de olursa da biz dahil olmayalım hakikaten. Özellikle balık burçları için inanılmaz iyi bir yıl başlangıcı. Ama harekete geçen balıklar. Aman Ocak ayında yaparım, aman Şubat ayında yaparım diyen balıklar değil. Ya balıklar bunu değer. Tuğrula diyorum. Kıvılcım erteleme abicim. Evet. Bak çok müthiş bir yıl. Balıkların yengeç ve akrep burçlarının çok ön plana çıkabileceği bir yıl. O üç burç ciddi anlamda iyi değerlendirmeliler. Kova, terazi, ikizler biraz daha kariyer odaklı olacaklar. Kova benim. Sen kimsin? Harika. Terazi var mı? Tamam. Oğlaklar ne olacak? Ne bileyim, oğlağa gelmedim daha. Kovaya özel olarak da maddi konularda çok büyük yükselişler yaşıyoruz. Daha ne kadar yükseleceğim ya? Yeter. Şaka yapıyorum, tamam. İkizler burcu kariyer noktasında yükselişler yaşayacağını düşünüyorum. Terazi burcu da. Böyle diyoruz, bütün ikizler kovalar üzerine alınıyor mesela. Dünyadaki bütün ikizlerin bir anda kariyerinde yükselmesi sence de dengeyi bozmaz İmkansız. Mı? İmkansız. Ben burç yorumu çok merak edildiği için yapıyorum. Yoksa 12 burç, 8 milyar insan var. Geçen sene kova burçları için iyi bir yıldı aslında. Ama Satürn etkisi vardı. Ay kemiksiz iyi bir şey olmayacak mı ya? Tam böyle iyi bir şey oluyor Satürn etkisi, Merkür bir şey oluyor. Ama balıklarda mesela bu sene Satürn etkisi de yok. Aa, o yüzden daha da yükselecek. Tuğrul yüksel de biraz bak oğlum bize. Başak ve terazi burçları için özellikle yükselen Başak ve terazi burçları için evlilik, ortaklık yılı olabilir. Özellikle yaz itibariyle terazi burçlarının çok fazla evlenme teklifi, evlilikler, ortaklıkları çok fazla olabilir. Boğa, Başak, Oğlaklar için hep ilişkiler. Özellikle Oğlaklar için yıl ilişkilerle ilgili çok önemli başlayacak. Yeni ilişkiler de olabilir ama ayrılıklar da olabilir. O yüzden Şubat'a kadar bu genel de bir yorum aslında. İlişkilerde sabırlı olmamız gerekiyor. Şubat'tan sonra ciddi anlamda Şubat'a kadar dayanabilenler ilişkilerinde çok uzun süreli ilişkiye devam edecekler. O yüzden Şubat'a kadar biraz böyle ufak tefek tartışmaları büyütmeden geçirmemiz gerekiyor. Bana niye anlatıyorsun? Kameraya bak. Beni biliyorsun, ben yakarım ortada. Benim çarşı karışır. Bende hiç öyle sabır yok. Geri vites de yok. Şubat'a kadar sabır. Şubat'tan sonra zaten sana da geleceğim birazdan. Mayıs'ta bir evlilik olabilir. Ben mi Mayıs'ta geleceğim? Öyle şey mi olur bu ya? Bu yıl olmazsa 2026'ya kadar. Bu yıl evlenmezsem 2026'ya kadar evlenmiyor muyum? Çok fazla evlilik açın yok. Evlilik olmadan da çocuk olabilir yani. Bence öyle olsun artık. Ben çocuk istiyorum ya. Çocuk bakmak istiyorum. Kendim için yaşadım yeterince ya. Evlen, çocuk yap, boşan. Çok acımasızca olmaz mı? Ha doğru, o da annesini de gidecek hafta sonu. Ben de kalacak hafta içi. Bu arada velayeti de aldım bu arada farkındaysanız. Buraya 3-4 Şubat yazmışım senin için ama ne olacağını yazmamışım. Nasıl? Bir dakika, benim için 3-4 Şubat yazmışsın, ne olacağını yazmamış mısın? 3-4 Şubat'ta biraz dikkatli ol. Niye yazmamışım? Büyük ihtimal sert olduğu için yazmamışımdır.
Senin Mart ayı itibariyle işlerin çok çok yükselecek. O yüzden Mart'a kadar biraz sabret. İzlenmelere, ortaklıklara çok büyük işler yapacaksın Mart'tan itibaren. Koçlar, aslanlar yaylar içinde özellikle Mayıs ayından itibaren inanılmaz güzel bir döneme girecekler. Onlar da biraz sabretsinler, biraz daha atak olsunlar, hareketli olsunlar. Onlar için de Mayıs'tan itibaren güzel bir dönem geliyor. Nasıl cool anlatmıyor mu ya? Gerçekten. Rahat olun. Şunlar böyle, bunlar şöyle. Zaten çok sakin bir arkadaşımız. O bu arada sağlık için inanılmaz iyi bir yıl. Böyle kansere deva olacak ilaçlar ortaya çıkabilir. Hah, nihayet. Var zaten de biliyorsun. Sağlık konularında çok büyük bir ilerleme sağlayabiliriz. Umarım Covid noktasında da bu ilerlemeyi sağlatır. İlk 5 ay özellikle. Ve bu dertten de kurtuluruz. Sen ne burcusun sevgili Ersay Üner? Hadi Ersay abi gelsin ya, gel abi ya. Ersay abimiz izlemeye geldi. Çünkü biz Ersay abimizle çok sevişiyoruz. Geliyor, burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Olabilir. Evde de görüşüyoruz. O yüzden seni bir zoraki konuk yapmışım gibi oldu. Ama yani buraya gelmişken de bir Ersay Üner'i göstermeden buradan. Benim öyle ünlü, yetenekli, başarılı arkadaşlarım varı kameraya vermeden olmaz. Ne? Abi mikrofon yok. Niye bağırıyorsunuz hepiniz bana, anladım. Var mı ilk 5 ay projeleri? Çok var. Bu ara benim birazcık kendi üretkenliğimi tarttığım bir yer. Bu sene ne varsa çıkartacağım. Ya. Evde de tutuyordum ya hani. Onlar evet, vardı evet, ya. Evet. Şunu yapayım ama bunu çıkartmayayım. Acaba bunu yapsam mı? Bunun prodüksiyon mu yapsam falan dediğim şeyler vardı. Onların hepsini çıkartmayı düşünüyorum. Şirketi hareketlendirip yeni isimlerle oradan böyle... Güzel bir yıl olacak senin için inşallah. Öyle söylüyorlar. Siz aşağıyı görmediniz. Dizine böyle yaptı Ersay abinin bak. Senin için güzel bir yıl olacak. Pıt pıt yaptı oğlum. Ersay Üner'e pıt pıt yaptı. En son kime ne şarkı verdin? En son Hadise. Hay hay çıktı. Hay hay. Hadi ayıralım yolları. Bay bay. Say say. Oh. Tabii canım, direkt Ersay Üner etkisi. Hadise gerçekten nasıl bir insan? Valla benim tanıdığım Hadise iyi bir insan. Tamam. Tanımadın. Tanımadım, tanımıyorum abi. O kadar. Ya böyle çok samimi değil misiniz? Şimdi mesela arasam böyle ne yapıyorsun? Hadi hoş. Yok o kadar değiliz. Ama tabii ki bir dostumuz. Ne yapıyorsun? Kurban olurum. Ne kadar saygılı bir adam. Hadise'ye de buradan selamlar. Yeni yıl dileğim dolar 1 lira olsun ya. Son 2 senedir çok fazla beklentilerle yıllara girdik. Ama bu seneyi kurtaracak olan beklentisiz girmek. Bence bu beklentisizlik bu yılı bize iyi geçirecek. İyilere umarım hediyesiyle, kötülere de ilahi adaletiyle gelir. Ben etkilendim, öpüşürüm. Çocuk istemiyorum. Hadi öpüşelim. Ben istiyorum çocuk. Okur yoruldu. Ya adam karizma ya. Stüdyoda gazlıyor. Yiğit Penguike teşekkür ediyoruz. Ersay abime de teşekkür ediyoruz. Mutlu yıllar. Bizim programı biliyorsun. Ne zaman başladı, ne zaman bitti asla farkında olamıyoruz. Kameramanın bana bakmasını bekliyorum şu an. Girdin mi kayda? Girdiğimizde bizim de haberimiz olursa ne güzel olur. Ama biliyorsun daha önce haberiniz yoktu ama hiç sizi terse düşürdün mü? Yok, hiçbir zaman. Ne konuşmalar yaptık da hiçbirini yayınladın mı? Şu an bence kayıttayız, öyle gibi geliyor değil mi? Küfürleri atıyor olman çok güzel. Ki atmama rağmen. Netflix'te acayip bir iş var. Bu iş girdiği andan itibaren yayına fena yankılandı. Aşk 101. Evet. Niye öyle bir şey yapmadınız? Ya Netflix'te yayına girseydi belki memnun olabilirdik. Girmedi mi? Nerede girdi? Yayın da yayına girdi. Ben Netflix nerede aklımda kaldı? Çok özür dilerim ya. Kestik baştan. Neden Netflix'e vermiyorsunuz? Ya Gain'in yeri güzel, Kuzguncuk'ta. Bu arada Gain çok harika bir platform zaten. Gain de girdi. Evet, Gain de yayına girdikti arkadaşlar. Nerede girerse girsin, sosyal medya üzerinden insanlar birbiriyle tartışıyorsa dizi hakkında, konusu hakkında zaten o iş yürüyor demektir. Memnun musun? Sorun bu yani. Bundan sonrasına devam edeceğiz. Aslan memnun musun? Ben çok memnunum. Sen memnun musun Berta? Ben çok memnunum. Sen Murat abi memnun musun? Ben çok memnunum. Hepimiz çok Manole, memnunuz. Manole sen memnun musun? Çok memnunum. İşte Manole bu. Memnun olduğuna i̇şte göre. İşte bu. Herkes çok memnun ama ben de memnunum. Ama iş o kadar iyi ki nerede yayınlandığının bir önemi yok. O da kurtarmaz. Tamam. Her neyse. Çok güzel. Etkileyici. Influencer. Böyle bir iş giriyor. Girdi. Oğuzhan girdi iş. Ha, giriyor tamam. 6. bölümü yayınlandı bu arada. Dede. 6 bölümdür yayındayız. 6 bölüm. Dede. 7. bölüme koşuyoruz şu anda evet. Evet. 10 bölüm olacak. Hayır koşmuyoruz. Bu akşam yılbaşı. İlk 10 bölümümüz yayında şu anda. Doğru. Yayında, doğru. Yayında. Yayında. 10 bu akşam yılbaşı var. Gecesi arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Son 2 bölümünü mi bugün koyuyorsunuz? Dizinin teaser'ını izleyelim. İzleyicilerimize paylaşalım. Bize telif atmazsanız. Aa, hayatta atma. O zaman ver. Buyurunuz. Nereye veriyor? Ha, oo, ekranımız mı var? Yaşasınız. Yılın influencer'ı Leyla Demir. Yılın futbolcusu Emre Kunda. Yılın
Bu gece ne oldu Leyla? Kadına şiddet benim kesinlikle kabul edebileceğim bir şey değil abi. Emre Kun da bir an önce açıklama yapmalı. Üzerimden prim yapmaya çalışıyor kız. Yemin ederim başka bir şey yok. Vallahi yok. Keşke posta atmadan önce bize de danışsaydın. Bak markalar bütün anlaşmalarını iptal ediyor. İstedikleri gibi iftira atsınlar. Ama benim hakkımı savunma lüksüm bile yok sana göre, öyle mi? Şiddet varsa açıklama yok. Ben ne bok yersem yiyeyim halletmek zorundalar. Neden biliyor musunuz? Kral benim! Ne derlerse yapacaksın bunları. Duydun mu beni? O paylaşımı sileceksin. Sonra da özür dileyeceksin. Yoksa seni yok ederim. Ne güzel yapmışlar ya. Mesela ilk başta çok eğlenceli bir iş gibi gözüküyor. Komedi dersin eğlencesine, renklerine baktığın zaman ama bu bir komedi değil. Değil. Bu ciddi ciddi insanı gelen de bir durum. Sonraki olaylar bak tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu şekilde ben uyandım mesela biliyor musun? Sabah bana şu mesaj geldi mesela. Sakın cevap verme. Neye? Bir girdim abi Twitter'a. Hesap vereyim, haddimi bileyim, akıllı olayım. Bunları görüyorum. Hakikaten de bu arada hesap vereceğim ve akıllı olacağım ve haddimi bileceğim de bir şey olmuş. Montajda kaçmış gitmiş. O kadar kötü bir gündü ki benim için. Doğal olarak bir şey anlatmak istiyorsun o kadar insan seni takip ederken. Sanki bütün gözler senin üzerindeymiş gibi oluyor. Bir hafta falan ölü gibi gezdim değil mi Berk? Bayağı böyle bembeyaz. Gerçekten ömrümden ömür gitmişti kendimi insanlara açıklayacağım diye. Öyle bir dönem yaşamıştım. Ve burada senin uyanışın, olaylar, örgü falan direkt onu aklıma getirdi. Birçok insanda bu olmuyor tabii. Çünkü bir insan okulunda rezil olursa okul değiştirebilir. Kasabasında bir bok yemişse ya da rezil olmuşsa ya da bir şey başına gelmişse başka bir kasabaya taşınır. Ama influencerlar, yüksek takipçili insanlar o kadar göz önünde ki ne yapacaklar? Tabii. Başka bir ülkeye mi gidecekler? Doğal olarak o yaşanılan stres o kadar büyük ki insanların üzerinde o kadar büyük bir baskı yaratıyor ki tabii ki elbette bugün TikTok ya da onun gibi mecralarda birçok insan artık çok fazla takipçiye sahip olabiliyor. Sürekli içerik üretiyorlar. O da tamamen duygusal tabii olarak. Biz para kazanalım, yan masada oturanlar beni tanısın aşkıyla yapıyorlar bu işi. Ama burada insanlar oyuncu olmak istiyorlar, bir sanat icra etmek istiyorlar. Üzerine dizilerde oynuyorlar ve takipçi kazanıyorlar. Finalde bir cümle diyorlar bir yerde ya da bir fotoğrafları çıkıyor bir yerde. Geçmiş olsun. O günün konusu onlar oluyorlar. Hatta insanlar mesela bu insanların isimleri, soy isimleriyle değil, direkt olarak birini hedef almak için hedef alıyorlar. En kötü ben yazayım daha çok like alayım diye sana saldırmaya başlıyorlar. Sen insan değil misin gibi. Bunu yaşadığım anı hatırladım direkt izleyince teaser'ı. Böyle oy oldum dedim ki bu bir komedi olamaz. Çünkü gerçekten etkilenen insan hayatları var. Kimisi unutulmak tabii için günlerce, aylarca evinden çıkmıyor. Para kazanmak zorunda ama para bile kazanamıyor. İnsanları gerçekten çok büyük etkileyen olaylar bunlar. Ve siz doğal olarak bu olayların tam sıfır noktasına değinmişsiniz. Esasında bir blackout hikayesi bu. Yani bir blackout'la başlıyor. Zaman zaman alkolün dozunu kaçırırız. Çok fazla içeriz ve şimdi beynin sağ tarafı ve sol tarafındaki şeyler mesela atıyorum tek bir alkolle başlayıp geceyi devam ettiğiniz zaman bir şey olmayabilir. Fakat arada şatlar yapıp tatlı veya tuzlu yaptığınızda beynin iki tarafı birden çalışmaya başlıyor. O şatlar blackout yapıyor. Ama 10 dakika, ama yarım saat. Ve hatırlamadığınız yarım saat belki de hayatınızı mahvedebilir. O yüzden böyle hani bu bize çok cazibeli geldi. Eğlenceyle ilgili bir şey ya. Hani ödül alıyor. Yılın influencer'ı. Hı. Ödül alıyor. Yılın futbolcusu. Evet. Real Madrid'e gidecek falan filan. Ve DM'den tanışıyorlar. Ünlülerin böyle bir herkesi herkes tanıma hali var ya mesela. Tanışmıyorsun ama mesela tanışıyorsun. Ünlünün en gıcı tarafı bu. Sonra abi bir eğleniyorlar o gece ve sonrasında hatırlamıyor. Bir açıklama yapıyor Aslıhan dizide Leyla karakteri ve bütün markalar gidiyor. Her şeyi tabii kaybetmeye başlıyor. Tabii. Ama tersinden bir başarı hikayesi anlatıyoruz esasında. Yani markalar giderken kendi karakterini, kendi içsel yolculuğuna dönüp kendisini buluyor. Kendisini kazanıyor. Yani çünkü olay artık bu. Sistem değişti, dönem değişti, zaman değişti. Bunu yalnızca günlük yaşantımızda değil, izlediğimiz işlerde de kabullenmemiz gerekiyor. Sizin işlediğiniz iş tam olarak böyle bir iş. Çünkü çok kadın hikayesi anlatılmıştır, çok erkek hikayesi anlatılmıştır. Mücadele hikayeleri çok fazla anlatılmıştır. Ama hiç bu taraftan bakmamıştık konuya. Çünkü gerçekten illa mücadele vermek gidip işte bir evi temizliğe gittim. Sonra böyle pazarda işte çalıştım. Ben çocuklarıma baktım hikayeleriyle büyüdük zaten. Çok da değerli hikayelerdi. Ama şimdi konu artık çok daha başka bir yere evrildi. Gençleri anlamıyorsunuz. Var ya işte böyle bir evet şey yani. Biz anlamak için onlarla masaya oturduk ve beraber bu işi yapmak istedik. Çünkü yeni dönem bu. Biz işler güçler yaptığımızda abi şeydi hani o dönemin fenomeni kavramsal olarak fenomen oyunculuktu yani. Hani çok popülerdi oyunculuk hadisesi. Şimdi de influencerlık çok popüler. Evet. Kavramsal olarak. O bir fenomen yani. Hani bir laf söylüyor birisi ve ülkenin gündemi değişiyor. Dolayısıyla yani çok cazibeli. Onlara sormak lazım esasında yani. Ne hissettin mesela Aslan sen bu rol oynarken? Ya böyle bir şeyin başına geleceğini tahayyül
ettin mi hiç rol oynarken? Bazen insan kaptırıyor ya kendini böyle konulara. Ya evet, zaten hani çok benzeri olmasa sürekli biz de saldırıya uğruyoruz tabii, aslında mesleğimiz tabii. gereği. Ve çok aslında empati yapabildiğim bir durum. Ve çok fazla insanın başına da gelen bir durum. O yüzden böyle bir şeyin altını çizmek çok keyif verdi bana da açıkçası. Sen ne düşünüyorsun peki bu konuda? Çok keyif aldım Moruk. O da bir. Ya böyle linçle falan çok şeyim yok ya benim. Çok güzel işte günümüzü anlatan. Çok da güzel anlattın sen. Murat abi de çok güzel anlattı. Aslı da çok güzel anlattı. Ya keyifli bir şey oldu. Öyle bir çılgınlık var ya mesela Squid Game falan filan bilmem ne. Hani fakirlikten insanlar bir oyun oynuyorlar ve ölümle burun buruna var. Yaşamak için mücadele ediyorlar. Esasında hani giyotinin çıkmasını hatırlayalım. Braveheart vardı, ben çocukken izlemiştim, bayılmıştım mesela. Giyotini düşünsenize abi. Hani giyotin diye bir şey var. Birisinin boynu kesiliyor ve herkes onu izliyor kalabalık meydanda. İnsanoğlu böyle çiğ bir varlık. Müdahale etmiyor. Twitter'da şu anda orta çağ gibi zaten. Aynen, herkes evet, böyle yani. Kazıklarıyla meşale. Ya izleyenler zaten kendilerini buldu zaten bu dizide yani. Peki genel olarak böyle işlerin izledikten sonra kafada bıraktığı bir anlam vardır, bir başlık vardır. Ben bu diziyi izledikten sonra kafamdaki başlık ne olacak? Bu sosyal medyadaki riyakarlığa mı değiniriz yani? Ya da orada her an hayatların değişebildiğine mi değiniriz? Herhalde ne kalacak aklımızda? Ne kaldı senin aklında Aslıhan? 10 bölüm çekmiş bir aktrist olarak. Yani bence yeni dünya düzeni ya. Tamamen o savaşın artık duygusal savaş, insanların birbirine saldırma şekli. Bu bence ne kadar aslında parmaklarımızın ucuna ve dünya ne kadar değişti, birbirimize ne kadar zarar veriyoruz. Tam olarak şu anda yaşadığımız sistemin altını çiziyor. Aynen öyle. Sen ne diyorsun? Ön yargılı olmamak lazım aslında. Çünkü bir nevi insanların olayı bilmeden, şimdi dizide aslında Leyla'nın bir de Emre'nin bir olay geçiyor aralarında. Ama bunu kimse daha bilmiyor. İnsanlar çok ön yargılı oluyor ve çok aslında Leyla'nın linç yemesinin sebebi o zaten. Bana şey hissettirdi, aslında insanın ön yargılı olmaması gerekiyor. Biraz güzelce araştırıp ona göre bir cevap vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında Murat Beyciğim ne diyeceksin? Yani insanların bile kendilerine ekledikleri başlık, bile takipçilerin onlara ekledikleri başlık var. Onların o attıkları yorumdan ibaret. Benim işte hayatım nerelere gidiyor? Sırf onların 10 saniyede attığı yorumlar işte benim ailemi, hayatımı, işlerimi, kazancımı falan falan falan. Anladım. Onları biz zaten artık belirleyemiyoruz da başkası evet. belirliyor. Tanrıcılık yapıyor insanlar. Evet. Yani tanrıyı oynuyorlar. Mesela takip edilen kişi diyor ki takipçisini ben seni var ediyorum. Takipçi evet. diyor ki hayır diyor ben seni var ediyorum. Evet. Bizim anlattığımız hikaye esasında bu. Tanrı kim Instagram'da? Takip eden mi, takip edilen mi? Evet. Esas ilgilendiğimiz kısım burası. Nice. Güzel söyledim değil mi? Güzel. Hemen Kamil'i alalım. Yılbaşı Kamil'i gel. Dizi Z kuşağı tarafından çok beğenilmiş. Bu mu? Bu mudur? Haberiniz olsun. Z kuşağı çok beğenmiş. Çok teşekkür ederiz. Z kuşağı beğenmiş yani. Vallahi nereden aldınız bu bilgiyi? Kaynak açıklayamıyoruz. Murat Bey'in 5. projesiymiş yapımcılığın üstlendiği. Evet, evet. Şu an kayıtta mıyız? Tabii tabii. Her şey kaydediliyor. Ben bütün program boyunca nasılım biliyor musun? Tenis maçı izliyor şu an. Mutlu musun yapımcı olmaktan? Ben kayda mesela çok girdik, şaşırıyorum. Değil mi şu an? Tabii kayıttayız, hep kayıttayız. Aslan mutlu musun yapımcı olmamdan? Çok mutluyum ya. Bertan. İnanılmaz. Peki oyuncunun dilinden anlayan bir yapımcınız mı var? Kesinlikle. %100 zaten. Tabii. Oyuncu zaten olduğu oyuncu için olduğu için. Zamanda. Müthiş. Peki işin her alanında var mıydın abi? Bu böyledir, şu şöyledir. Müdahale ediyor musun yani? İşini tamamen sahipleniyor musun? A'dan Z'ye her alanında vardık. Montaja girmeler, sete tabii. gitmeler. Tabii herkes çok değerli. Yönetmenimiz Hande Türkel, senaristimiz Murat Kepez. Selamlar. Oyuncularımız Aslıhan Mağbura, Bertan Aslan. Çok değerliler, çok tatlılar. Yapımcımız Manol Eşen. Yapımcımız Murat Cemciğir. Selamlar. Süper oldu. Şimdi gerçek bir hikayeden esinlenmişsiniz. Böyle bir senaryo ortaya çıkmış. Ya şöyle esasında, Cristiano Ronaldo'nun bir hikayesi var. 2004'te mi, 2005'te mi başından geçmiş bir hikaye. Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Bir kadın bir futbol kulübünün karşısına geçip onunla mücadele edebilir miydi falan dedik. Sonra Aslıhan'ı görünce dedik ki edebilir. Ya fikri verdi, çok iyi. İçeri girdi ve rolü aldı. Peki şimdi aslında bu izlediğimiz dizi başı sonu çok iyi tasarlanmış bölümlerden oluşuyor. Ve normal bir televizyon kanalında, normal bir televizyon saatine verilebilecek işte değil. Siz bunu dijital platform üzerine yayınlanacak diye mi oturdunuz, çalıştınız? Yoksa başka yani. Kulvarları da var mı kafanızda? Yok, özel olarak yayın için hazırlanmış proje. Yayın için hazırlanmış proje. Yayın için hazırlanmış. Tamam, beni çok ezmedi artık. Özür dilerim. Özür dilerim. 25 dakika, 10 bölüm. Biz bir hikayeyi 240 dakikada anlatabilir miyiz dedik. Hani diziler normalde 180-160 dakika. Evet. Kaç dakika diziler aslında? Televizyonda da Show TV'de de bir evet, dizidesin. Evet. 140 dakika neredeyse. Evet. Burada bir performans sergiliyorsunuz. Bunun için de ayrıca tebrik ediyorum sizi. Biz annem evlilik hakkında her şeyi izliyor. Evlilik hakkında her şey. Abi bizim dizi izliyor. Evet evet bayağı. Dün akşam konuştuk annemle. Bayağı seviyorum. Anneciğim yani. Ellerinizden öperim. Kamil hep burada mı kalacak? Gideyim mi? Hayır. Hayır kal, kal. Lütfen Kamil sakın. Ben alıştım artık sana burada böyle. En azından biri benimle arkada. Çalgı çengi tutmasaymış oyunculuğu bırakıyormuşsunuz. Evet. Öyle mi? Öyle. Gerçekten mi? Tutmasaydı bırakıyordum ama tuttu. Yapacak bir şey yok. Aslıhan Hanım'ın soyadı yüzünden çok dalga geçiyorlarmış gençken. Malboro. Evet.
Yani bu... Öyle. Memleket öyle. Yapacak. Bence çok karizmatik ama. Bence de evet. Evet evet. Şu an ben de çok memnunum evet. Aslı Hanım uçaktan çok korkuyormuş. Ya şöyle, bir kere çünkü şöyle bir şey yaşadım. Normalde hiç korkmuyorum. Afyon'dan İstanbul'a uçuyorum. 20 saatlik bir uçuş ve biz 2,5 saat falan inemedik. Ve hayatımda ilk defa pilotun mikrofondan çığlık attığını duydum. Çığlık değil de bağırdı. İşte herkes yerine otursun, o ses yerine otursun. İnanılmaz panik. Uçakta çığlık, kıyamet of, koptu falan. Kafayı yerdim. Dedim herhalde düşüyoruz. Allah. Hava çok fırtınalı falan. Asla inemiyoruz. O günden sonra böyle azıcık sallansa ben böyle olup yapışıyorum. Mesela böyle film falan mı izlesen mesela bu korkunu yenmek için? Çok izledim aslında. Bir taraftan da çok düşüyor. Çok biliyorum şu an ne zaman hani, düşmüş, nasıl düşüyor. Düşen uçak filmleri var. O da tehlikeli. Evet. Yoksa uçak düşmüyorsa filmin bir manası olmuyor ya. Evet. Fazal Şenel ile Sessizce evlenmiş. Sessizce mi? Sessizce. Sessizce. Bir anda biz Sessizce mi? Sus sus evleniyoruz. Sessizce değil ya, biz zaten çok öyle magazini sevmeyen insanlarız yani. Kendi bir özelimiz var Canlıcı. Ondan sonracığıma pis yedili de kendisiyle tanıştık. Beni hiç sevmiyordu. Hazalcığım, Bebişko. Aynı dizideydik. Hazal'la iki ay hiç anlaşamadık Muruk. Ben herkesle sette falan zaten ama gördüm. Ama en büyük aşklar nefretle başlar. Nefretle başlar. Şimdi de 10 yıldır beraberiz. Oh be. Şim, canım cazım. Evlendiniz mi? Nişanlandık Bebişko. Aynen. Evlenmemiştiniz. Yok, yanlış bildin işte. Görüyor musun Kamil? Biz öyle her şeyi biliyormuş. Bu program gerçekten evet. Çok enteresan oldu, evet. Aslıhan Hanım 3 Kuruş dizisinde WhatsApp grubu kurulmuş ama onu almamışlar. Ay. Bu benim söylediğim şaka yaptığım bir şeydi. Benim şakamı Kamil bilgi gibi mi aldın? Ben yaptım. Herhalde beni almadılar diye şaka yaptım. Bizim etkileyici WhatsApp grubumuzda Aslıhan var. Teşekkür ederim. Gıda mühendisliği bölümünü bitirmiş Aslıhan Hanım. Evet, doğrudur. Tebrikler. Değişik bir insan Aslıhan. Gıda mühendisi ve piyano çalabiliyor. İyi çalıyorsun. Ama. Yok, iyi çalmıyorum. Öğreniyorum. Allah Allah ya. Ya ben geliyorum baştan anlatayım. Ne oldu acaba hakikaten? Yeni öğreniyorum. İstihbarat sıfır yazmış. Bertan Bey, Demet Akalın ve Gülben Ergen'e şarkı vermiş. Evet. Çok yetenekli bir adam oğlum zaten. Yeteneksiz insanlarla ne işimiz var arkadaşlar? Peki gerçekten nasıl belirledin kadroyu yapımcı olarak? Mesela çağırdı Murat abi, dedi böyle böyle bir dizi var ama birkaç şutunu görmem lazım dedi halı sahada. Evvelinde tanışıyor muydunuz peki? Bu diziyle beraber. Bu dizi aynen. Ha, bu süper. İnsanlar tanıdıklarından kadro kurarlar ya genelde. Onu yapmam. Mısın sen? Zaten o doğru değil ki. Bu bir polemik olur. Yok bence doğru değil ya. Polemiği ben başlatıyorum hadi. Tamam. Bence bu doğru değil ki yani. Hani işi ehliyle yapmak doğru. O iş için, o rol için en doğru insan kimse onunla çalışmak bence en doğru şey. Bertan içeri girer girmez bizi aldı arkadaşlar. Ateş gibi bir adam yani. Evet gerçekten. Öyle gerçekten. İçeri girdi ve aldı bizi böyle. Ağzımız açık adamı seyrettik, hayran olduk. Sonra Aslıhan içeri girdi. Girmeden evvel bir dizide çalışıyordu o zamanlar. Kendi kendine audition çekmiş. Normalde bir sahneye gönderirsiniz, oyuncu bazen çekebilir. Reji yapmış. Dedim kız zaten sahneyi çekmiş yani. Böyle motivasyon olabilir mi? Tam nokta atışı oldu o zaman. Çünkü motivasyon çok önemli. Bir de yetenek tehlikeli bir şeydir. Disiplinle beraber değer kazanır. Çok disiplinli ikisi de. Bir de Aslan Hanım İbrahim Selim'in programına katılmış. En sevdiği küfür etmiş. Ama biplendiği için kimse bilmiyor şu an. Hay Allah. Biz bilelim mesela değil mi? Ben merak ettim. Merak ettim. Ben de merak ettim. Çok merak ettim. Ben de çok yani... merak ettim. Porselen gibi kız şimdi hiç de yakıştıramadım ne küfür etti acaba diye de merak ettim yani. Evet. Ben evet de niye döndü zaten. Hadi dedim neyse bir kerelik söyleyeyim o kadar insanın önünden. Neyse. Biz yayınlamayız. Aynen be. Aramızda biz kalır. Ben çok korkuyorum. Ben anlamadım ne yayınlanacak, ne yayınlanmayacak. Hiç korkma, hiç korkma. Vallahi ben hiç korkma. Bak daha önce burada... Şey dedim ama ya, sen... eşeğin öyle bir şey ki aslında küfür değil bu. Tabir mi? Trakyalı arkadaşımdan duydum ilk ve o kadar güzel bir anda, o kadar güzel bir şekilde söyledi ki bende öyle kaldı o. Bir şey oldu, eşeğin s***. Eşek ya, hani. Küfür değil bence tabir. Biplediğin zaman ağzını okuyunca anlaşılmaz. Öyle hadi bakma. Hepimiz aynı anda bipleyin. Kameraya söyleyin. Bakalım. Bipleyin bak okunmayacak. Küfür dediğim bir şey efendim bu arada. Murat Bey Dubai'de en iyi çıkış yapan yapımcı ödülünü almış. Ödül aldım. MENA bölgesinde sinemacı, yapımcıların ve sinema işletmecilerinin ve stüdyoların falan geldiği bir etkinlik. Ödül töreni o. Atıyorum mesela Hayalet Avcıları filminin ilk gösterimi orada yapıldı sinemacılara. Orta Doğu bölgesinde kısa zamanda film yaparak sürdürülebilir bir şekilde çok fazla sinemaya seyirci çeken ve sürdürülebilir başarıyı sağlayabilen bir yapımcı olarak Türkiye'den beni takdir etmişler. Ben de gittim, davet icabet ettim, ödülümü aldım, döndüm. Görüşürüz Kamil. Enerjimizi bir değiştirelim. Gel. Efendim ne alırsın? İnsan bir değişiyor. Murat'cığım ben böyleyim sağ ol. Teşekkür ederim. Senin için de aslında bir farklılık oldu bu iş. Komediden ya komedi sonra olmaması iyi geldi bana. Ahlat ağacından sonra mı oldu bu?
O kırmızı halıda yürümeyecektim. Allah tacından sonra oldu ya. O çünkü başka bir şey böyle. Hani şaka seviyoruz zaten. Evet. Hani komedi çok değerli bir şey. Hep yapmaya devam edeceğim komedi filmleri işte. Ahmet'le hep beraber filmler yapacağız inşallah hep beraber. Ama dram dediğimiz şey başka bir şey abi yani. Hani bir film yapıyorsun, bir dizi yapıyorsun ve milyonlarca insanın kanaatinde bir şey oluşturuyorsun. Bir kendine gel diyorsun. Burada onu yaptık işte. Şey gibi böyle. Hakikaten kimse gençleri karşısında alıp dinlemiyor. Ama mesela ülkenin geleceği de o arkadaşlar. Ve hala kendimizi onlara anlatmaya çalışıyoruz. Onları anlamak yerine değil mi? Onları dinlemiyoruz ki. Bir dinlesene abi. Adam bir anlatsın. Sana hayatın sırrını verecek yani. Hani. Düşünsene. 7 yaşında bir kız çocuğu Roblox oynuyor. Evet. Ve kredi kartı bilgilerini giriyor. Neyse buradan da yeğenim mesela. Baba senin üstelik. Peki bu konuda böyle hiç muadil diyebileceğimiz, benzer diyebileceğimiz bir iş gördük Yok, mü? Yok. Kesinlikle orijinal. Murat Cemcir represent. Manol Yaşent. Futuring by Manol Yaşent. Netflix'te pardon geyinde. Hayır bana bunu yapmayın ya. Bazıları mesela oyun oynar. Bazıları oyun kurar. Bazıları da oyuna ilham verir. Evet. Güzel. Tebrikler. Çok güzeldi. Çok güzel. Biz ilham veren tarafız değil mi abi? Aynen. Buraya oturunca bir şey oluyor insanda. O zaman bu yılbaşı programı olduğu için sizden bu yılla ilgili ve işin devamıyla ilgili ve işinizle ilgili son cümleleri alıp finale geleceğim. Şahane programdan öncelikle teşekkürler çağırdığın için. Hiç öyle olmadığını farkındayım. Olsun. Ne diyeyim, herkese sağlıklı, mutlu bir sene diliyorum. Umarım gelen gideni aratmaz. Maskelerden kurtulmayı diliyorum ben mesela. Personalarımızın olmadığı bir yıl diliyorum. Abiciğim öncelikle iyi ki varsın. Severek izliyoruz, severek takip ediyoruz. Aynı şekilde. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Birbirinizi sevin, üzmeyin. Çok da takmayın abi ya. Gelişini, hayata, akışına bırakın yani. Çok da takmamak lazım. Mutlu olun, birbirinizi sevin. Bu kadar yani. Aşık olun. Aşık olun. Aşk çok güzel bir şey. Geyine abone olun, Etkileyici dizisini izleyin. Etkileyici dizisi, oyuncuları ve yapımcısı konuğumuzdu. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Davet için teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyif aldım. Umarım tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Müzisyenler konuğum. Öyle müzisyenler konuğum ki... Anlatacağım biraz sonra. Programı başlatayım o zaman. Sakiler grubu konuğumuz. Sonuna grubunu ekliyor musunuz? Grup yok. Sakiler konuğumuz. Nasıl ortaya çıktı diye herkesin, her katıldığınız programda sorulan, her röportajda sorulan soruyu elbette sormayacağım. Bunu yapmamanız ihanet olurdu kendinize bence. Uzun yıllardır zaten sevgili Hasan'la ben de çalışma şerefine nail oldum. Çünkü biz şarkıcılar da öyleyizdir. Bir şarkı yaparız. Arkaya işte ne olsun? Klarnet olsun. Bu şarkıda klarnet istiyorum abi. Arasın. Ha, trompet olsun. Arasın. Yine arasın. Hemen tabii. Adam bütün üflemeleri üflediğince eğlendiğimiz, bugün konserlerde hala insanları eğlendirdiğimiz birçok şarkıda emeği vardı. Çok çalıştık stüdyoda ya. Çok çok çalıştık. Yani. Ama biz çalışamadık. Yani mesela şöyle yapabiliyorsun. Kanuncu geliyor mesela. Hocam bu mu diyor? Hayır diyorsun. Hasan'a öyle bir şey diyemiyorsun. Çünkü Hasan bir kere dinliyor. Böyle bir şey ekledim usta. Gönder bir daha. Gönder bir daha. Hasan gitti. Gitti. Hasan gitti. Bir kere konuşuyorsun bu adamla. Diyorsun ki abi ben böyle bir şey istiyorum. O sana gerçekten ne istediğini gösteriyor. Ama senin de ağzınla tarif etmelerin meşhur. Ah abi biz işte cahillikten. Yapıyorum. Böyle yapıyor. Tamam sen siliritliyor. Başlıyor. Çatara çatara çalıyor. Herkese çaldınız abi. Finalde arkada otururken o müzisyenlerin arasında şöyle mi oldu? Lan bu ipliler ne kadar para kazanıyor buradan? Bizim ne işimiz var lan burada? Dur bir dakika biz yapsak daha iyi yaparız gibi ben şey oldu. Ben olmadım aslında bu oldu. Delirdin mi? Böyle yani bakın... beni kendime getirdi yani sana. Delirmedim de pandemi vesile oldu aslında bize. Siz öyle diyor musunuz zaten? Biz bir pandemi grubuyuz diyor musunuz? Evet abi öyle diyoruz. Çünkü pandemide biz evi arabayı satıp arkadaşlarımız 15 ay önce tatil yapınca lan biz yani aynı sektördeyiz nasıl bu kadar fark olabilir dedik. Kendi işimizi yapalım ne kadar kötü olabilir ya. Tutarsa pençe gideriz. Bir şey yok. Tutmazsa da biz Erzincanlıyız mesela. Yöresel ev yemeklerine giderdik televizyon programı yani. Estağfurullah. Hani ya. Bir şey yapardık yani. Olur bir şey mu, yapınca olur. Oluyor yani. Ama akacak kan damarda durmaz. Şimdi burada bir sınır var ama. Bütün müzisyenler elbette çok iyi müzik yapabilirler ama bunu halkla buluşturmak başka bir meseledir. Birçok müzisyenin de anlamadığı şey budur zaten. Benim de daha önce Hasan'dan kıymetli olmasın çok fazla kıymetli müzisyen arkadaşım oturup albüm yaptılar. Kendi başlarına ekip toplandılar. Solistin nazını bir kenara bırakıp kendi başlarına oturup bir şeyler icra ettiler. Ama halka oynamak yerine diğer müzisyenlere oynadılar. Basçı başladı falan filan. Yapıyorlardı albümleri ama herkes abi kendi mastürbasyonunu yaşıyordu. Kanun çalan en iyisini çalıp, en hızlısını çalıp, en gürültüsünü çalıp tamam çok iyi iş. Avrupa'da falan da çok icabet görüyor o işler ama Türkiye'de abi bir türlü müzisyenler sokağa inemedi bu konuda. Şimdi Hasan bana gönderdi şarkıyı. Dinledim. Zaten bir felç indi bana. Ne oluyor dedim. Sonra yorumlara baktım. Müslüm Gürses'i duyduk sanki. Tüylerimiz diken diken oldu. Şimdi bu Müslüm Gürses benzeri bir şey değil. Muadili bir şey. Evet. Çünkü onun verdiği şimdi Müslüm Gürses sesi, Hasan'ın sesi falan filan bunu kıyaslamak Hasan'a da çok büyük bir haksızlık olur. Evet. O yüzden muadili bir şey duydu insanlar. O hissi, o titretmeyi, o tüylerin diken diken oluşunu bize yine başka bir sesle verilebileceğini öğrendi insanlar. Yorumlarda bunu gördük. Nasıl kendinizi durdurdunuz çalarken? Nasıl eklemediniz
ekledikleriniz içine kendi yeteneklerinizi? Daha çok enstrüman yüklemediniz. Yok, ekledik ya. Sonunda mesela bir klarnet bölümü var. Onu yapıyorsunuz. Yok yok. Neden? Onu yapıyorsunuz. Neden herkes coşuyor yani? Niye herkes coşuyor? O müzisyenlik durumunu nasıl frenlediniz? Olması gerektiği kadar yaptık. Fazlasını yapmamamız gerektiğini biliyorduk biz. Fazlasını yaptığı zaman halka inmeyeceğini de biliyorduk. Olması gerektiği kadar yaptık. O yüzden de... Yani güzelden ziyade biz doğruya yöneldik aslında. Hani güzel müzik mi, doğru müzik mi? Biz hep doğruyu arıyoruz yani. Konserlerde azıcık daha bozuyoruz kendimizi. Güzel, güzel. Bozmak lazım. Peki nasıl gidiyor? Tahmin ettiğiniz gibi oldu mu? Oldu vallahi. Fazlası oldu. Fazlası oldu. Tam bir sene oldu. Tam bir yaşındayız. Bir senede inanılmaz büyük adımlar attık gibi geliyor bana. Marmaris'teyim. Yıllardır kız arkadaşım olmuyordu. Kız arkadaşım var. Sezon finalini çektik. Trend 1'e oturdu. Hayvanlar gibi izleniyor. Yani işim iyi. Özel hayatım çok iyi. Tatildeyim. Bir rahatlık var. Herkes mutlu. Coco Jumbo kopuyor millet. Arabaya bindim. Otelden çıkıyorum abi. Senin şarkı bir çıktı radyoda. Bana mısın demez. Ya çekmediğim aşk acılarını çektim ya. Kızla daha 5 dakika önce aşkım ben bir yere gidiyorum. Bir şey istiyor musun falan. İstemiyorum aşkım falan. Arabada şarkı dinlemişim dönmüşüm. Sarılıyor falan. Sen de sarıl tabii. Sen de acıt beni falan. Anladın mı? Kızla tribe girdi. Ne oluyor lan buna? Manyadı falan dedi yani. Gerçekten insanları hani bazı şarkılar vardır. Sizi alır geçmişe götürür. Gelecekle ilgili ümit verir. O anı değerlendirmenizi sağlar. Sizin şarkılarınız tabii ki yıkmıyor da. Böyle insanın içindeki o yaralı, o omzu düşük bölümü de lap diye öne çıkartıyor. Bunun farkında mısınız abi? Bu arada Selam Var'ın müziği Yücel'e ait. Ne yaşadın ya? Bayağı yokluktan yaptık abi yani. İşin gerçeği bu. Pandemi, cepte para yok. Şarkı alsan dünyanın parası. Telif yiyorsun, YouTube kanalı kapanıyor. Oturdum, beste yaptım abi parasızlıktan. Bu arada bestecilik yönü yok Yücel'in. İlk defa aldı gitarı eline. Varmış demek ki. Varmış. Adımız Ayaş da onun. Ama bir daha olmadı, bitti. Ne kadar yoruluşmuşsun ben. Hepsini tüketmişim. Rahatlamışım ama rahatlamışım. Üçüncü olmadı. Kasayı, parayı bir boşaltmak lazım onu üretmesi için oldu. Belli oldu yani. Bu ekibi kurma fikri. Siz zaten arkadaşsınız ama. Neden bu adam, neden bu adam, neden bu adam? O kadar çok müzisyenle çalışıyorsunuz ve tanıyorsunuz ki. Yani şu kadronun, temik kadronun kurulması elbette bir sebebi vardır. Koray Avcı'yla beraber çalışıyorduk Yücel'le zaten. Koray da bana arada derdime derman meyler, dilim ismin Eceler, seni benden aldılar hain geceler. Burada mikrofon uzatıyor ben sadece. Ben daha da söyleyeyim. Sunamam yani. 30 santimden söyledi oğlum şarkı. Akli dengem bozuldu şu anda. Niye çekiyoruz bu programı? Çok yakın oldu abi. Gözleri de böyle acıyı anlatıyor böyle. Ama komik bir hikaye anlatacağını da belirtmek için gülerek söylüyor şarkıyı bak böyle. Ya yani tam bir psikopata döndü bak. Derdime der, öl piç ama gülerek böyle. Mikrofonu uzatıyordu orada. Hatta şey diyordu Koray. Bir romana enstrümanı verirseniz çok güzel çalar, hakkını verir. Ama bir romana mikrofon verirseniz olacaklardan sorumlu değiliz diyordu. Hatta bir gün bir fan da şey yazmış. Abi Hasan o mikrofonu hiç vermeyecektim. Beraber çalıyorduk. Pandemi döneminde de baktık iş ciddi. Hadi bir şeyler yapalım dedik. Bir araya geldik. Enstrümantal bir şeyler yapacaktık. İlk ülkede enstrümantal müzik dinlenmiyor. Şarkı ne zaman başlayacak diye sorular geliyor. Bekliyorlar tabii. 4 dakikadır dinliyor şarkı dinledi falan. Var o kafalar. Son işlerdi. Güzel de dedi ki sen okumalısın. Dedim oğlum saçmalama, ben banyoda bile bu zamana kadar şarkı okumadım. Şimdi mi okuyacağım? Rezil olurum ben. Enstrümanist adamım gibi yorumlar yapıyordum Yücel'e. Sonra dünyadan uzağa yaptık. Monitörün başından kalkamıyoruz böyle. Abi biz de kalkamadık. Biz de milyonlara ulaştınız abi. Bunun ekstra bir etkisini görüyor musunuz piyasada? Görüyor musun? Görüyoruz tabii, görmez miyiz? Prodüktörler yani... falan filan. Milyon dolarlar teklif ediliyor bana. Benim yok. Aa, neler olmuş ya? Dağıtmak için. Grubu dağıtmak evet. için. Hangisi veriyor? Kaç para veriyor? Dağılsanıza. Gerçekten sizi yani gelip tek başınıza birbirinizden kopartmaya çalışan para babaları da oldu yani. Aynen. Sana şu kadar para verelim, gel seninle bir single yapalım falanlar filanlar. Tek başına abi, yürüdü yani. Acayip bir memleketiz biz ya. Başarılı bir şey gördün mü hemen atla akbaba gibi. Maalesef bizim de mesela... Bizi bana hiç yapan olmadı ya. Demek ki bende bir ışık görmediler demek ki. Keşke yapsalarmış. Ben bu arada hemen kabul ederdim bak. Ya hiç yalan olmasın. Hatta kabul eder, kendimi de doğruluğuma inandırırdım. Şey derdim, abi sonuçta büyüyecek bir ağacın dallarını budamak lazım falan değil mi? Böyle özlü sözler edip parayı da kütür kütür yerdim. Ama siz tabii ki o prodüktörlerin parasına muhtaç değilsiniz. Kamil'i çağıralım bakalım. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Kamil. Söyle bakalım. Pandemi grubularmış. Söyledik az önce. Herkes çocukluk arkadaşıymış. Evet. Evet. Müthiş bilgiler bunlar. Facebook profillerini mi inceledin? Yücel Bey'in nereli olduğu ve yaşı bilinmiyormuş. Ben 36 yaşındayım. Kökenim Erzincan, İstanbul'da doğumluyum. Gerçekten bu bilgiler yok. Artık şu anda dijital ayak izi. Kazık var. Hasan Bey mesela trombon çalmayı hiç istememiş. Evet, kemancı olmak istedim ben. Ne? Keman. Hiç yakıştıramadım şu an biliyor musun? Hocam da öyle dedi zaten. Bu sana yakışmaktı. Dedi ki bu olmaz. Sen dedi tromboncu olacaksın. Ama trombonun da ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü ailedeki herkes klarnetçi, trompetçi ve asma davulcu. Kuzenim ben üstü şenlendiriciydi evet, biliyorsun. Evet, selam olsun Hüsnü Hanım'a buradan. Gittik Bergama'ya. Trombonu açtılar şöyle kocaman bir alet. Teyzem böyle yaptı. Vah vah vah. Çok aç kalırsın sen dedi. Neden teyze dedim. Bizim buradaki düğünlerde hiç bundan yok dedi.
Ama iyi ki de tromboncu olmuşum. 10 yaşında geldiğin zaman evdeki enstrümanları kurcalamaya başlıyorsun. Trombon çaldın. Şunu abim Amerika'ya gitti konserde, trompetini bana bıraktı. Biliyorsun o da trompet çalıyor. Sonra Ebru Yaşar kaydı geldi bir tane bana ama trombon için. Aranjör dedi ki trompetle çalıyor musun dedi. Ben çalıyorum dedim. Daha hayatımda trompet elime almamış. Güzel güzel kumar. Bambaşka bir ambiyans yarası. Ne zaman kayıt abi dedim. 2 gün sonra dedi. Yani ben trompeti aldım. Kurcaladım ettim. Bir tek R'den çalmayı öğrendim. Gideceğim Sendur abiye diyeceğim ki güzel ele. Abi ben trompetçi değildim. Sana kayıt çalmak için yalan söyledim diyeceğim. Hasan'cığım parçanın tonu R dedi. Oh be dedim. Güzel denk geliş, çok iyi. Çaldım dedim. Bak oluyormuş demek ki. Sonra klarnete de heves sardık. Benim oğlum 4 yaşında. 8 yaşına geldiğinde o da 3'ünü çalıyor olacak. Müthiş. Abi çok iyi olmuş öğrendiğin. Onu ben de senin de çok iyi olmuş aç kaldığın ve beste yaptığın. Eyvallah. Çok özür dilerim. Eminim çok ızdırap dolu zamanlardır ama böyle güzel şarkılara vesile olmuş. Yok ya o kadar değil. İyiyiz yani çok şükür. Eyvallah, eyvallah çok şükür. Serkan Bey Arıza dizisini izlerken birden şarkılarını çaldığını ilk orada görmüş. Ne? Nasıl yaptın onu? Ne yaptın sen? Yalan haber. Ya kardeşim bu dünya böyle yalan haberlerle dolu işte. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bizden izinsiz. Bunun telifi var, parası var. İmzası sen deli misin? Bu adamlar kaç senedir o ortamın içinde sen parasını almadan bilmem nesini yapmadan öyle. O kadar duygusal anlatıyor ki sanki o da şey evde böyle. Tatlı bir müzisyenim. Tatlı. Ben sen bak burada böyle gözüktüğüne bakma. O ne yapmıştır biliyor musun? Alo! Hasan biz bunun parayı aldık mı buna koyduğunu aramıştır. Duygusal. Avrupalı müzisyen bekliyor oğlum. Bu adamlar öyle. Sen tahsilata gönderirsin bu adamları. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü sahadalar düşün. Alkolü bilmem nesi. Şu su bu su kavgası. Daha biz evimizde güvenle sıcak yuvamızda otururken bu adamlar o ortamlardan geçti. Sahadan gelen adamlar yani. Sahadan gelen adama da şarkıda çalmışlar dedirtemezsin. O diziyi alaşağı ederler. O zaman sizin en yüksek olduğunuz, yıldızınızın en parladığı yere alalım. Sizden şöyle güzel şarkılar dinleyelim. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var dönmekte sen. Deryaya yakın dünyadan uzak, deryaya yakın dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Doğru.
masada üç beş, yakın arkadaş. Mezemiz yine aşk, yine gözde yaş. Masada üç beş, yakın arkadaş. Mezemiz yine aş, yine gözde yaş. Uzak olsun bizden uzak, aşka kıyanlar. Yanmışız yanacağımız kadar, adımız ay yaş. Dışımız aşk kokuyorken, gitmek olur mu, küsmek olur mu, çok seviyorken. Elimiz yüzümüz içimiz dışımız aşk kokuyorken, susmak olur mu, küsmek olur mu, çok seviyorken. Masada üç beş, yakın arkadaş. Mezemiz yine aşk, yine gözde yaş. Uzak olsun bizden uzak, aşka kıyanlar. Yanmışız yanacağımız kadar, adımız ay yaş. Elimiz yüzümüz içimiz dışımız aşk kokuyorken, gitmek olur mu, küsmek olur mu, çok seviyorken. Elimiz yüzümüz içimiz dışımız aşk kokuyorken, susmak olur mu, küsmek olur mu, çok seviyorken. Hey!
kaderi var. Vurdu beni kurşuna, iki lafını ocağı yakınamına. Canlı canlı izlemek isterseniz, ki eminim istersiniz çünkü böyle bir zevk, böyle bir profesyonellik yok. Nerede izleyecekler? En yakın zamanlarda. Direkt Takiler Official'ı bence takip etsinler, evet, çünkü konser programımız biraz yoğun. Instagram hesaplarından öğrenebilirsiniz. Onları takip edin, müziğe doyun, güzel güzel tribe girin ama yanınızdakilere yansıtmayın. Benim izleyicime söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben genel herkese bir şey söyleyeyim. Yeni yıl sağlıkla beraber gelsin, bu illet hastalık bitsin. Mutlu günler bizi beklesin inşallah. Ya bunu çalıştın mı? Vallahi çalışmadım. Vallahi mı? Tamam. Ben de sağlık diliyorum artık, yani günümüzde ne dileyebiliriz ki başka bu pandemiden dolayı. Sizlere de daha başarılı bir yayın hayatı diliyorum. Ha bu ne koyayım, daha başarılı. Daha da başarılı. Ha yani. Daha da. Daha da başarılı. Daha da, daha da dedi. Bana bak, daha da. Daha ayrı. Güzel. İnşallah. Allah daha da. Ben de dedim geçen trend bir olamadık, iki olduk, ona mı diyor acaba dedim ya. Abi sağlık diliyorum. İnşallah ekonomi de düzelir yeni yılda. Çünkü kötü gidiyor. Bize de başarı diliyorum. Zaten çok güzel gidiyoruz. Daha da güzel olacak inanıyorum. Ve Sakiler konuğumuzdu. Bana mısın demez. Ah be abi. Bitirdin biz abi. Bitirdiniz bizi. Burası Pinç'in kanalı. Bu Pinç'in ilk Pinç bölümü. Umarım beğenmişsinizdir. 5. sezonun 55. bölümü ve biz Pinç'in kanalındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında sizin bizlere hoş geldiniz demeniz lazım. Zira siz bizden evvel geldiniz. Bu kanal açılalı 6 gün olmuşken 100 bin aboneye ulaştı bile, içerisinde hiçbir video olmamasına rağmen. Hoş geldiniz demek o yüzden abes olur. Hoş bulduk. Pinç bitti. İyi yıllar.